Upanishatlar. Bütün bilgi ve hikmetler tıpkı alev alev yanan bir ateşten sıçrayan kıvılcımlar gibi Tanrı'dan zuhur ederler. Onlar Tanrı'nın soluğudur. Maitreyi, Brihadaranyaka, Kato Upanishad. Ölümsüzlüğün sırrı derin düşünme ve insanın manevi aleme dönük gerçek beninin Brahman ile aynı varlık olduğunu idrak etme yoluyla bulunabilir. Çünkü ölümsüzlük Tanrı'ya ulaşmaktır. Om Brahman bizi korusun, bize doğru yolu göstersin, bize kuvvet ve anlayış versin. Sevgi ve ahenk daima bizimle olsun. Om Huzur, huzur, huzur. Brahman oğlu Vajasrabasa öldükten sonra cennete girebilmek ümidiyle Tanrı Brahman'a çeşitli adaklarda bulunurdu. Ancak adadığı kurbanları yaşlı, kör, topal ve işine yaramayan davarlar arasından seçerdi. Kutsal metinlerde öğretilen hakikatin idrakine ulaşmış olan oğlu Naşiketa, babasının bu cimriliğini görerek kendi kendine şöyle düşündü. Böyle değersiz adaklarla Brahman'ın cennetine ulaşmak isteyen bir insan, muhakkak ki mutlak karanlığa mahkum bir kimsedir.'' Bu düşünceyle babasının yanına geldi. Baba, ben de sana ait bir varlığım. Beni kime kurban adadığını bilmek isterim. Beni kime adadın? Baba Vajasrabasa oğlunun bu sorusuna cevap vermek istemiyordu. Fakat oğlu aynı soruyu ikinci ve üçüncü defa tekrarladığı zaman cevap vermek mecburiyetinde kaldı. Oğlum, seni ölüm meleğine adadım. Naşiketa, madem ki er veya geç öleceğim ne önemi var? Lakin ölüm bana ulaştığında neler olacağını bilmek isterdim diye düşündü. Baba oğluna bu şekilde cevap verdiği için pişman olmuş. Sözlerini geri almak istiyordu. Fakat oğlu ondan önce konuştu. Baba bu sözlerinden dolayı sakın herhangi bir pişmanlık duyma. Çünkü gerçeği söyledin. Evvelce yaşayıp göçmüş olan kişilerin ne olduklarını ve şimdi yaşayan kişilerin ne olacaklarını düşün. İnsan da tıpkı bir tohum tanesi gibi olgunlaşır, toprağa düşer yok olur ve zamanı geldiği an tekrar meydana çıkar. Genç adam sözlerini bitirdikten sonra ormana doğru yöneldi. Ağaçların arasında kayboldu. Epey yol aldıktan sonra bir ağacın dibine oturarak ölümü tefekküre daldı. Bu vaziyette üç gün üç gece geçtikten sonra ölüm meleği hizmetkarı ile beraber Naçiketa'nın önünde belirdi. Hizmetkar, ''Ey ölüm, bu kutsal kişi sen evde yok iken seni ziyarete geldi ve seni bekledi. Bu sebepten onu bir misafir olarak karşılamalı ve gereken misafirperverliği ona göstermelisin. Çünkü bir ev sahibi evine gelen misafiri gereği gibi ağırlamazsa yaptığı iyiliklerin mükafatını, doğruluğunu ve çocuklarını kaybeder. Hizmetkarının bu sözleri üzerine ölüm meleği Nachiketa'yı tatlı sözlerle karşılar. Selam sana ey kutsal kişi. Sen gerçekten saygıya layık değerli bir misafirsin. Benim evimde yemeden içmeden üç gün üç gece geçirdin ve ben sana gereken misafirperverliği gösteremedim. Bu sebepten her gününe karşılık benden bir dilekte bulun. Pekala ey ölüm. Senden birinci dileğim şudur ki babam benim için üzülmesin. Bana olan öfkesi kaybolsun ve ben eve döndüğüm zaman beni iyi karşılasın.'' Kalbini ferah tut Brahmanoğlu. Benim irademle babanın öfkesi kaybolacak ve seni yine eskisi gibi sevecek. Seni tekrar hayatta gördüğü için huzura kavuşacaktır. Ey ölüm, cennette korku yoktur. Çünkü orada ne sen varsın ne de yaşlılık düşüncesi herhangi bir kimseyi korkutabilir. İnsan orada açlıktan, susuzluktan ve bütün ısıraplardan kurtulmuş olarak mutlu yaşar. İkinci dileğim şu, İnsanı cennete ulaştıran ateş ayinini sen biliyorsun. Bu ayini bana öğret. Ölüm meleği Yama, ateş ayinini ve ona bağlı diğer bütün ayinleri ve törenleri Naçiketa'ya anlattı. Genç Brahmanoğlu öğrendiği her şeyi ölüm meleğinin önünde tekrarlayarak öğrendiğini gösterdi. Bir müddet düşündükten sonra üçüncü dileğini açıkladı. Ey ölüm! Bütün insanlar bir kimsenin öldükten sonra da var olup olmadığı konusunda tartışıp dururlar. Bunun hakikatini ancak sen bilebilirsin. Bana bu gerçeği açıkla. Hayır Naçiketa, bu dileğini kabul edemem. Çünkü bu konu tanrılar arasında dahi tartışılmış, anlaşılması güç, çok ince bir sırdır. Bu sebepten başka bir dilekte bulun. Bu konu tanrıların dahi tartıştığı, anlaşılması çok güç bir konu olduğuna göre bu sırrı senden daha iyi izah edebilecek başka bir kimse bulunamaz. Bu dileğime eş değerde olabilecek başka bir dilekte tasavvur edemiyorum. Benden yüzyıllarca yaşayacak çocuklar, davarlar, filler, atlar ve mücevherler dile. Kudretli bir krallık dile. Tasavvur edebileceğin bütün zenginlikleri dile sana vereyim. Hatta şimdiye kadar hiçbir ölümlüye nasip olmamış, güzellikte eşi bulunmayan hurileri hizmet etmeleri için sana vereyim. Fakat ölümün sırrını isteme ey Naçiketa. Ey hayatı yok edici! Bütün bu şeyler geçici şeylerdir. Ve bu nesnelerin verdiği zevkler duyuları tüketir. Bundan dolayı atları, arabaları, eğlenceyi sen kendine sakla. Ey ölüm! Seni tanıyan bir kimse, zenginliği ne yapsın? Seni tanıdıktan sonra maddenin anlamsızlığını, Eninde sonunda ölüme ve yok olmaya mahkum olduğumu bildiğim halde daha uzun bir hayatı nasıl isteyebilirim? Hayır, bütün bu şeyler senin olsun. Ben dileğimi değiştirmeyeceğim. Hiçbir insanın çözemediği bu sırrı bana anlatmanı diliyorum. Ölüm meleği karşısındaki insanın samimi bir gerçek arayıcısı ve dünyaya ait bütün tutkulardan kurtulmuş bir kimse olduğunu görerek ona ölümsüzlüğün sırrını açıklamaya başladı ölüm meleği, iyi ve güzel birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. İyi başka bir şeydir, güzel başka bir şeydir. Bu her iki şey de insanı faaliyet göstermeye sevk eden birer etkendir. Ancak bunları amaç edinen kişilerin neticede ulaştıkları hedefler de birbirinden tamamıyla farklıdır. İyiyi seçenler kutsal kişilerdir. Güzeli seçenler ise gerçek amacı yitirmiş olan kişilerdir. İnsan hayatta bunların her ikisiyle de karşılaşır. Ancak bunları birbirinden ayırt edebilen bilgi kişi güzeli değil iyiyi tercih eder. Bedeni tutkuları tarafından yönetilen ahmak kişi ise iyi yerine güzeli tercih eder. Ey Naçiketa! Bir zamanlar sen de bedeni tutkularının esiriydin. Fakat sen bu dünya tutkularını, zevklerini terk etmeyi başardın. Sen insanların çoğu kez bir bataklık gibi saplandıkları çamurlu yoldan geri döndün. Bilgi ve cehalet bambaşka şeylerdir. Kişiyi de tamamen farklı neticelere götürürler. Sen zevk verici şeyleri terk ederek bilginin de ötesinde olan hikmete yöneldin. Sadece kendini beğenme ve kendi çıkarları mevzuunda akıllı olan, lakin cehalet cehennemi içinde yaşayan, dünya tutkularına bağlanmış ahmak kişi kör bir insan gibidir. Kendisi gibi kör olan diğer insanlara yolunu sorarak olduğu yerde dönüp duran kör bir insan gibidir. Dünya malının gösterişine aldanmış olan düşüncesiz insanlara ebedi aleme giden yol açıklanmamıştır. Yalnız bu dünya gerçektir. Buradan ötesi yoktur diye düşünen kimseler doğum ve ölüm çemberinden geçerek tekrar tekrar benim avuçlarımın içine düşerler atman varlığın özündeki o gerçek ben hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmak çok güçtür. Böyle bir bilgiye ulaşanların çoğu da onun hakikatini anlayamaz. Ondan bahseden kişi fevkalade bir insandır. Onun hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen kişi de akıllı bir kimsedir. İyi bir öğretici tarafından yetiştirilmiş olup onu anlayabilen kişi ise kutsal bir insandır. Cahil bir kimse onu hiç mi hiç anlatamaz? Çünkü Atman hakkındaki fikirler sabit bir bilgiye bağlanıp kalmaz. Devamlı olarak değişirler. Atman her türlü mantık bilgisinin ötesindedir. En latif olandan daha latiftir. Atman ile Brahman'ın, başka bir deyimle insanın uhrevi tarafı olan gerçek ben ile Yüce Tanrı'nın aynı varlık olduğunu bilen bir kimseden öğrenim gören kişi, anlamsız dokrinleri terk ederek Hakikate ulaşır. Gerçek uyanıklık akıl yoluyla değil, bilge kişinin dudaklarından dökülen sözlerle hasıl olur. Sevgili Naşiketa, sen kutsal bir insansın. Çünkü ebedi olanı arıyorsun. Her zaman senin gibi bir talebem olsun isterdim. İnsan ebedi olanı geçici zevklerle değil, ancak ibadet yoluyla bulabilir. Dünyevi tutkuların amacı, bütün insanların ulaşmaya çabaladığı geçici nesnelerdir dini törenlerin amacı ise semavi zevkler ve bilhassa mucizevi kudretlere ulaşmaktır. Bütün bunlar senin elinin altındaydı. Ama sen sağlam bir kararla hepsini terk ettin ey Naciketa. Kalbin derinliklerine gizlenmiş olan o nurlu varlığı, o latif ruhu tanımak çok zordur. Ancak tefekkür yolunu tutan, onun düşüncenin derinliklerinde arayan kişi, ancak o bu varlığı tanıyabilir.'' ve bu sayede zevk ve ısrap dünyasından kurtulur. Atmanın bedenden, duyulardan, zihinden apayrı bir varlık olduğunu öğrenen ve bu latif prensibi tamamıyla tanıyan bilge kişi gerçekten ona ulaşır. Böyle bir insan mutluluğun menbaına ve mekanına ulaşmıştır ey Naşiketa. Naşiketa, ey melek sana yalvarırım, bana doğru ve yanlışın, sebep ve neticenin, geçmiş ve geleceğin ötesinde olanı anlat. Ölüm meleği, kutsal metinlerde sık sık izah edilen, Brahman oğlunun bütün hayat boyunca sürdürdüğü her meşgalede ve duyduğu her nedamet duygusunda yöneldiği o amaçtan sana kısaca bahsedeceğim. Bu amaç Om hecesidir. Tanrı Brahman'a delalet eden bu hece varlığın en yüksek mertebesidir. Bütün varlıkların dayanağı Ulu bir semboldür. Bu hecenin anlamını bilen kişi amacına ulaşmış ve tanrıyı tanıyan bir kimse olarak bütün insanlardan saygı görür. Sembolü Om hecesi olan Atman yani gerçek ben her şeyi bilen tanrı Brahman'la aynı varlıktır. O doğmamıştır. Herhangi bir sebebin neticesi değildir. O ölmez, yok olmaz. Beden yok olsa dahi o yok olmaz. İnsan herhangi bir kimseyi öldürse ve onu öldürdüğünü düşünse, ölen kimse de öldüğünü düşünse, bunların her ikisi de gerçeği bilmiyor demektir. Ne öldüren ne de ölen varlık atman değildir. Ebediyen her şeyin özünde olan bu ben, en küçük şeyden daha küçük, en büyük şeyden büyüktür. Bütün tutkularından kurtulmuş, zihnini ve duyularını arıtmış olan kişi, Atmanın kendi gerçek beninin ihtişamını görür ve bütün üzüntülerinden kurtulur. Atman hareketsiz olduğu halde her şeyi hareket ettirir. Yerinde durduğu halde çok uzaklara gidebilir. Bu nurlu varlığı ancak safın en safı olan kişi idrak edebilir. Şeklin içinde olduğu halde şekilsizdir. Hareketin içinde dahi ebediyen hareketsizdir. Bu ben en yüksek mertebededir ve her şeyin içini doldurur. Varlığının derinliklerinde gizli olan bu beni tanıyan kişi önündeki her engeli aşar. En içteki bu varlık, bu ben, ne kutsal metinlerin yardımıyla, ne aklın inceliğiyle, ne de aşırı bir öğrenimle bulunabilir. O ancak kendi istediği kişinin aracılığı sayesinde bulunabilir. Atman, gerçek varlığını ancak o kimseye açıklar. Kişi kötülüklerden arınmadıkça, Duyularını kontrol altına almadıkça, zihnini huzura kavuşturmadıkça, tefekküre düşüncenin derinliklerine dalmadıkça, sadece öğrenimle onu bulamaz. İster bir münzevi olsun, ister bir aile reisi olsun, Tanrı'yı tanıyan bütün bilge kişiler, kişisel ben Atman ile evrensel ben Tanrı Brahman'ın ışık ve gölgesi gibi olduğunu söylerler. İnsan bu ışığı, bu ruhu uyandırabilecek güçtedir. Bu ışık, korkun ötesine ulaşan herkes için bir rehber, dinsel vazifelerini yerine getiren herkes için bir köprüdür. Beden bir araba, atman bu arabanın içindeki bir yolcu gibidir. Akıl bu arabanın sürücüsü, zihin de dizginleridir. Atlar kişinin duyuları, yollar da arzu edilen amaçlardır. Bilge kişilere göre kişinin sevinçli hali, atmanın beden, zihin ve duyularla birleştiği zamanki halidir. Tefrik etme melekesinden yoksun olan, zihnini kontrol edemeyen bir insanın duyuları, bir arabanın zapt edilemeyen huysuz atları gibidir. Tefrik etme melekesine sahip, zihnini kontrol altına alabilen bir insanın duyuları ise, bir sürücünün terbiyeli atları gibi dizginlere itaat eder. Bir insan tefrik etme melekesinden yoksunsa, Zihni kararsız ve kalbi kötülüklerden arınmamışsa asla amacı ulaşamaz ve bu sebepten tekrar tekrar yeniden doğuş ve ölüm çarkında döner durur. Ancak tefrik etme melekesine sahip, zihni kontrol altında, kalbi bütün kötülüklerden arınmış olan kişi amacına ulaşır ve bir daha dünyaya gelmez. Duyularına hükmedebilecek bir akla sahip olan kişi yolun sonuna... Her yerde hazır ve nazır bulunan Tanrı Vişnu'nun ulu mekanına ulaşır. Duyular nesnelerden, nesneler zihinden, zihin akıldan, akıl egodan, ego görünmeyen tohumdan. Bu görünmeyen tohum da sebepsiz sebep olan Tanrı Brahman'dan doğmuştur. Hayat yolunun ve var olan her şeyin sonu aslına, yani Tanrı'ya dönüştür. Her amacın sonu Tanrı'dır. Her şeyin özünde gizli olan Tanrı, Atman, kendisine hiçbir varlığa göstermemiştir. Onu ancak bilge kişinin aklı bulabilir. Bilge kişinin duyuları zihnine, zihni aklına, aklı benliğine, benliği de gerçek beni, Atman'a itaat eder. Kalk, uyan, onu tanıyan bir öğreticiden hikmeti öğren ve onu bul. Bilge kişiler bu yolda yürümenin bir usturanın keskin ağzı üzerinde yürümekten daha zor olduğunu söylerler. Atman şekilsizdir, sessizdir, tatsız ve kokusuzdur. Ölçülemez, hesaba gelmez. Başlangıcı ve sonu yoktur. Ebedidir, tabiatın ötesindedir. Onu tanıyan kişi bütün ıstıraplarından ve ölümden kurtulur. Ölüm meleğinin Naçiketa'ya açıkladığı bu ebedi gerçeği işiten ve öğrenen bilge kişi, Tanrı Brahma'nın cennetine ulaşmış bir kimsedir. Bu sırrı tam bir inançla, din ulularının meclisinde ve ölülerin anısına yapılan törenlerde terennüm eden kişi, ölçüsüz mükafatlarla mükafatlandırılır. Ölüm meleği, mutlak varlık, duyuları dışa dönük olarak yaratmıştır. Bu sebepten insan iç alemine değil, dış dünyaya bakar. Çok ender olarak ölümsüzlüğü arayan bir kimse çıkar. İç alemine bakar ve kendisini bulur. Tutkularının peşinde koşan cahil kişiler her şeyin etrafını kuşatan ölüm tuzaklarına düşerler. Fakat yok olmayanı arayan bilge kişiler geçici şeylerin peşinde koşmazlar. Kişi atman sayesinde görür, işitir, tad alır, koklar ve hisseder. Atman yani insanın gerçek beni Tanrı ile aynı varlıktır. Atman ölümsüzdür. Onu tanıyan kişi her şeyi bilir. Kişi uyku ve uyanık durumlarını her şeyin içine yayılan Atman sayesinde yaşar. Ona ulaşmış bir kimse her şeyi bilir. Bütün ıstıraplardan kurtulur. Kişisel ben Atman ile her şeyin özündeki geçmişin, şimdinin, Geleceğin sahibi olan evrensel benin bir ve aynı varlık olduğunu bilen kişi hiçbir şeyden korkmaz. Kendisini hayat olarak tezahür ettiren ölümsüz ben her kudretin kaynağıdır ve her şeyin özüne girip yerleşmiştir. Uyanık ruhların gece gündüz ibadet ettikleri, adaklar sundukları her şeyi gören Tanrı Agni, tıpkı rahimdeki bir çocuk gibi ateş çubukları içinde gizli olan ölümsüz bendir. Güneşin doğmasını sağlayan, duyuların ve bütün tabiat kuvvetlerinin kaynağı olan, hiçbir şeyin aşamayacağı o varlık ölümsüz bendir. İç alemde olan şeyler dış alemde de vardır. Dış alemde var olan her şey iç alemde de vardır. Dış alemde olan şeylerle iç alemde olan şeyler arasında fark gören kişi bilelebet ölümden ölüme gider kişi mutlak varlığa ancak arınmış bir zihin vasıtasıyla ulaşabilir. Bütün evrende var olan sadece Tanrı'dır. Tanrı'dan başka hiçbir şey yoktur. Evreni tek bir gerçek olarak görmeyen, çeşit çeşit gören kişi ilelebet ölümden ölüme gider. Bir baş parmak büyüklüğünde olan bu varlık kalbin derinliklerindeki derinliklerindekisidir. O zamanın geçmişin ve geleceğin sahibidir. Ona ulaşan kişi artık korku nedir bilmez. O varlık ölümsüz bendir. Bir baş parmak büyüklüğünde olan bu varlık dumansız bir alev gibidir. Zamanın geçmişin ve geleceğin, bugünün ve yarının sahibidir. Ölümsüz atmanla bir ve aynı varlıktır. Bir dağın tepesine yağan yağmurun, dağın yamaçlarında akarsular halinde görülmesi gibi, atmanın çeşitli hallerini gören insanlar, bu görüntüleri, bu şekilleri gerçek addederek Onların peşinden koşarlar. Temiz bir su, başka bir temiz suyun içine boşaldığı zaman yine aynı safiyetini muhafaza ederse, Tanrı'ya evrensel beni ulaşan kişisel bende aynı safiyetini muhafaza eder. Yedi kapısı olan bu beden şehri, ebedi şuhur sahibi başlangıçsız varlığın, Tanrı'nın mekanıdır. Bu şehrin sahibini tefekkür eden kişi ebediyen bütün ısıraplardan kurtulur ve hürriyete ulaşır. O kişi için artık yeniden doğuş ve ölüm mevcut olamaz. Çünkü bu şehrin sahibi ölümsüz bendir. Ölümsüz ben gökyüzünde parlayan güneş, boşlukta esen rüzgar, ocakta yanan ateş, eve gelen misafirdir. O bütün insanların, bütün varlıkların, bütün tanrıların ve eterin içine gizlenmiştir. Gerçeğin olduğu her yerdedir. Suda doğan balık, topraktan çıkan bitki, dağlardan akan akarsular hep odur. O çeşitli görüntülere büründüğü halde asla değişmeyen bir gerçektir, kudrettir. İnsanların ruhları ölüm olgusu ile bedenlerinden ayrıldıktan sonra kişilerin hayattayken yaptıkları işler ve akıllarının olgunluklarına göre ya ana rahminde bekleyen varlıklara ya bitkilere ya da hareketsiz nesnelere girerler. Kişi aldığı soluk sayesinde değil, solunumu yaptıran varlığın sayesinde yaşar. O varlık kalbin derinliklerinde gizlenmiş olan kudrettir. Naşiketa. Şimdi sana ölümsüz tanrıdan ve insan öldükten sonra neler vuku bulduğundan bahsedeceğim. Biz uykudayken uyanık olan Rüyalarımızı yaratan varlık Tanrı'dır. Her şey onun sayesinde yaşar. Hiçbir varlık onu aşamaz. O saftır, kudretlidir, ölümsüzdür. Ateş nasıl ki tek bir varlık olduğu halde, yaktığı her nesnenin şeklini alırsa, Atman da tek bir varlık olduğu halde, içinde bulunduğu her nesnenin şeklini alır. Aynı şekilde havada nasıl tek bir varlık olduğu halde, içine girdiği her nesnenin şeklini alırsa, Atmanda tek bir varlık olduğu halde içinde bulunduğu her nesnenin şeklini alır. Dünyadaki hiçbir kötülük her şeyin içinde bulunan ve tek bir varlık olan Atman'a erişemez. Çünkü o her şeyin üstündedir. Her şeyin özünün derinliklerinde tek bir bütün halindedir. Çokluğu yaratan odur. Onu kendi kalbinin derinliklerinde bulan kişi ebedi huzur içindedir. Yalnız böyle bir insan huzur içindedir. Başka hiç kimse değil. O aklın aklıdır. Hayattaki tek amaç olduğu halde, çeşitli amaçları yaratan yine odur. Ebedi huzur sadece onu kendi özünde gören kişiye aittir. Başka hiç kimseye değil. Naciketa, ey melek, ifadesi mümkün olmayan, ancak bilge kişilerin ulaşabildiği bu ulu varlığı, atmanı nerede bulabilirim? Onun nuru kendinden midir yoksa başka bir varlıktan mıdır? Ölüm meleği atmanı ne güneş ne ay ne yıldızlar ne de yeryüzünde yakılan bir ateş aydınlatabilir. Aksine her şeyi aydınlatan, ışık saçan, her şeye nurunu veren odur. Yeryüzündeki her şey onun ışığını yansıtır. Bu evren kökü yukarıya, dalları da aşağıya doğru olan ebedi bir ağaçtır. Bu ağacın kökü Tanrı'dır. Var olan üç dünya onun içindedir. Hiç kimse onu aşamaz. Bütün evreni yaratan O'dur. Her şey onun içinde hareket eder. O gökyüzünden düşen yıldırım gibi korkunç ve kudretlidir. Buna rağmen ona ulaşan kimselerin bütün korkuları yok olur. Ateş onun korkusuyla yanar. Güneş onun korkusuyla ışık saçar. Yağmur onun korkusuyla eser ve ölüm onun korkusuyla öldürür. Şayet insan ölmeden, ruh bedeni terk etmeden önce Tanrı'ya ulaşamazsa başka bir bedenle tekrar dünyaya gelmeye mecburdur. Tanrı kişinin ruhunda sanki aynadaki bir görüntü gibi, cennette ışığın karanlıktan ayırt edilmesi gibi, ruhlar aleminde rüyadaki bir görüntü gibi, melekler aleminde de suyun içinde yansıyan bir görüntü gibi idrak edilir. Duyuların muhtelif nesnelere göre farklı menşei vardır. Duyular uyanıklık durumundaki gibi faal veya uyku durumundaki gibi atıl olabilir. Onları değişmeyen benden ayrı varlık olarak tanıyan kişi ıstıraplardan kurtulur. Duyuların üstünde zihin, zihin üstünde akıl, aklın üstünde ego ve egonun üstünde tezahür etmemiş tohum ilk sebep vardır. Ve Tanrı da bu tezahür etmemiş tohumun ötesindedir. Onu tanıyan kişi hürriyete ve ölümsüzlüğe ulaşır. Hiç kimse Tanrı'yı gözle göremez. Çünkü onun görülür bir şekli yoktur. Tanrı ancak kendini kontrol eden ve düşüncenin derinliklerine dalan kişinin kalbinde ortaya çıkar. Ve onu tanıyan kişiler ölümsüz olurlar. Zihin ve bütün duyular sükuna kavuştu. Akıl tek bir amaç üzerinde tespit edildiği zaman en yüksek duruma ulaşılmıştır. Bilge kişiler öyle söylerler. Yoga zihni ve duyuları kontrol etme ilmidir. Zihnini ve duyularını kontrol edebilen kişi yanılgıdan kurtulmuştur. Bu kontrol, bu sükunet yanılgıdan kurtulamamış bir kimsede kati ve gerçek değildir. Geçici bir durumdur. Tanrı kelimelerle ifade edilemez. Göz onu göremez, zihin onu kavrayamaz. Onu ancak varlığına inanan kişi bulur inanmayan bir kimsenin onu bulmasına hiçbir imkan yoktur. Brahman oğlunda iki ben vardır. Bunlardan biri şahsiyet olarak tanımlanan ve sattı olan görüntü ben. Diğeri ise varlığın özünde gizli olan gerçek ben, yani atmandır. İnsanın gerçek varlığı, gerçek kişiliği bu bendedir. Kişi kendi gerçek varlığı olarak daima bu gerçek beni kabul etmelidir.'' böyle bir kimse gerçek benin, gerçek varlığının bütün mahiyetini öğrenir. Kutsal metinlerde öğretilen en büyük gerçek şudur. Kalbindeki cehalet düğümü çözülmüş ve arzu ateşi sönmüş olan ölümlü kişi ölümsüz olur. Kalpten çıkarak bedenin içine yayılan 101 tane damar vardır. Bunlardan biri beyindeki bin yapraklı lotusa gider.'' Şayet bir insan öldüğü zaman hayati kuvveti bu damarın içinden geçerse o kişi ölümsüzlüğe ulaşır. Fakat başka bir damarın içinden geçerse o zaman kişi aynı veya başka bir ölümlü plana gider. Bu sebeple doğuş ve ölüm çarkına bağlı kalır. Tanrı her varlığın özünde gizlenmiş olan gerçek bendir. Gerçeğin peşinde olan kişi tıpkı bir kamışın içindeki özün çıkarılması gibi gerçek beninin bedenden tamamıyla ayrı bir varlık olduğunu idrak etmeye çalışmalıdır. Saf ve ölümsüz olan bu beni tanı ve onu bulmaya çalış. Ölüm meleğinden bu bilgiyi ve yoga ilminin bütün kaidelerini öğrenen Nashiketa, dünyanın bütün pisliklerinden arınarak ölümden kurtuldu ve Tanrı'ya ulaştı. Gerçek benini arayan, bulan herhangi bir bilge kişi de aynı hedefe ulaşacaktır. Om huzur, huzur, huzur. İşe Upanishad. Dünyadaki hayat ile ruh alemindeki hayat birbirine zıt şeyler değildir. Çalışma hayatı tanrı bilgisine zıt bir yaşantı değildir. Aksine tutkusuz olarak yapılan her faaliyet bu bilgiye ulaşmak için bir vasıtadır. Diğer taraftan terk ve feragat, egodan, bencillikten terk ve feragat etmedir. Yoksa hayattan değil. Çalışmanın ve feragatın amacı içteki atmanı ve dıştaki tanrıyı tanımak. Onların aynı yetini idrak etmektir. Atman tanrının kendisidir ve tanrı her şeydir. Gördüğümüz her şey tanrı ile doludur. Görmediğimiz şeyler de tanrı ile doludur. Var olan her şey tanrının tecellisidir. Her şey ondandır. Ancak o daima aynıdır. Om Huzur huzur, huzur. Tanrı evrende var olan her şeyin özündedir. Gerçek olan yalnız O'dur. Bundan dolayı boş görüntüleri bırakarak sadece O'na karşı sevgi duyun. Hiç kimsenin zenginliğine göz dikmeyin. Ancak dünyevi işlerini herhangi bir tutkusu olmadan yapan, o işlerin sonunda meydana çıkacak sonuçlara karşı herhangi bir sevgi duymayan kişi, yüzyıl yaşamaya layıktır. Güneşleri olmayan karanlıklarla örtülü dünyalar vardır. Hayattayken gerçek benini yani atmanı tanımayan cahil kişiler öldükten sonra bu dünyalara giderler. Atman tek bir varlıktır. Hareketsiz olduğu halde düşünceden daha süratle hareket eder. Duyular ona yetişemez. Hareketsiz olduğu halde süratle giden her şeyi geçer. Her şeye can veren, soluğu üfleyen odur. Atman hareket etmez. Fakat cahil kişiler onun hareket ettiğini zannederler. Çok yakındır fakat cahil kişilerden çok uzaktır. Her şeyin hem içinde hem dışındadır. Kendinde, atmanda, bütün varlıkları ve bütün varlıklarda kendini gören kişi hiç kimseden nefret etmez. Aydın bir ruh için her şey atmandır. Bu birliği her yerde gören bir insan için herhangi bir yanılgı veya herhangi bir ıstırap nasıl mevcut olabilir? Atman her yerdedir. Kendisine hiçbir kötülüğün ulaşamadığı etsiz, kemiksiz, bedensiz, saf, nurlu, kusur ve noksanlardan arık bir varlık. Gören düşünen odur. Kendiliğinden mevcuttur. Var olan her şeyin ötesindedir. Başlangıçsız zamandan beri süre gelen, bu evren düzenini yaratan odur. Kendilerini sadece dünya hayatına adamış olan kişiler karanlıkta kalmaya mahkumdurlar. Sadece tefekkür hayatına dalmış kişiler de aynı durumdadır. Sadece dünya hayatı ve sadece tefekkür hayatı kişiyi birbirinden tamamıyla farklı sonuçlara ulaştırır. Bilge kişilerden biz böyle işittik. Hem dünya yaşantısını hem de ruhi hayatı bir arada sürdüren kişiler ise dünya hayatı ile ölümü yenerler. Düşünce hayatı ile de ölümsüzlüğe ulaşırlar. Sadece tabiat bilgisine inanan kişilerle, sadece tabiat üstü bilgisine inanan Kişilerde karanlıklarda kalmaya mahkumdurlar. Bilge kişilerden biz böyle işittik. Hem tabiat bilgisine hem de tabiat üstü bilgisine sahip kişiler tabiat bilgisiyle ölümü yenerler. Tabiat üstü bilgisiyle de ölümsüzlüğe ulaşırlar. Ey güneş! Senin altın küren gerçeğin çehresini örtmekte. O gerçek isterse ihtişamını göstermek için seni ortadan kaldırır. Ey her şeyi aydınlatan güneş! Ey her şeyi besleyen, her şeyi gören ve kontrol eden! Bütün yaratıklar için hayat kaynağı olan varlık! Işığını tut ki lütfun ile senin kutsal şeklini görebileyim. Çünkü o şeklin içindeki varlık benim.'' Ruhum her şeyin içindeki o ruha karışıp kaybolacak. Bedenim de kül olacak. Ey zihin, Tanrı'yı hatırla. Geçmişteki işlerini hatırla. Tanrı'yı hatırla. Geçmişte yaptıklarını hatırla. Ey kutsal ateş, bizi refaha kavuştur. Sen bizim yaptığımız her şeyi bilirsin. Bizi günahın aldatıcı cazibesinden koru. Sana tekrar tekrar selam olsun. 3 Kana Upanishad Tabiata ve insana ait her faaliyetin ardındaki kudret Tanrı'nın kudretidir. Bu gerçeği bilmek ölümsüz olmaktır. Sözüm, soluğum, gözlerim, kulaklarım ve bütün uzuvlarım sükûna kavuşsun. Bütün duyularım arınsın ve kuvvetlensin. Brahman kendini bana göstersin. Asla ne ben Brahman'ı ne de Brahman beni reddedebilir. Onunla ben ve benimle o, daima beraber olalım. Upanishadların kutsal gerçeği, daima Brahman'a bağlı olan ben kuluna görünsün. Om, huzur, huzur, huzur. Zihin kimin emriyle düşünür? Bedeni yaşatan kimdir? Dili konuşturan kimdir? Şekil ve renkleri görebilmek için göze, sesleri duyabilmek için kulağa hükmeden onurlu varlık kimdir? Atman kulağın kulağı, sözün sözü, aklın aklıdır. Gözün gözü, soluğun soluğu da odur. Bilge kişi bu hayatı terk ederken Atman'ın zihin ve duyularla hüviyetlendirilmesini terk ederek Atman'la Brahman'la kişinin gerçek beninin evrensel benle bir ve aynı varlık olduğunu idrak ederek ölümsüz olur. Göz onu göremez, dil onu ifade edemez, zihin onu kavrayamaz.'' Onu bu vasıtalarla ne öğrenebiliriz ne de öğretebiliriz. O bilinen ve bilinmeyen her şeyin ötesindedir. Bilge kişiden biz böyle işittik. Dil onu anlatamaz ancak dile konuşma yeteneğini veren odur. Göz onu göremez çünkü göze görme yeteneğini veren de odur. Kulağı işitme yeteneğini veren odur. Soluk da ancak onun sayesinde alınır. Tanrıyı bu şekilde tanı. İnsan bedenindeki bütün organlara hassalarını veren Tanrı'dır. Onun varlığı olmasa organlar hiçbir fonksiyon gösteremez. Tanrının gerçeğini bildiğini sanıyorsan, bil ki onu yeteri kadar tanımıyorsundur. Kendin ve diğer varlıklar içinde tanrı olarak kabul ettiğin şey Tanrı değildir. Bu sebeple Tanrı gerçeğinin ne olduğunu öğrenmen gerekir. Ben kendim Tanrı'yı gereği gibi ne tanıdığımı ne de tanımadığımı söyleyebilirim. Tanrıyı en iyi şekilde tanıyan kişi ancak bu cümlenin anlamını anlayan kimsedir. Tanrıyı tanıdığını zanneden kişi yanılır. Çünkü o her türlü bilginin ötesindedir. Sadece bu gerçeği bilen kişi onu tanır. Cahil kişiler onun bilinebileceğini zannederler. Her türlü faaliyetin ötesinde Tanrı'nın var olduğunu idrak eden kişi ölümsüzlüğe ulaşır. Kişi onun bilgisi sayesinde kudret sahibi olur ve yine bu bilgi sayesinde ölümü yener. Onu hayattayken idrak eden kişi kutsal bir kimsedir. Onu idrak eden kişi hayattaki en büyük kaybından dahi herhangi bir üzüntü duymaz. Her varlığın içindeki atmanın, Tanrı Brahman'la bir ve aynı varlık olduğunu idrak eden bilge kişiler, bu hayatı terk ederlerken ölümsüz olurlar. Bir vakitler tanrılar şeytanlara karşı bir zafer kazandılar ve bu zaferi Tanrı Brahma'nın sayesinde kazandıkları halde aşırı derecede gurura kapılarak düşmanlarımızı biz yendik, o halde şan ve şeref bizimdir diye düşündüler. Tanrı Brahman onların bu kibirlerini görerek önlerine çıktı. Fakat tanrılar onu tanımadılar. Bütün tanrılar bir araya gelerek birbirlerine bu yabancı ruhun kim olduğunu sordular. Ve onun mahiyetini öğrenmesi için ateş tanrısına Agni'ye başvurdular. O bu isteklerini kabul ederek bu yabancı ruha yaklaştı. Yabancı ruh ona, sen kimsin dedi. Ben bütün varlıkların tanığı ateş tanrısıyım. Nasıl bir kudrete sahipsin? Ben yeryüzündeki her şeyi yakabilirim. Yabancı ruh onun önüne bir saman çöpü koyarak bunu yak dedi. Ateş tanrısı bütün kudretiyle saman çöpünün üzerine nüfuz etti fakat onu yakamadı ve korkuya kapılarak diğer tanrıların yanına kaçtı. Bu esrarengiz ruhun kim olduğunu anlayamadım. Bunun üzerine tanrılar bu görevi rüzgar tanrısına verdiler. O yabancı ruha yaklaştığı zaman ruh ona sen kimsin dedi. Ben herkesin tanıdığı rüzgar tanrısıyım. Nasıl bir kudrete sahipsin? Ben yeryüzündeki her şeyi uçurabilirim. Ruh onun önüne de bir zaman çöpü koyarak bu çöpü uçur dedi bütün kudretiyle saman çöpün üzerine tesir etti. Fakat onu kımıldatmaya dahi başaramaması üzerine korkuya kapılarak diğer tanrıların yanına kaçtı. Bu esrarengiz ruhun kim olduğunu ben de öğrenemedim dedi. O zaman tanrılar bu işi kendilerinin başaramayacaklarını anlayarak en büyükleri olan gök tanrısına, Indra'ya başvurdular. Ey yüce varlık! Bu yabancı ruhun kim olduğunu biz öğrenemedik bu işi ancak sen başarırsın dediler. Gök tanrısı pekala diyerek karanlığı yabancı ruhun yanına götürdü. Lakin yabancı ruh ortadan kaybolarak onun bulunduğu yerde güzellikte eşi bulunmayan hikmet tanrısı Um'a belirdi. Gök tanrısı bize görünen bu yabancı ruh kimdi diye sordu. Bu yabancı ruh Brahman'dı. Sizler sahip olduğunuz şan ve şerefi kendi kendinize değil, onun sayesinde kazandınız. Bundan sonradır ki gök tanrısı, rüzgar tanrısı ve ateş tanrısı kendilerine görünen bu yabancı ruhun Brahman olduğunu anlamaya başladılar. Bu üç tanrı, tanrı Brahman'ın yanına kadar yaklaştıklarından dolayı onu diğer tanrılardan daha önce tanıdılar ve bu nedenle öteki tanrılardan daha üstün oldular. Gök tanrısı Brahman'a en fazla yaklaşan tanrı olduğu için, onu en önce tanıyan olduğu için Diğer bütün tanrılardan en yüksek olanıdır. Bu hikayede verilen ders şudur. Bir şimşeğin ani parıltısında olsun veya gözlerin parıltısında olsun, görülen her kudret Tanrı'nın kudretidir. Zihnin düşünme, hatırlama ve arzu etme kudreti de onun kudretidir. Bundan dolayı kişi gece gündüz Tanrı'yı düşünmelidir. O her varlığın içindeki iyiliktir, faydadır. Onu bu şekilde düşün. Böyle bir insan diğer bütün varlıkların saygı gösterdiği bir kimse olur. Bir talebe, efendim bana Tanrı bilgisini daha fazla öğret. Öğretici, sana gizli bilgiyi öğrettim. Tanrı bilgisinin kökü, sadelik, kendini kontrol ve her işin tutkusuz olarak yapılmasıdır. Kutsal vedalar bu bilginin dallarıdır. Gerçek ise onun ruhudur.'' Om huzur 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 4 Prasna Upanishad İnsan hayati soluk, düşünce, duyular ve hareketlerden müteşekkil bir varlıktır. Bu unsurlar atmandan zuhur ederler ve elinde sonunda bir akar suyun denize karıştığı zaman kaybolması gibi atmana karışarak ortadan kaybolurlar. Om Kulaklarımızla iyi olanı işitelim. Gözlerimizle iyi olanı görelim. Bedenimizin bütün kuvvetiyle sana ibadet edelim. Om. Huzur, huzur, huzur. Om. Selam sana ey ulu atman. Tanrı gerçeğini arayan Sukesha, Satyakama, Garkya, Kousalya, Bahargava ve Kabandi adındaki talebeler tam bir inanç ve teslimiyetle Bilge Pipalada'nın huzuruna çıktılar. Bilge Pipala da bir yıl müddetle benim yanımda kalın. Bütün kötülüklerden arının, oruç tutun ve inancınızı kuvvetlendirin. Ondan sonra bana istediğiniz soruyu sorun dedi. Ve bir yıl sonra Kavandi onun huzuruna çıktı. Efendim, bütün yaratıklar nereden geldiler? Bilge Pipala da sahibi muhtelif yaratıkları meydana getirecek hayat kuvveti, canı ve şekil verici unsuru maddeyi yarattı. Hayat kuvveti güneş, şekil verici unsur aydır. Kaba ve latif bütün bu evren madde ile birdir. Bu sebepten madde her yerde mevcuttur. Aynı şekilde bütün evren can ile de birdir. Çünkü güneş yeryüzünün her yanına yayılır ve oralarda bulunan bütün yaratıklara hayat ve enerji verir. Her şeklin varlığını ortaya çıkaran güneş evrenin ruhudur. Her şeye hayat veren, her şeye aydınlatan ışık odur. Her şeklin varlığını ortaya çıkaran, çevresine nur saçan, her şeyi bilen ve aydınlatan bu varlığı tanıyan bilge kişi de tıpkı bir güneş gibi her şeyi aydınlatır ve her yere ulaşır. Hayat kuvveti ve madde bir araya gelerek seneyi meydana getirirler. Güneşin biri kuzeye, biri de güneye doğru olmak üzere iki yolu vardır. İnsan ölümden sonra bu iki yoldan birinden gider.'' dini törenlerin yerine getirilmesinin, fakir kimselere sadaka vermenin ve soylarını idame ettirmenin hayattaki en büyük başarılar olduklarını kabul ederek bunlarla tatmin olan kimseler güney yolundan ay dünyasına giderler ve zamanları dolduktan sonra yeni bir doğuşla yeryüzüne dönerler. Kendine hakimiyet, arınma, inanç ve bilgi vasıtasıyla gerçek beni arayan kimselerse kuzey yolundan güneş dünyasına giderler. Hayat kuvveti, güneş her enerjinin kaynağıdır. Ölümsüzdür. Korkunun ötesindedir. En son amaçtır. Ona ulaşan kişi için artık ne ölüm ne de yeniden doğuş vardır. Bazı kişilere göre güneş gökyüzünün ötesinde yaşayan ve yeryüzüne yağmur gönderen dört ayaklı yani mevsim ve on iki bedenli ay koruyucumuzdur. Bazı kişilere göre de dört tekerlekli mevsim ve yedi atlı güneşin yedi rengi bir arabada giden zaman gösterici sene adındaki varlıktır. Hayat kuvveti ve madde bir araya gelerek ayı meydana getirirler. Ayın aydınlık tarafı hayat kuvveti, karanlık tarafı da maddedir. Bilge kişiler ibadetlerini ayın aydınlık tarafında, bilgiye, ahmak kişiler de karanlık tarafında cehaletle yerine getirirler yine hayat kuvveti ve madde bir araya gelerek gündüz ve geceyi meydana getirirler. Gündüz hayat kuvveti gece de maddedir. Eşiyle gündüz vakti çiftleşen insanlar hayat kuvvetini boşa sarf ederler. Geceleyin çiftleşen kişiler ise bu kuvveti muhafaza ederler. Hayat kuvveti ve madde besindir. Tohum besinden, bütün yaratıklar da tohumdan doğarlar. Bir yaratık olan bu dünyaya tapan insanlar Hayatın ve maddenin verebileceği her şeyi elde ederler. Bunun aksine kendine hakimiyetini, safiyetini ve inancını kuvvetlendirmeye çalışan kimselerse, Tanrı'nın mekanına, cennete ulaşırlar. Hilekar, yalancı ve 200 insanlar asla cennete ulaşamazlar. Bargava, Aziz efendim, bu bedenin dağılmasını önleyen, onu bir bütün halinde tutan kuvvetler nelerdir? Bu kuvvetlerden en büyüğü hangisidir? Ona hayat veren kuvvet hangisidir? Bedenin dağılmasını önleyerek onu bir bütün halinde tutan kuvvetler, bedeni teşkil eden beş unsur, eter, hava, su, ateş, toprak ve bunların yanı sıra konuşma melekesi, zihin, göz, kulak ve diğer duyu organlarıdır. Bir keresinde bu kuvvetler kendilerini öven bir iddiada bulundular bedeni bir bütün halinde tutan ve idame ettiren kuvvet bizler izlediler. Bunun üzerine bu kuvvetlerin en büyüğü olan can hayat kuvveti onların bu iddialarını reddetti. Kendinizi aldatmayın. Bedeni tek bir bütün halinde tutan ve idame ettiren kuvvet yalnız benim. Ve can kuvveti bu tezini ispatlamak için bedeni terk edecekmiş gibi ayağa kalktı. O zaman diğer kuvvetler can kuvveti bedeni terk ederse kendileri de onunla gitmeye mecbur olduklarını idrak ettiler. Ve can kuvveti tekrar yerine oturduğu zaman onlar da yerlerinde kaldılar. Bu tıpkı bir kraliçe arı kovandan çıktığı zaman onun peşinden diğer arıların da çıkmasına ve kraliçe kovana döndüğü zaman diğer arıların da geri dönmelerine benzer. Ateşte yanan, güneşte ışık saçan kuvvet hayat kuvvetidir.'' Yağmur, hava, toprak, görünen ve görünmeyen her şey hayattır. Hayat ölümsüzdür. Evrende var olan her şey bir tekerleğin boyrasındaki çubuklar gibi hayata bağlıdır. Ey can, ey var olan her şeyin sahibi. Rahimde kımıldayan ve tekrar doğan varlık sensin. Tanrılara sunulan takdimleri onlara ulaştıran sensin. Duyu organlarına fonksiyonlarını veren kuvvet sensin. Ey can, ey hayat, yaratıcı, yok edici ve koruyucu varlık sensin. Gökyüzünde hareket eden güneş ve yıldızların hükümdarı sensin. Ey can, bütün yaratıklar senin yağdırdığın yağmur sayesinde beslenirler. Sen var olan her şeyin babası, her şeyin sahibisin. Safiyetin kendisisin. Sözdeki, gözdeki, kulaktaki ve kalpteki kuvvet hep senin kuvvetindir. Ey can, Evrende var olan her şey sana tabidir. Sen bizi koru. Bize hikmet ve ferahlık ver. Bir anne çocuklarını nasıl korursa sen de bizi öyle koru. Gavsalya Efendim, can kuvvetini kim yaratmıştır? Bu kuvvet bedene nasıl girer? Kendisini bedenin muhtelif yerlerine dağıttığı halde varlığını nasıl idame ettirir? Bedenden nasıl çıkar? Bedenin içinde ve dışında oluşan faaliyetleri nasıl duyar? Bedeni, duyuları ve zihni nasıl tek bir bütün halinde tutar? Pippal'a da, Kavus Alya, çok zor sorular sormaktasın. Fakat gerçek bir samimiyetle Tanrı gerçeğini arayan bir insansın. Bu nedenle sorularına cevap vermem gerek. Can, gerçek ben yani Atman'dan doğmuştur. Can ve gerçek ben, insanla gölgesi gibi birbirinden ayrılmaz şeylerdir can geçmiş yaşantılardan süre gelen zihni arzuların tatmine, bir doyum noktasına ulaşabilmeleri için doğum esnasında bedene girer. Nasıl ki bir hükümdar memleketinin farklı sahalarının yöntemini farklı idarecilere tahsis eder. Aynı şekilde can kuvveti de bedeni beş ayrı sahada, farklı isimler ve farklı fonksiyonlar altında yönetir. Kendisi prana adıyla göz, kulak, ağız ve burundadır. İkincisi apana adıyla ifrazat ve cinsiyet organlarını yönetir. Üçüncüsü samana adıyla göbektedir. Sindirim ve özümleme fonksiyonlarını yönetir. Gerçek ben'in mekanı kalptir. Kalpten bedenin içine doğru yayılan 101 tane damar çıkar. Bu damarların her birinden 100'er tane ve yine bunların hepsinden 72 bin tane daha küçük damarcık çıkar. Bütün bu damarcıkların içinde hareket eden can, kuvvet... Viyana'dır. Beşincisi omuriliğin ortasındaki kanaldan geçen Udan adındaki can kuvvetidir. Bu kuvvet ölüm anında omurilik kanalının üst tarafından çıkarak erdemli kişiyi daha yüksek bir aleme götürür. Alt taraftan çıkarak günahkar kişiyi daha aşağı bir aleme götürür. Hem erdemli hem de günahkar olan kişiyi ise yeni bir doğuşla tekrar bu dünyaya getirir. Evrenin canı güneştir. Güneşin varlığı insan gözündeki prana'nın görme fonksiyonuna yardım etmek içindir. Toprak kuvveti insandaki apana kuvvetini besler. Güneşle yeryüzü arasındaki eter samanadır. Her şeyi kuşatan hava viyanadır. Ateş udanadır ve bu nedenle beden sıcaklığı kaybolan kişi ölür. Ölen kişinin duyuları zihne karışıp kaybolur ve o kimse yeni bir doğuşla tekrar hayata gelir.'' Kişinin ölüm anındaki düşüncesi, Udana ile birleşerek o kimseye layık olduğu bir alemde tekrar hayata getirir. Can kuvvetini burada açıkladığım şekilde tanıyan bir kimsenin soyu asla kaybolmaz. Böyle bir insan hayatın anlamını öğrenmiş ve ölümsüzlüğe ulaşmış bir kimsedir. Yaşlı bilgeler şöyle derler. Can kuvvetini onun kaynağını, bedene nasıl girdiğini bedenin muhtelif yerlerine dağılmış olduğu halde varlığını nasıl idame ettirdiğini ve bu yerlerdeki fonksiyonlarını bilen bir insan ölümsüzlüğe ulaşır. Gargya Ey öğretici! Bir insanın bedeni uyuduğu zaman bedenin içindeki uyuyan, uyanık olan veya rüya gören varlık kimdir? Sevinç duyan kimdir? Ve duyular kimin yönetimi altındadır? Bilge Pipala da Nasıl ki güneş battığı zaman ışınlarını kendi ışık küresinde toplar ve doğduğu zaman tekrar dış aleme gönderirse, duyular da zihinde toplandıkları zaman kişi göremez, işitemez, koku alamaz, tad alamaz, temas duyamaz, konuşamaz, anlayamaz ve zevk duyamaz. Ve bizler bu durumdaki bir insanın uyuduğuna hükmederiz. İnsan bu durumdayken bedende uyanık olan kuvvet candır ve zihin atmana daha çok yaklaşmıştır. Rüya görme durumunda zihin geçmişteki izlenimlerini yeniden açar. Görmüş olduğu şeyleri tekrar görür. İşittiği şeyleri tekrar işitir. Çeşitli yerlerde duyduğu zevkleri tekrar duyar. Daha önce görülmüş veya görülmemiş, işitilmiş veya işitilmemiş, zevk duyulmuş veya duyulmamış gerçek veya hayal olan her şeyi görür. Evet, zihin rüya görme durumunda her şeyi görebilir. Zihin derin uykuya daldığı zaman artık rüya görmez ve atmanın sevinci içinde kaybolur. Oğlum, evrende var olan her şey kendi özlerinde gizli olan gerçek ben atmana yani Tanrı'ya doğru hareket halindedir. Gerçekte gören, işiten, koku alan, tat alan, düşünen, bilen, hareket eden tek varlık atmandır. Can kuvvetini, zihni duyuları ve bütün elementleri kapsamını alan gerçek ben Atman'ı tanıyan kişi evrendeki her şeyi bilir. Her varlığın özünde bulunan ve kendi atmanıyla aynı olan varlığı idrak eder. Satyakama Muhterem efendim, şayet bir kimse bütün ömrü boyunca om hecesi üzerinde tefekkür ederse, böyle bir insanın ölümden sonra ulaşacağı mükafat nedir? Pipala'da Satyakama Om hecesi kişisel, şartlanmış veya evrensel, şartlanmamış bendir. Ve bilge kişi bu hece üzerinde tefekkür ederek bunlardan birine ulaşır. Şayet kişi Aum hecesinin sadece A harfi üzerinde tefekkür ederse, ölümünden kısa bir müddet sonra yeni bir doğuşla tekrar yeryüzüne döner. Şayet o kimserik vedayı okumuşsa, büyük, sade, kendini kontrol eden, ve Tanrı'dan korkan bir kişi olarak doğar. Şayet kişi iki harf A, U üzerinde tefekkür ederse ve Yejur Veda'yı okumuşsa ay dünyasına gider ve orada hayattayken yaptığı iyi işlerin mükafatını gördükten sonra tekrar yeryüzüne döner. Tanrı'nın simgesi olan Aum hecesinin bütün harfleriyle tefekkür eden kişi ölümden sonra güneşin nuru ile birleşir. Tıpkı bir yılanın eski derisini değiştirmesi gibi, bütün kötülüklerden arınır. Onurun ve sama vedanın yardımıyla Tanrı'nın mekanı olan cennete ulaşır ve orada her varlığın özünde gizli olan Tanrı'yı idrak eder. Rikveda kişiyi tekrar yeryüzüne getirir. Yajurveda kişiyi gökyüzüne ulaştırır. Samaveda ise kişiyi sadece peygamberlerin bildiği bir dünyaya ulaştırır. Bilge kişi Om hecesinin yardımıyla oraya ulaşır. Korkunun, ölümün ötesine Tanrı'ya ulaşır. Sukesa. Efendim, bir zamanlar Kosala Prensi Hiranyanabba bana şu soruyu sormuştu. Sukesa, Tanrı'yı ve onun 16 safhasını biliyor musun? Ve ben bu soruya herhangi bir cevap vermemiştim. Bu sorunun cevabını siz verir misiniz? Tanrı nerededir ve onun 16 safhası nelerdir? Oğlum, Tanrı ve onun on altı safhası bu bedenin içindedir. Tanrı kendi kendine düşündü. Yarattığım her şeyin içine girdim. Beni onlara bağlı tutan ne var? Onlardan herhangi birinin içinden çıktığım zaman benimle beraber çıkan ve ben içinde kaldığım zaman benimle beraber kalan ne var? Böyle düşünerek hayat kuvveti olan canı, pranayı yarattı. Candan arzuyu, arzudan eteri, havayı, ateşi, suyu, toprağı, zihni, duyuları ve besini, besinden hayatiyeti, zahitliği, yapılan işleri, karmayı, vedaları, adak törenlerini ve bütün dünyaları yarattı. Ondan sonra bu dünyalardaki isimleri yarattı. Ve böylece yarattığı elementlerin sayısı 16 oldu. Nasıl ki ırmaklar amaçları olan denize ulaştıkları zaman ona karışırlar, isim ve şekillerini kaybederler. İnsanlar da sadece denizden bahsederlerse bu 16 altı elemente. Kendilerini yaratan Tanrı'ya ulaştıkları zaman ona karışıp kaybolurlar. İsim ve şekillerini kaybederler. İnsanlar da sadece Tanrı'dan bahsederler. İşte kişi bu mertebeye ulaştığı zaman ölümsüz olur. Yaşlılar derler ki Tanrı bir tekerleğin boyrası. 16 altı elemente bu boyradan çıkan çubuklar gibidir. Tanrı bilginin hedefidir. Onu bil ve ölümün ötesine ulaş. Ve Bilge Pipala da konuşmasını şu sözlerle bitirdi. Sizlere Tanrı hakkında söylenebilecek her şeyi anlattım. Bunun ötesinde hiçbir şey yoktur. Gerçek arayıcıları bu büyük bilgenin karşısında saygıyla eğildiler. Sen bizim gerçek babamızsın. Bizi cehalet denizin ötesine ulaştırdın dediler. Ey büyük bilge! Sana ve bütün büyük bilge kişilere selam olsun.'' 5. MUNDAKA Upanishad Çeşit çeşit olan nesneler sadece Tanrı'nın tezahürleridir. Bu sebeple sadece nesneleri tanımak yeterli değildir. Aynı şekilde insanların bütün faaliyetleri de sadece evrensel yaratılış seyrinin safhaları olduklarından dolayı sadece faaliyet göstermekte de yeterli değildir. Bilge kişi bilgi ile hikmet arasındaki farkı ayırt edebilmelidir. Bilgi nesnelere, faaliyetlere ve ilişkilere ait bir şeydir. Hikmet ise sadece Tanrı'ya ait bir şeydir ve o daima bütün nesnelerin, faaliyetlerin ve ilişkilerin ötesindedir. Yegane hizmet onunla birleşmektir. Om. Kulaklarımızla iyi olanı işitelim. Gözlerimizle senin adaletini görelim. Bedenimizde senin ilahi huzurunu bulalım. Om. Huzur, huzur huzur. Sonsuz varlık okyanusundan ilk önce tanrıların arasında en ileri olan Brahma meydana geldi. Brahma'dan evren zuhur etti. Ve o evrenin koruyucusu oldu. Her bilginin temeli olan tanrı bilgisini ilk oğlu Atarva'ya açıkladı. Atarva bu bilgiyi Agni'ye, Agni, Agni Satabaha'ya, da Angiras'a öğretti. Bir zaman sonra tanınmış bir aile reisi olan Saunaka, Angiras'ın huzuruna çıkarak ona şu soruyu sordu. Sayesinde evrendeki bütün her şeyi bileceğim bilgi nedir? Angiras anlattı. Tanrı'yı bilen kişiler biri yüksek, biri de aşağı seviyede olmak üzere iki çeşit bilginin var olduğunu söylerler. Aşağı seviyedeki bilgi, gramer, etimoloji, astronomi, ölçüm, ayinler ve kutsal veda kitaplarına, Rik, Sama, Yajur ve Atarva'ya ait bilgilerdir yüksek derecedeki bilgi kişinin sayesinde hiçbir zaman değişmeyen gerçeği bildiği gibidir. Bu bilge ile bilge kişiye duyuların ötesinde olan, sebepsiz, tarif edilemez, gözleri, kulakları, elleri ve ayakları olmayan, her şeyin içine yayılan, en latif şeyden daha latif ve her şeyin kaynağı olan ölümsüz varlık tanımıyla açıklanmıştır. Örümcek ağının örümcekten, bitkilerin topraktan, ve kılın insan bedeninden çıkması gibi bütün bu evrende ebedi varlık tarafından zuhur etmiştir. O böyle olmasını istedi ve kendi varlığından evrenin maddi sebebini, bu sebepten ilk enerjiyi, enerjiden zihni, zihinden latif elementleri, latif elementlerden çeşitli dünyaları ve bu dünyalarda yaşayan varlıkların hareketlerinden sebep ve netice zincirini, yapılan işlerin mükafatı ve cezası meydana getirdi. Tanrı her şeyi görür, her şeyi bilir. O bilginin kendisidir. Evrensel akıl, şekil, isim ve yaratılmış bütün varlıkların maddi sebebi ondan doğmuştur. Adak törenlerinin meyvaları sonlu ve geçicidir. Bu meyvaları en büyük fayda olarak kabul eden kişi daima ölüm ve yeniden doğuş çarkına bağlı kalır. Sadece kendi çıkarları mevzuunda akıllı olan Lakin cehalet cehennemi içinde yaşayan ahmak kişi, kendisi gibi kör olan diğer insanlara sorarak yolunu bulmaya çalışan kör bir insan gibidir. Cehalet cehenneminde yaşayan kişiler kendilerini mutlu zannederler. Bu kimseler yaptıkları işlere bağlanmışlardır. Tanrı'yı tanımazlar. Yaptıkları işler onları sadece cennete ulaştırır. Orada hayattayken yaptıkları iyi işlerin mükafatlarını görerek tekrar yeryüzüne gönderilirler. Dinin sadece bir takım törenlerden ve hayırseverce davranışlardan ibaret olduğunu düşünen cahil kişiler en büyük iyilikten mahrum kalırlar. Bu kimseler hayattayken yaptıkları iyi işlerin mükafatını cennette görerek tekrar ölümlüler dünyasına gelirler. Ruhen huzur içinde olan, kendini kontrol edebilen ve sık sık yalnız kalabileceği bir köşeye çekilerek Zahitlik ve tefekküre çalışan bilge kişiler, dünyanın bütün kötülüklerinden arınmış ve ölümsüzlüğe giden özgürlük yolundan giderek gerçek ben'e, Tanrı'ya ulaşmışlardır. Sadece ruhi hayata bağlanmış olan bir insan, yaptığı iyi işlerle bu hayatta ve buradan sonra kazanabileceği sevincin nasıl geçici, yok olucu olduğunu görsün ve böylece Tanrı'ya sadece yapılan iyi işlerle ulaşılamayacağını anlasın geçici şeyleri düşünmesin. Maddi dünyayı terk etsin. Fakat düşüncenin derinliklerine dalsın. Şayet mutlak varlığı tanırsa, gerçek samimiyetle kendini Tanrı'ya adasın ve kutsal metinlerin özünü bilen bir guruya başvursun. Bilgi öğretici, gerçekten mevcut, asla değişmeyen beni tanıtan bilgiyi, kendisine samimi olarak başvuran huzura kavuşmuş ve kendini kontrol edebilen bir talebeye kayıtsız şartsız verir. Kutsal ve da kitaplarını tetkik eden bilge kişiler bu kitap bilgelerinin ötesindeki gerçeğe gittiler. Sen sadece bu bilgilerle yetinmeyi isteyebilirsin. Şayet yaptığın işlerin mükafatını elde etmeye çalışıyorsan sadece bu bilgilerle yetin. İbadet eden kişi ibadetini ve adak törenlerini zamanında ve yöntemlere uygun olarak yapmazsa o kişinin yedi soyu talihsiz olacaktır. Fakat törenleri zamanında ve yöntemlere uygun olarak yapan kişi ise cennete ulaşacaktır. Ahmak kimseler büyük bir gurur içinde her problemi çözdüklerini zannederler. Böyle kişilerin ibadetlerinin hiçbir değeri yoktur. Bu kişiler cennetten kovulmuş hayat sefaletine atılmışlardır. Bu ahmak kişiler ibadet etmenin ve şükretmenin yeterli olduğunu zannederler ve iyiliğin kendisine ait hiçbir şey bilmezler elde ettiğiyle kanaat eden, huzur içinde sade bir hayat yaşayan arık ve bilge kişiler ölümsüz varlığa ulaşırlar. Dünya faaliyetlerinin sonuçlarını gerçekten anlayan kişi onları tamamıyla terk etmek ister. Faaliyet, faaliyetsize ulaşamaz. Bundan dolayı böyle bir kimse faaliyetsiz Tanrı'yı tanıyan bir öğreticiye gitmelidir. Zihne ve duyularına hakim, alçak gönüllü bir talebeye, öğretici bildiği her şeyi öğretir ve onu ölümsüz varlığa ulaştırır. Gerçek hiçbir zaman yok olmayandır. Evrende var olan her şey alev alev yanan bir ateşten uçuşan kıvılcımlar gibi. Hiçbir zaman yok olmayan varlıktan zuhur eder ve sonunda bu yok olmayan varlığa dönerler. Hiçbir zaman yok olmayan bu varlık nurani ve şekilsizdir. Doğmamıştır, soluksuzdur, zihinsizdir, saftır her şeyin içinde ve dışındadır. Hayat, soluk, duyular, eter, hava, su, ateş ve toprak ondan zuhur etmiştir. Bütün bu şeyleri bir araya toplayan O'dur. O her şeyin özündeki gerçek bendir. Gökyüzü onun başıdır. Güneş ve ay gözleri, dört yön kulakları, kutsal metinler sesi, hava soluğu, yeryüzü ayağı, evrende kalbidir. Ondan gökyüzü, gökyüzünden yağmur, yağmurdan besin, besinden de tohum zuhur etmiştir. Böylece bütün her şey ondan zuhur etmiştir. İbadet zamanlarında okunan bütün dualar ve ilahiler, kutsal metinler, ayinler, adaklar, bağışlar, zamanın bölümleri, yapımcılar ve yapılan bütün işler, güneşin ve ayın aydınlattığı bütün dünyalar ondan zuhur etmiştir. Çeşit çeşit tanrılar, melekler, insanlar, böcekler, ve kuşlar ondan zuhur etmiştir. Hayatiyet ve onu idame ettiren besin ondan zuhur etmiştir. Zahitlik, düşünce, inanç, gerçek, mutluluk ve kanun ondan zuhur etmiştir. İnsan yapısının parçaları olan her şey, duyular, duysal faaliyetler, duyu nesneleri ve bu nesnelerin şuuru ondan zuhur etmiştir. Denizlerin ve dağların kaynağı odur nehirlerin, bitkilerin ve hayatı idame ettiren bütün elementlerin kaynağıdır. Maddi beden içinde yaşayan latif bedeni yaratan yine odur. Tanrı her şeyin içindeki her şeydir. Faaliyettir, bilgidir, en büyük iyiliktir. Kalbin derinliklerinde gizli olan onu tanımak, cehalet düğümünü çözmektir. Daima her şeyin özünde mevcut olan Tanrı, nurani bir varlıktır. O her şeyin sığınağıdır. En son amaçtır. Var olan, soluk alan ve hareket eden her şey ondadır. Kaba ve latif olan her şey odur. En yüksek olandır. Duyuların ötesindedir. Tapılacak yegane varlık odur. Ona ulaş. Bütün dünyaların ve bu dünyalarda yaşayan bütün varlıkların içinde yaşadığı, en latiften daha latif olan bu nurani varlık yok olmayandır. Hayatın prensibidir. Sözdür, zihindir gerçektir ve ölümsüzdür. Ey benim arkadaşım, ulaşılacak yegane amaç odur. Ona ulaş. Kutsal bilgi yayını ve ibadet okunu al. Sevgi dolu kalbinle yayı çek ve oku hedefe. Yok olmayan Tanrı'ya fırlat. Om hecesi yay, kişi ok. Tanrı da hedeftir. Sükuna kavuşmuş bir kalbe bu hedefe isabet et. Tıpkı bir okun hedefte kaybolması gibi sen de kendini Tanrı'da kaybet. Cennet, gökyüzü, yeryüzü, zihin ve bütün duyular ondadır. Onu, kendi gerçek benini tanı. Boş lafları bırak. Ölümsüzlüğe giden köprü odur. Onun mekanı kalptir. Onu om hacesi olarak düşün. Karanlık denizini ancak onun sayesinde geçebilirsin. Gerçek ben her şeyi bilir. Her şeyi anlar. Mekanı, Tanrı'nın nurani tahtı olan kalptir. Gerçek ben ancak kalbin arınması yoluyla bulunabilir. İnsan kalbindeki bu ben, kişinin bedeninin ve hayatının sahibidir. Bilge kişi ölümsüz ve mutluluk olan bu varlığı düşünce kudretinin aynattığı bir zihin vasıtasıyla tanıyabilir. Kişisel ben ile evrensel benin aynı varlık olduğu idrak edildiği zaman kalbindeki cehalet düğümü çözülmüş. Bütün şüpheler ve yapılan işlerin bütün kötü sonuçları yok olmuştur. Bölünmez bir olan Tanrı'nın mekanı kalptir. O saftır. Nurların nurudur. Kendi gerçek beni tanıyan kişiler ona ulaşırlar. Onu aydınlatan, ona nur veren ne güneş, ne ay, ne yıldızlar ne de yeryüzünde yakılan herhangi bir ateştir. O kendisi her şeyi aydınlatan bir nurdur. Evrende var olan her şey onun nurunu yansıtır. O her yerdedir. Önde, arkada, altta, yukarıda, sağda ve solda olan hep odur. Kişisel ben ile ölümsüz ben aynı ağaç üzerine evlerini kurmuş ve arkadaşlıkta ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlanmış iki kuş gibidir. Kişisel ben bu ağacın acı ve tatlı meyvelerini tadar. Ölümsüz ben ise bunları tatmaz. Sadece sükunet içinde seyreder.'' İlahi benle aynı varlık olduğunu unutan kişisel ben, ıstırapları nedeniyle şaşkın ve acınacak bir haldedir. Ancak kendisini ibadet ruhunu telkin eden ilahi ben olarak gördüğü zaman bütün ıstıraplarından kurtulur. Kişi onunla aynı varlık olduğunu gördüğü zaman dünyanın bütün pisliklerinden arınmış, iyinin ve kötünün bütün zıtlıkların ötesine ulaşmıştır. Onun her şeyde mevcut olduğunu, her şeye nur veren, can veren varlık olduğunu gören bilge kişi, alçak gönüllü ve sevinç içinde bir insandır. Kişi o nurani varlığı kendi kalbinde, kendi özünde ve kendine hakimiyet, gerçeğe bağlılık, düşünce, üstün bilinçli görüş sayesinde bulabilir. Bu sayede onu bulan kişi dünyanın bütün pisliklerinden arınmıştır. Kazanan daima gerçektir. Refaha giden yol ancak doğruluk sayesinde açılır tutkularından kurtulmuş kişiler bu yoldan giderek ebedi mekana ulaşırlar. Nuru kendisinden olan Ulu Tanrı her düşüncenin ötesindedir. Her varlığın özünde gizlenmiştir. En latif olandan daha büyük, en küçük olandan daha küçüktür. En uzak olandan daha uzak, en yakın olandan daha yakındır. Söz onu ifade edemez, göz onu göremez ve duyular ona ulaşamaz.'' ne zahitlik ne de adak törenleriyle ona ulaşılamaz. Ona ulaşmak ancak kalp safiyetini kazandı, gerçek olan ve olmayanı ayırt edebildiği zaman mümkündür. Yaşayan ve soluk alan bu bedenin derinliklerine gizlenmiş olan Tanrı, gerçek ben, ikiliğin olmadığı o saf şuurluluk durumunda idrak edilebilir. Böyle bir safiyete ulaşmış kişinin bütün düşünceleri, bütün arzuları, bütün dilekleri anında gerçekleşir. Bu sebeple kendi iyiliğini arayan insan, bilge kişiye fazlasıyla sevgi ve saygı göstersin. Bilge kişi, bütün evreni kuşatan, her şeyin dayanağı olan, o saf ve nurani varlığı tanıyan kimsedir. Bu nedenle bilge kişiye kendi çıkarlarını düşünmeksizin sevgi ve saygı gösteren kimseler, doğum ve ölüm hudutlarından kurtulurlar. Sevgisini ve düşüncesini dünyaya, duyu nesnelerine veren, Onlara arzu duyan kişi bu tutkuları yüzünden tekrar tekrar doğar. Arzuları tatmin oluncaya kadar birçok kereler bu hayata gelir ve gider. Fakat kendi özündeki gerçek beni bulmuş olan kişi bütün arzuları tatmin olmuş ve hayattayken hürriyete, ölümsüzlüğe ulaşmış bir insandır. Gerçek beni ne kutsal metinlerin incelenmesi, ne aklın inceliği ne de aşırı bir öğrenim yoluyla tanımak mümkün değildir. Onu tanımak ancak kendisinin seçtiği başka bir kimsenin aracılığı ile mümkündür. O sevdiği kişiye kendi gelir ve o kişinin eli, ayağı, gözü, kulağı olur. Onu tanıyan kişiler bütün tutkulardan kurtulmuş, sevince ve kalp huzuruna ulaşmışlardır. Bu kişiler her zaman her şeyi içten kuşatan o varlığın istikrakına dalmışlardır. Kutsal metinlerin gerçeğini idrak ederek feragat etme yolunu tutan kişi bedenini unutur, ruhu hatırlar ve ölümsüzlüğe ulaşır. Irmaklar denize ulaştıkları zaman nasıl isim ve şekillerini kaybederlerse, bilge kişiler de Tanrı'ya ulaştıkları zaman isim ve şekillerini kaybederler. Tanrı'yı bulan kişi Tanrı olur. Böyle bir kimsenin soyunda Tanrı'yı tanımayan hiçbir fert çıkmamıştır. Böyle bir insan cehalet bağından kurtulmuştur. Her kötülüğün ve her üzüntünün ötesindedir. Rikveda der ki, Tanrı gerçeğini yalnız kalp safiyetine ulaşmış, ona ibadet ve kanuna itaat eden kişilere öğret. Kötü insanlara değil. Angiras'ın Soğunakaya öğrettiği gerçek budur. Kanuna itaat et ve anla. Bilge kişilere selam. Aydın ruhlara selam. 6. Manduk ve Upanishad. İnsan hayatı uyanıklık, düş görme ve düşsüz uyku durumları arasında süre gelir. Bununla beraber bu üç halin ötesinde üstün şuurlu görüş adı verilen dördüncü bir durum vardır. Om Kulaklarımızla iyi olanı işitelim. Gözlerimizle senin adaletini görelim. Bedenimizde senin ilahi huzurunu bulalım. Om Huzur, huzur, huzur. Bütün bu evren ebedi Tanrı'ya delalet eden Om hecesidir. Evvelce var olmuş, şimdi var olan ve ileride var olacak her şey Om hecesidir. Zamanın bu üç halinin ötesindeki her şey de Om hecesidir. Tanrı'dan başka hiçbir şey yoktur. Var olan her şey sadece O'nun tezahürüdür. Varlıkların özünde gizli olan gerçek ben Tanrı'nın kendisidir dışta olan her şey de Onun insandaki tezahürü olan kişisel ben ile bütün evrende tezahür etmiş olan evrensel ben bir ve aynı varlıktır. Bu varlığın, bu gerçek benin üç hali vardır. Uyanıklık, düş görüş ve düşsüz uyku. Ayrıca bu üç halin ötesinde tamamıyla farklı ve izahı imkansız dördüncü bir hal vardır. Birinci hal maddidir bu hal uyanık durum olarak bilinir. Ben sadece maddi nesnelerin şuurundadır. Duyular dışa dönüktür. Benim bu hal içinde yedi tane uzvu ve on dokuz tane bilgi aracı vardır. İkinci hal zihni ve düş görme durumu olarak bilinir. Ben düş görür yani latif nesnelerin şuurundadır. Geçmişte yapmış olduğu işlerin izlenimlerini yaşar. Üçüncü hal aklidir ve düşsüz uyku durumu olarak bilinir ben hiçbir arzu duymaz. Herhangi bir düş görme durumu yaratmaz. Zihin aydınlanmıştır ve varlık sevinç içindedir. Dördüncü hal vahdet durumudur. Kişisel benin evrensel beni ulaştığı durumdur. Bu hal içinde ben her şeyin sahibi, her şeyin kaynağı, her şeyin yaratıcısı ve sonu durumundadır. Her şeyin şuurundadır. İkincisi olmayan birdir. İyilik ve mutluluğun kendisidir. Bu duruma ulaşan kişinin gözünde bütün evren kaybolmuştur. Dördüncü hal, ne içteki ne dıştaki, ne de bunların ikisi arasındaki bir tecrübe değildir. Duyuların ve aklın ötesinde bir durumdur. Aum hecesi, her ne kadar bölünmez bir bütün ise de, benim üç durumuna tekabül eden, üç harften müteşekkildir. A, U, M. Maddi durum adı verilen uyanıklık hali, A harfine tekabül eder. Bu durumu gereği gibi anlayan kişi arzuladığı her şeyi elde eder. İnsanlar arasında bir lider olur. Zihni durum adı verilen düş görme hali hecenin ikinci harfine U'ya tekabül eder. Bu durumu anlayan kişi hikmet sahibi olur. Her şeye tarafsız bir gözle bakar. Bütün insanlardan saygı görür. Akli durum adı verilen düşsüz uyku hali hecenin son harfine M'ye tekabül eder. Bu durumu anlayan kişi dünyayı aklıyla tartar, bir kenara iter ve kendisini evreni yaratan sebeple birleştirir. Ben'in dördüncü hali tek ve bölünmez bir kelime olan Om hecesine tekabül eder. Bu hal ikincisi olmayan birlik yani vahdet durumudur. Bir bütünlük halidir. Bu hal içinde bütün evren kaybolur. olur. Om hecesi benim kendi varlığından başka hiçbir şey değildir. Bu hale anlayan kişi kendi özünün derinliklerindeki gerçek benine yani Tanrı'ya ulaşır. Bu durum içinde kişisel ben evrensel bene karışıp kaybolmuştur. Benin üç hali uyanıklık, düş görme ve güçsüz uyku durumlarıdır. Benin üç hali uyanıklık, düş görme ve düşsüz uyku durumlarıdır. İnsan kişisel cehaletle örtülmüş tanrıdır. Tanrı ile insan arasındaki fark şudur. İnsan cehaletin kontrol altındadır. Oysa Tanrı cehaleti kontrol eden varlıktır. 7. Tai tiriye Upanishad. Cehalet içindeki bir insan varlığını gerçek beni kuşatan maddi kılıflarla hüviyetlendirir. Bu kılıfların ötesine ulaşan kişi saf mutluluk olan Tanrı ile bir olur. Om, Mitra bize huzur versin, Varuna bize huzur versin, Aryama bize huzur versin, Indra ve biri Haspati bize huzur versin, her şeyi içten kuşatan Vişnu bize huzur versin. Brahman'a selam. Ey her kudretin kaynağı, sana selam. Gerçekten evrende tezahür etmiş olan sensin düşüncelerimle ve sözlerimle senden bahsedeceğim. Sen, bütün kutsal metinlerde adı geçen ve her sesin anası olan Om hecesiyle birsin. Beni gerçek hikmetle kuvvetlendir. Ölümsüzlüğü idrak edeyim. Bedenim kuvvetli, dilim tatlı olsun. Kulaklarım sadece senin övgünü işitsin. Om hecesi gerçekten senin sembolündür. Sana ancak bu hece sayesinde ulaşmak mümkündür. Sen aklın anlayışı ötesindesin. Lütfet ki kutsal metinlerden öğrendiklerimi unutmayayım. Sen her mutluluğun, her zenginliğin kaynağısın. Lütfet, bütün iyiliklerin, bütün zenginliklerin bana gelsin. Bana talebeler gönder. Onlara seni anlatayım ve bu şekilde sana daha fazla hizmet edebileyim. Bana ihtişam ver, zenginlik ver, kendini bana göster ki sana daha fazla hizmet edebileyim. Sen kendilerini sana teslim edenlerin sığınağısın. Beni kabul et. Beni aydınlat. Sana sığınıyorum. Sen her kalbin lotusu içinde yaşayan ölümsüz, nurani varlıksın. Seni arayan kişilere kalplerinde gözükürsün. Seni tanıyan kişi kendisinin hükümdarı olur. O kişi şaşkın düşüncelerini kontrol eder sözünün duyu organlarının ve aklının hükümdarı olur. Sen huzurun, hayatın, mükemmelliğin ve ölümsüzlüğün kendisisin. Daima sana ibadet edeceğim. Om hecesi her şeydir. Tanrının kendisidir. Om hecesi her şeyin başlangıcıdır. Bütün ayinler, bütün dualar, bütün ilahiler Om hecesiyle başlar. Din adamları ve öğreticiler öğretilerine om hecesiyle başlarlar. Talebeler öğrenimlerine om hecesiyle başlarlar. Om hecesini zikrederek tanrıyı arayan talebe de sonunda ona ulaşır. Bu dünya nedir? Altta yeryüzü, üstte gökyüzü, arada hava ve onları birleştiren rüzgar. Semavi bedenler nelerdir? Bir yanda ateş, diğer yanda güneş arada su ve onları birleştiren aydınlık eğitim nedir bir yanda öğretici diğer yanda talebe arada bilgi ve onları birleştiren konuşma soy nedir bir ana diğer yanda baba arada çocuk ve onları birleştiren çiftleşme lisan nedir bir yanda alt çene diğer yanda üst çene arada sözler ve onları birleştiren dil bunları bilen kişi mal mülke, bilgiye, çocuklara, besine ve cennete ulaşacaktır. Kutsal metinlerdeki öğretileri tetkik et ve işlerini daima onlara göre yap. Sözlerinde, düşüncelerinde ve işlerinde daima dürüst ol. Daima kendini kontrol et ve kendine hakim ol. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılma. Bütün işlerini sevgiyle ve tutkusuz olarak yap. İnsancıl ve merhametli ol. Daima öğren ve öğret. Tanrıyı ve atalarını asla unutma. Anan, baban, öğreticin, misafirin senin için birer tanrı olsunlar. Büyüklerine daima saygı göster. Başkalarına verdiğin şeyleri sevgi ve sevinçle ver. Bazı durumlarda ne düşüneceğini, ne yapacağını bilmezsen, aynı durumda kutsal kişilerin nasıl düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını düşün. Ancak bu şekilde kusursuz olabilirsin.'' Kutsal metinlerin öğütü, öğretisi budur. İtaat et, itaat et. Tanrı'yı bilen kişi en yüksek amaca ulaşır. Kalbin derinliklerinde gizli olan bu saf ve ölümsüz gerçeği bilen kişi istediği her şeyi elde eder. Atman olan Tanrı'dan eter, eterden hava, havadan ateş, ateşten su, sudan toprak, topraktan bitkiler, bitkilerden besin, Besinden de insan bedeni meydana geldi. Besinin özünden müteşekkil olan insan bedeni gerçek ben atmanın fiziki kılıfıdır. Başı, sağ kolu, sol kolu, kalbi ve bacakları vardır. Bütün yaratıklar besinden doğar, besinle yaşar ve öldükten sonra yine besine dönerler. Besin her şeyin esasıdır. Bu sebeple besinin bedene ait her hastalığın ilacı olduğu söylenir. Tanrı'yı besin olarak düşünen kişiler bütün fiziki nesneleri kazanırlar. Bütün varlıklar besinden doğmuştur, besinden doğarlar, besinle beslenirler, gelişirler ve öldükten sonra kendileri besin olurlar. Bu fiziki bedenin içinde farklı bir hayati kılıf vardır. Bu kılıf fiziki kılıfla aynı biçimdedir. Duyuların fonksiyonlarını sağlayan bu kılıftır. İnsanlar ve hayvanlar hayatiyetlerini bu kılıftan alırlar. Bütün yaratıkların hayat uzunluklarını bu kılıf tayin eder. Ve bu kılıf fiziki kılıfın ruhudur. Fiziki kılıfla birlikte gelişirler. Prana onun başı, Vyana sağ kolu, Apana sol kolu, hava kalbi, toprak da temelidir. Bu hayati kılıfın içinde zihni kılıf, düşünen atman vardır.'' Bu zihni kılıf da hayati kılıfla birlikte gelişir. Ve bu kılıf hayati kılıfın ruhudur. Tefekkür onun başı, ibadet sağ kolu, dua sol kolu, kutsal metinlerin öğüdü, kalbi, bilge atar vangir hasta temelidir. Kelimeler tanrı ifade edemez, zihin onu kavrayamaz. Zihni kılıfın içinde akli kılıf, bilen atman vardır. Bu kılıf zihni kılıfın ruhudur ve onunla birlikte gelişirler. İnanç onun başı, doğruluk sağ kolu, gerçek sol kolu. Dikkatin bir noktaya toplanması, kalbi tefrik etme kabiliyeti de onun temelidir. Bütün faaliyet ve törenler akıl yoluyla icra edilir. Bütün duyular akla itaat ederler. Tanrıyı akıl olarak düşünen kişi hata yapmaz kendisini diğer kılıflarla hüviyetlendirmez ve bedenin ihtiraslarına teslim olmaz. Akıl kılıfın içinde de ego kılıfı, zevk duyan atman vardır. Bu kılıf akıl kılıfının ruhudur ve onunla birlikte gelişir. Tatmin olan arzu onun başı, zevk sağ kolu, memnuniyet sol kolu, sevinç kalbi, tanrı da temelidir. Gerçek atman bütün bu kılıfların ötesindedir. Tanrının var olmadığını düşünen kişi ömrünü boş ve faydasız yere tüketir. Var olduğunu düşünen kişi ise hayatı gerçekten yaşar. Ölüm anında ancak bilge kişi ona ulaşabilir. Tanrı çok olmayı düşündü ve kendisinden birçok şekiller yarattı. Yarattığı her şeyin içine girerek şekle büründü, hudutlara büründü. Bilgiyi, cehaleti, gerçeği ve hayali yarattı her şeyin özüne girip yerleşti. Bundan dolayı var olan her şey gerçektir. Gerçek hakkında şöyle yazılmıştır. Evrenin yaratılışından önce Tanrı tezahür etmemiş olarak mevcuttu. Görünmezden görüneni yarattı. Kendisinden kendisini yarattı. Bundan dolayı ona kendiliğinden mevcut adı verildi. Her şey bu kendiliğinden mevcut varlıktır. Bu varlık Tanrı'dır. Bu varlığı içen kişi sevinç gösterir. Şayet kişi kendisini bu sevinç içinde kaybetmezse soluk alamaz, yaşayamaz. Bu sevinci veren yegane varlık atmandır. Bir insan ismin, şeklin, görünenin ötesinde olan atmanda kendi varlığını ve onunla birliğini bulduğu zaman artık hiçbir şeyden korkmaz. İkilik fikre olduğu müddetçe korku mevcuttur. Tanrı bilge dahi olsa kendisini tanrı olarak tanımayan bir kimseye korkunun kendisi olarak gözükür. Gerçek hakkında şöyle yazılmıştır: Tanrı korkusuyla güneş parlar, yağmur yağar, ateş yakar, rüzgar eser, ölüm öldürür. Bu sevinç nedir? Akıllı, bilgi sıhhatli, kuvvetli ve dünyanın bütün zenginliklerine sahip genç bir adam düşünün ve bu adamın mutlu olduğunu farz edin ve o insanın sevincini bir birim olarak kabul edin. Gatarvaların sevinci insan sevincinin yüz misli fazlasıdır. Pitrilerin sevinci Gatarvalarınkinden, Devaların sevinci Pitrilerinkinden, Inra'nın sevinci Devalarınkinden, Bir Haspati'nin sevinci Inra'nınkinden, Prajapati'nin sevincinden yüz misli fazladır. İnsan da yaşayan atmanla, güneşte yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. Bu gerçeği bilen kişi dünyaya aşar. Atmanı örten bütün kılıflar tabi zihni, aklı, hayatı, ego aşar. Şöyle yazılmıştır: Zihnin ulaşamayacağı ve kelimelerin ifade edemeyeceği Tanrı sevincini tanıyan kişi korkudan kurtulmuştur. Böyle bir insan hiçbir zaman niye doğru olanı yapmadım da yanlış olanı yaptım diye düşünmez. Çünkü Tanrı sevincini tanıyan kişi doğru ve yanlışın ne olduklarını bilerek her ikisini de aşmıştır. Om, Brahman bizi korusun, bize doğru yolu göstersin. Sevgi ve ahenk daima bizimle olsun. Brahman oğlu Bihrigu saygıyla babası Varuna'ya yaklaştı ve ona sordu. Baba, Tanrı nedir? Babası ona fiziki kılıfı, hayati kılıfı ve duyuların fonksiyonlarını izah etti. Bütün varlıklar ondan doğmuştur, onda yaşarlar. Öldükten sonra yine ona dönerler. Onu tanımaya çalış dedi. Bihriku günlerce oruç tuttu ve derin derin düşündü. Sonunda Tanrı'yı besin olarak düşündü. Çünkü bütün varlıklar besinden doğar, besinle yaşar. Öldükten sonra kendileri de besin olurlar. Fakat bu bilgi onu tatmin etmedi ve tekrar günlerce derin derin düşündü. Sonunda Tanrı'yı hayat kuvveti olarak kabul etti. Çünkü bütün varlıklar hayat kuvvetinden doğarlar, hayat kuvvetiyle yaşarlar, hayata doğru hareket ederler ve öldükten sonra tekrar hayata dönerler. Ancak Bihriku hala şüphe içindeydi, bu nedenle tekrar düşündü ve Tanrı'yı zihin olarak kabul etti. Çünkü bütün varlıklar zihinden doğmuştur. Zihin sayesinde yaşarlar. Zihne doğru hareket ederler ve öldükten sonra tekrar zihne dönerler. Bihriku yine tatmin olmadı ve tekrar düşündü. Bu defa Tanrı'yı akıl olarak kabul etti. Çünkü her şey akıldan doğmuştur. Akıl sayesinde yaşarlar ve öldükten sonra tekrar akla dönerler. Fakat bu anlayışından da şüphelendiği için tatmin olmadı ve tekrar babasına başvurdu. Aziz efendim, Tanrı nedir? Oğlum, daha derin düşün ve onu bulmaya çalış. Birigu tekrar günlerce düşündü ve Tanrının sevinç olduğunu buldu. Çünkü bütün her şey sevinçten doğmuştur. Sevinç sayesinde yaşarlar. Sevince doğru hareket ederler ve öldükten sonra tekrar sevince dönerler. Bilge Varuna'nın oğlu Bihrugu'ya kendi özünde buldurduğu hikmet budur. Kendi özünde bu hikmeti bulan kişi ihtişam kazanır. Her şey hükmeder ve evrenin bütün zenginliklerine sahip olur. Tanrı'yı destek olarak düşünen kişi desteklenecektir. Büyüklük olarak düşünen kişi büyük olacaktır. Akıl olarak düşünen kişi akıl kudretine sahip olacaktır. Sevgi olarak düşünen kişi sevilecektir. Her şeyin hükümdarı olarak düşünen kişi her şeyin hükümdarı olacak. Tanrı olarak düşünen kişi de tanrı olacaktır. Aynı şekilde onu yok edici olarak düşünen kişinin toplum içinde olsun, kendi evinde olsun bütün düşmanları yok olacaktır. İnsanın özündeki tanrı ile güneşteki tanrı bir ve aynı varlıktır. Bu varlıkla birleşen kişi istediği her şeyi elde eder istediği her şeye ulaşır istediği her şeyi yaratır mucizeler yaratır ben o atmanım ben ölümsüz hayatım ben bu dünyanın üstüne çıktım beni tanıyan kişiler gerçeğe ulaşırlar ben bu dünyayım ve bu dünyayı yerim anlayan bilir om huzur 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 8 Ayitareya Upanishad. Evrenin kaynağı, idame ettireni ve sonu olan Tanrı, varlığın her safhasına iştirak eder. O uyanan kişiyle uyanır, rüya gören kişiyle rüya görür ve derin uykuda uyuyan kişiyle uyur. Lakin kendisi bu üç durumun da ötesindedir. Onun gerçek mahiyeti saf şuurluluktur. Sözüm zihnimle, zihnim sözümle bir olsun.'' ey yüce Tanrı. Önümdeki cehalet perdesini kaldır ki senin nurunu görebileyim. Bana kutsal metinlerin özünü göster. Kutsal metinlerin gerçeği daima önümde olsun. Gece gündüz bilge kişilerden öğrendiğim şeyi idrak etmeye çalışayım. Tanrı'nın gerçeğini konuşayım. Gerçeği konuşayım. Tanrı beni ve öğreticiyi korusun. Om. Huzur, huzur, huzur. Yaratılıştan önce sadece ben vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ben, dünyalar yaratayım diye düşündü. En yüksek dünyayı, gökyüzünü, ölümlüler dünyası olan yeryüzünü ve yeraltı dünyasını yarattı. İşte dünyalar, şimdi bu dünyaların yöneticilerini yaratayım diye düşündü. Suların içinden bir yumurta çıkardı. Bu yumurtayı ısıttı Isınma sonunda yumurtada meydana gelen bir çatlaktan ağzı olan bir yaratık çıktı. Bu ağızdan söz, sözden de ateş meydana geldi. Sonra bir burun gözüktü. Burnun deliklerinden soluk, soluktan da hava meydana geldi. Gözler gözüktü. Gözlerden görüş, görüşten de güneş meydana geldi. Kulaklar gözüktü. Kulaklardan işitme, işitmeden de dört yön meydana geldi deri gözüktü. Deriden kıl, kıldan da yaratığın gelişmesi meydana geldi. Kalp gözüktü. Kalpten zihin, zihinden de ay meydana geldi. Göbek gözüktü. Göbekten aşağı doğru giden soluk apana. Apanadan da ölüm meydana geldi. Cinsiyet gözüktü. Cinsiyetten tohum, tohumdan da su meydana geldi. Sonra Tanrı bu yaratığa açlık ve susuzluk verdi. O zaman tanrılar ona, bize yaşayabileceğimiz ve beslenebileceğimiz bir yer ver dediler. Tanrı bir boğa yarattı. Yeterli değil dediler. Bir at yarattı, yine yeterli değil dediler. Sonunda bir insan yarattı. Şimdi iyi yaptın dediler. Onlar tatmin olduklarından dolayı insan bütün diğer yaratıkların efendisi olarak kabul edildi. Ulu Tanrı diğer tanrılara yerlerinizi alın dedi. Sözün mahiyetindeki ateş, ağza, kokunun mahiyetindeki hava burna, görüşün mahiyetindeki güneş gözlere, işitmenin mahiyetindeki dört yön kulaklara, kılın mahiyetindeki gelişme deriye, zihnin mahiyetindeki ay kalbe, apananın mahiyetindeki ölüm göbeğe ve tohumun mahiyetindeki su er suyunun içine girdi. Açlık ve susuzluk bizim yerimiz neresi dediler. Ulu Tanrı bütün tanrıların yanındaki yerlerinizi alın. Çünkü sizi onların hepsine ortak kıldım. İnsan hangi tanrıya hizmet ederse açlık ve susuzluk bu hizmete iştirak edecektir diye karşılık verdi. Tanrı, dünyaları ve onların yöneticilerini yarattım. Şimdi onlar için besin yaratayım diye düşündü ve besini yarattı. Daha sonra, bu varlıklar bensiz nasıl yaşayabilirler? Bu varlıklar üzerindeki rolüm ne olacaktır? Şayet söz ağızdan bensiz çıkarsa, soluk bensiz alınırsa, göz bensiz görür, kulak bensiz işitir, deri bensiz hisseder, zihin bensiz düşünür, cinsiyet organları bensiz zürriyet hasıl ederse, o zaman ben neyim diye düşündü. Bu nedenle, yarattığı varlıkların kafatası merkezlerini açarak, sevinç kapısı adı verilen kapıdan işlerine girdi. Beden içinde yaşayabileceği üç yer ve hareket edebileceği üç hal Uyanıklık, düş görme ve düşsüz uyku buldu. Önce bir erkeğin tohumu oldu. İnsan kendisini kendi içindeki tohum ile besler. Bu tohumu bir kadına verdiği zaman onun kendisi doğmuştur. Bu onun ilk bedenlenmesidir. Tohum kadının bedenine karışıp kaybolur. Onun bedenine karıştığı için kadına zarar vermez. Kadın kendi içinde erkeğin benini besler kadını koruyan çünkü o erkeğin tohumunu korumaktadır. Çocuğun doğumundan önce ve sonra çocuğa hayır dua eden insan kendine hayır dua etmiş olur. İnsan çocuğunda yaşar. Bu onun ikinci bedenlenmesidir. Tekrar çocuk olan baba bu şekilde soyunu idame ettirir ve senelerini tüketerek kaderini tamamlar, ölür ve yeniden doğar. Bu onun üçüncü bedenlenmesidir. Ruhun üç hali uyanıklık, düş görme ve düşsüz uyku, Tanrı'nın düş görme halinden başka hiçbir şey değildir. Tanrı, insan ruhunun üç halinin her birinde mevcuttur. Biz uyanık durumdayken gözdedir. Biz düş görüyorken zihindedir. Biz düşsüz derin uykudayken de kalptedir. Tanrı yarattığı varlıkların işlerine girerek kendisini onlarla hüviyetlendirdi tek bir varlık olduğu halde birçok varlık görünümüne büründü. Bundan dolayı şayet kişi bu üç katlı uyanıklık, rüya görme ve rüyasız uyku rüyasından uyanırsa karşısında Tanrı'yı bulur. Kalbinde mekandan münezzeh Tanrı'yı görür ve Tanrı'yı biliyorum der. Kendisine ibadet ettiğimiz, kalbimizde gizlenmiş olan bu ben kimdir? Bu benin mahiyeti nedir? Bu ben sayesinde gördüğümüz, işittiğimiz, koku aldığımız, konuştuğumuz, tatlıyı veya acıyı ayırt ettiğimiz varlık mıdır? Yoksa sayesinde düşündüğümüz, idrak ettiğimiz, tasavvur ettiğimiz, bildiğimiz, irade gösterdiğimiz, hatırladığımız, hissettiğimiz, arzu duyduğumuz, soluk aldığımız, sevdiğimiz ve diğer işleri yaptığımız varlık mıdır? Hayır. Bütün bunlar sadece saf şuur olan gerçek ben'in görünümleridir. Tanrı, saf şuur olan bu gerçek bendir. Bütün tanrılar, beş elemen, toprak, hava, su, ateş ve eter, doğurma sonucu doğmuş, yumurtadan doğmuş ve topraktan doğmuş bütün yaratıklar, atlar, filler, kuşlar, insanlar, soluk alan her şey, hareketli ve hareketsiz büyük küçük bütün yaratıklar odur. Bütün bunların ötesindeki gerçek saf şuur olan Tanrı'dır. Bütün bu varlıklar hayattayken ve ölümden sonra O'nun varlığında mevcutturlar. Bu hayatı terk ederken Tanrı'yı saf şuur olarak idrak eden Bilge Vamadeva gökyüzüne yükseldi, bütün arzularına ve ölümsüzlüğe ulaştı. 9. Çandokya Upanishad Tanrı her şeydir. Evrende var olan bütün görüntüler, duyular, arzular ve işler Tanrı'dan zuhur ederler. Fakat bütün bunlar sadece isim ve şekillerdir. Tanrı'yı tanımak için kişinin kendisiyle kalbinin derinliklerinde gizli olan Tanrı'nın aynı varlık olduğunu idrak etmesi gerekir. Kişi ancak bu şekilde bütün ısıraplardan ve ölümden kurtulur. Her bilginin ötesindeki cevherle bir olur. Sözüm soluğum, gözlerim, kulaklarım ve bütün uzuvlarım sükûna kavuşsun. Bütün duyularım arınsın ve kuvvetlensin. Brahman kendini bana göstersin. Asla ne ben Brahman'ı ne de Brahman beni reddedebilir. Onunla ben ve benimle o daima beraber olalım. Upanishadların kutsal gerçeği. Daima Brahman'a bağlı olan ben kuluna görünsün. Om. Huzur, huzur, huzur. Mutluluğa giden yolda yürümenin üç gereği vardır. Birincisi eğitim, adak törenlerini yerine getirmek ve şükretmek. İkincisi zahitlik. Üçüncüsü de talep olarak bir öğreticinin evinde yaşamak ve kendine hakimiyet çalışmasıdır. Bu gereçleri yerine getiren kişi mutluluk sahasına ulaşır. Ancak ölümsüzlüğe sadece Tanrı bilgisini sağlam bir şekilde kavrayan kişi ulaşabilir. Göklerin ve bütün dünyaların ötesindeki en yüksek alemde parlayan nur, insanların kalplerinde parlayan nurla aynıdır. Gerçekten bütün bu evren Tanrı'dan zuhur etmiştir. Varlığı Tanrı'dadır. Var olan her şey Tanrı'dır. İhtiras örtüsünden kurtulmuş bir insan, sadece Tanrı'ya ibadet etmelidir. Bir insanın varlığı her şeyden ziyade iradesidir. Kişinin bu hayattaki iradesi ne ise ölümden sonra ona ulaşır. O halde kişi iradesini Tanrı'ya ulaşma fikri üzerinde tespit etmelidir. Ancak arınmış bir zihin ve aydınlanmış şuur sayesinde idrak edilebilen, şekli nur, düşünceleri gerçek olan Tanrı benim kalbimin derinliklerine gizlenmiş gerçek benimdir. O daima eter gibi saftır. Hiçbir şey ona etki edemez. Bütün faaliyetler, arzular, kokular, tatlar ondan zuhur ederler. Her şeyi içten kuşatan bu varlık bütün duyuların ötesindedir. Ebedi sevincin doygunluğu ondadır. Kalbimin derinliklerinde ikamet eden bu varlık bir pirinç tanesinde. Hatta bu tanenin içindeki özden dahi daha küçüktür. Ancak yine yeryüzünden, gökyüzünden ve bütün dünyalardan çok daha büyüktür. Ona ibadet eden ve inanan kişi öldükten sonra katiyetle ona ulaşacaktır. Ermiş Sandilya, Tanrı'yı bilen bir kimsenin ölüm anında şu gerçekler üzerinde tefekküre dalması gerektiğini söyler. Yok olmayan Sensin. Değişmeyen gerçek sensin. Hayatın kaynağı sensin. Bu en yüksek bilgiyi, tanrı bilgisini içmiş olan bir kimse hiçbir bilgiye karşı susuzluk duymaz. Bir zamanlar Satyakama adında küçük bir Brahmanoğlu vardı. Bu küçük bilge yüce Gatama, Budaya talep olmaya karar vererek annesinin huzuruna çıktı ve ona soyunu sordu. Anne ben bir rahip olmak istiyorum. Bu nedenle soyadımın ne olduğunu bilmem gerekir. Sevgili oğlum, bunu ben de bilmiyorum. Gençliğimde hizmetçiydim ve birçok yerde çalıştım. Babanın kim olduğunu bilmiyorum. Benim adım Jabala, seninki de Satyakama. Bundan sonra kendini Satyakama Jabala olarak tanıt. Bu konuşmadan sonra küçük Bilge annesiyle vedalaşarak Yüce Gautama'nın Buda'nın huzuruna gitti ve ondan kendisini bir talebe olarak kabul etmesini diledi. Yüce Bilge bu küçük çocuğa hangi soydansın diye sordu. Küçük çocuk "Ben Satyakama Jabalayım." diyerek annesiyle arasında geçen konuşmayı aynen anlattı. "Oğlum, doğruyu söyledin. Gerçek bir Brahman'ınkinden başka bir kimse böyle konuşmazdı. Git kandilin için yağ al. Sana gerçeği öğreteceğim." dedi. Yüce Bilge Satyakama'ya 400 tane zayıf ve hastalıklı davar verdi. Oğlum bu hayvanları ormana götür ve otlat. Sayıları bin taneyi bulmadıkça katiyen geri dönmeyeceksin dedi. Küçük Bilge derhal bu emre itaat ederek davar sürüsünü ormana doğru sürdü ve gözden kayboldu. Aradan yıllar geçti. Nihayet davarlar bin taneye ulaştığı zaman sürünün başı Satyakama'nın yanına yaklaştı ve dile gelerek Satyakama. Biz artık bin taneye ulaştık. Şimdi bizi Yüce Bilge'nin evine götür ve ben sana Tanrı'nın bir parçasının ne olduğunu söyleyeceğim dedi. Satyakama, lütfen söyle nedir? Doğu ciheti Tanrı'nın bir parçasıdır. Batı da öyledir. Kuzey ve güney cihetleri de öyledir. Bu dört ana nokta Tanrı'nın bir parçasını teşkil eder. Onun başka bir parçasını sana ateş öğretecek. Ertesi gün Satyakama bütün sürüyü toplayarak yüce bilgenin evine dönmek üzere yola çıktı. Akşama doğru dinlenmek üzere konakladıklarında bir ateş yaktı ve ibadet etmek için doğuya doğru yönelik oturduğunda yanan ateşten gelen bir ses işitti. Satyakama: Tanrının bir başka parçasını sana ben öğreteceğim. Bu toprak Tanrının bir parçasıdır. Gökyüzü ve gökler onun parçalarıdır okyanuslar onun bir parçalarıdır. Bütün bunlar Tanrı'nın parçasını teşkil ederler. Bir başka parçasını da sana bir kuğu öğretecek. Satyakama yoluna devam etti ve ertesi akşam yine konakladığında ateş yakıp ibadet etmek üzere doğuya doğru yöneldiği sırada bir kuğu uçarak yanına geldi ve ona ''Sana Tanrı'nın bir diğer parçasını öğretmek için geldim.'' ''Ey Satyakama, Önünde yanan bu ateş Tanrı'nın bir parçasıdır. Aynı şekilde gökyüzündeki ay ve aydınlık tonun birer parçalarıdır. Bütün bunlar onun bir diğer parçasını teşkil ederler. Bir başka parçasını da sana bir dalgıç kuşu öğretecek dedi. Genç rahip ertesi günü yine dinlenmek için konaklayıp ateş yaktıktan sonra ibadet etmek için hazırlandığı sırada Yanına bir dalgıç kuşu geldi ve ona şöyle dedi: Sana Tanrı'nın bir başka parçasını ben öğreteceğim. Soluk, görüş, işitme ve zihin Tanrı'nın birer parçalarıdır. Bütün bunlar da Tanrı'nın bir diğer parçasını teşkil eder. Daha sonra Satyakama yine yoluna devam ederek yüce öğreticinin evine vardı ve kendini ona tanıttı. Yüce Gautama onu görür görmez bir çığlık kopardı. Oğlum, yüzün Tanrı'yı tanıyan bir kimsenin nurunu saçıyor. Tanrı bilgisini sana kim öğretti? İnsanlar değil, başka varlıklar öğretti aziz efendim. Fakat ben sizin de bir şeyler öğretmenizi istiyorum. Çünkü bilge kişilerden insanı en yüce iyiliğe ulaştıracak bilgiyi bir gurunun verebileceğini işittim. Yüce Gautama Gerçekten bütün varlığıyla Tanrı'yı arayan bu Brahmanoğluna bu bilgiyi de öğretti ve artık geriye öğrenecek hiçbir şey kalmadı. Upakosala 12 yıl bir talebe olarak bilge Satyakama'nın evinde kaldı. Öğretici diğer talebelere gerçeğin yolunu gereği kadar öğrettikten sonra onları evlerine gönderdi. Fakat Upakosala'nın gitmesine izin vermedi karısı Büyük Bilge'ye öğretiyi bitirmesini ve Upakosola'yı evine göndermesini söyledi. Lakin Satyakama sadece bu dileği reddetmekle kalmayıp bir yolcular çıktı. Upakosala ayakta duramayacak ve yemek yemeyecek kadar hastaydı. Öğreticinin karısı ona şefkatle baktı ve onu besledi. Ancak Upakosala bir türlü iyileşmiyordu. Sonunda kadına şöyle dedi. Ey ana, Kalbim hala o kadar pisliklerle dolu ki bu nedenle yemek yiyemeyecek kadar mutsuzum. O an ocakta yanan ateşten bir ses yükseldi. Bu hayat tanrıdır. Gökyüzü tanrıdır. Mutluluk tanrıdır. Bil ki sen de tanrısın. Bu hayatın tanrı olduğunu biliyorum. Fakat bu gökyüzünün veya bu mutluluğun tanrı olduğunu bilmiyorum. Aynı ses tekrar yükseldi gökyüzüyle Tanrı'nın ikamet ettiği kalp ve mutlulukla Tanrı'nın mutluluğu ifade edilmiştir. Bunların her ikisi de Tanrı'ya delalet eder. Toprak, besin, ateş, güneş, senin ibadet ettiğin bütün bu şeyler Tanrı'nın çeşitli görünümleridir. Güneşte görünen varlık benim. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, ayda, yıldızlarda ve suda ikamet eden varlık benim. Gökyüzünde ikamet eden ve onu aydınlatan varlık benim. Bu dünyanın mahiyetini iyice bil ki asla sana herhangi bir zarar veremesin. Bu sözden sonra dünyevi olan bu ateş birdenbire yeni bir manzaraya büründü ve tanrının kendisi oldu. Dünya değişti ve tanrılaştılar. Böylece Upakosala her şeyin gerçek mahiyetini gördü. Bir müddet sonra yolculuğa çıkmış olan Satyakama eve döndü. Upa Kosala'yı gördüğü zaman ''Oğlum, yüzün Tanrı'yı tanıyan bir kimsenin ki gibi nur saçıyor. Onu sana kim tanıttı?'' dedi. ''İnsanlar değil, başka varlıklar efendim. Öğrendiğin şey gerçektir oğlum. Şimdi sana öğreteceğim şey de gerçektir. Su damlacıkları nasıl ki bir lotus yaprağına tutunamaz, akar giderse Dünyanın kötülükleri de Tanrıyı bilen bir insana tutunamayıp giderler. Gözlerinin derinliklerinde yanan ışık Tanrıdır. O senin kendi gerçek benindir. O bir nurdur. Svatekotu 12 yaşına geldiği zaman babası Uddalaka "Oğlum, artık bir okula gitmeli ve öğrenim görmelisin. Bizim soyumuzdan hiç kimse sadece ismen bir Brahmin olarak kalmadı." dedi. Bunun üzerine Svatekot'u bir öğreticiye gitti ve 12 yıl öğrenim gördü. Bütün vedaları ezberledikten sonra büyük bir gurur içinde evine döndü. Babası oğlunun bu gururunu görerek Svetaketu kendini çok büyük görüyorsun. Lakin sayesinde işitilmeyeni işittiğimiz, anlaşılmayanı anladığımız ve bilinmeyeni bildiğimiz bilgiyi öğrendin mi diye sordu. Hayır baba bu bilgi nedir Oğlum, bir çamur parçasını tanımakla çamurdan yapılmış her şeyi tanıyabiliriz. Bu gibi şeylerin arasındaki farklılık sadece isimlerde ve sözlerdedir. Lakin gerçekte hepsinin yapısı çamurdandır. Yine bir altın parçasını tanımakla altından yapılmış her şeyi tanıyabiliriz. Bu gibi şeylerin arasındaki farklılık da sadece isimlerde ve sözlerdedir. Lakin gerçekte hepsinin yapısı aynıdır altındır. Bu nedenle sayesinde her şeyi bildiğimiz bilgi de aynı bu şekildedir. Baba, benim öğreticim bu bilgiyi bilmiyordu. Şayet bilseydi onu bana öğretirdi. Lütfen bu bilgiyi bana sen öğret. Peki oğlum, öğreteceğim. Başlangıçta sadece ikincisi olmayan tek varlık vardı. Bazı kimseler başlangıçta hiçbir şeyin olmadığını ve evrenin bu hiçlikten doğduğunu söylerler fakat böyle bir şey nasıl olabilir var olmayan şeyden var olan nasıl meydana gelebilir evet oğlum başlangıçta sadece ikincisi olmayan tek varlık vardı bu tek varlık kendi kendine düşündü çoğalayım gelişeyim böylece kendisinden evreni yarattı ve her varlığın içine girerek gizlendi her şeyin atmanı oldu her şeyin özü oldu. Svetaketu, sen olsun. Lütfen daha anlat baba. Yaratıklar üç sınıfta toplanırlar. Yumurtadan doğan, rahimden doğan ve topraktan doğan. Bu ilahi varlık üç tanrı yarattı. Işık, su ve besin. Onlara hayat, şekil ve isim verdi. Bilge kişiler derler ki, her nerede olursa olsun kırmızılık daima ışıktır. Beyazlık daima sudur, siyahlık daima besindir. Ne kadar yabancı görünürse görünsün, herhangi bir şey bu üç tanrının bir kombinezonundan başka bir şey değildir. Bu üç tanrı insan bedenine girdikleri zaman üç kısma bölünürler. Besin yendiği zaman üç hale dönüşür. En kaba kısmı dışkı, en ince kısmı zihin. Orta kısmı da et olur. Su içildiği zaman Üç hale dönüşür. En kaba kısmı üre, en ince kısmı hayat, orta kısmı da kan olur. Yağın içindeki ateş yendiği zaman üç hale dönüşür. En kaba kısmı kemik, en ince kısmı söz, orta kısmı da ilik olur. Oğlum, daima hatırla ki zihin besinden, hayat sudan, söz de ateşten oluşur. Nasıl kesilmiş süt, yayıkta çalkalandığı zaman en ince kısmı tereyağı olarak ortaya çıkarsa aynı şekilde biz besin aldığımız zaman onun da en ince kısmı zihin olarak ortaya çıkar. Su içtiğimiz zaman en ince kısmı hayat olarak ortaya çıkar. Yine ateşi yediğimiz zaman en ince kısmı söz olarak ortaya çıkar. Daima hatırla ki zihin besinden, hayat sudan, söz de ateşten oluşur. İnsanın 16 değişik hali vardır. Dilersen git, iki hafta için hiç yemek yeme. Lakin su iç, çünkü su hayattır. Svetaketu iki hafta oruç tuttu, yemek yemedi ve sonra babasının yanına gitti. Bugünkü ders nedir baba? Oğlum, Rikveda, Yajurveda, Samaveda beyitlerini tekrarlamanı istiyorum. Hatırlamıyorum baba. Bir ateş böceği büyüklüğündeki bir kömür parçasından, nasıl ki kendi büyüklüğünden fazla alev çıkmazsa, aynı şekilde senin 16 halinden sadece bir geri kaldığından, beslenmediğinden dolayı vedaları hatırlayamıyorsun. Şimdi git ve yemek ye, o zaman beni anlayacaksın. Sıvataketu gitti, beslendi ve tekrar babasının yanına geldi. Oğlum, bir ateş parçasından daha büyük olmayan bir kömür parçası, şayet kuru otlarla beslenirse, kendi büyüklüğünden daha fazla alev verir. Aynı şekilde 16 halden geri kalan o hal besinle beslendiği zaman daha fazla alevlenir. Daima hatırla ki zihin besinden, hayat sudan, söz ateşten oluşur. Nihayet Svataketu babasının söylemek istediği şeyi anladı. Uddalaka oğlum uykunun mahiyetini öğren. Bir insan uyuduğu zaman o kimse kendi özü olan o varlıkla birleşmiştir. Bizler kişinin sadece uyuduğunu söylemeyi yeterli zannederiz. Ancak kişi kendi öz varlığıyla beraber uyumaktadır. Bağlı bir kuş her istikamete uçtuktan sonra dinlenmek için tüneyine konar. Aynı şekilde zihin de çeşitli mevzularda dolaştıktan sonra hayatı üzerine konar. Çünkü oğlum zihin hayata bağlıdır. Açlığın ve susuzluğun mahiyetini öğren. İnsan acıkır. Su onun besinini karnına çeker. Daima hatırla ki beden besinden filiz sürer. Bir kök olmadan bir filiz nasıl olabilir? Her şeyin kökü nedir? Sadece besin midir? Su köktür. Besin onun filizidir. Ateş köktür, su onun filizidir. Aynı şekilde o varlık köktür, ateş de onun filizidir. Bütün yaratıkların kökü o varlıktadır. O her şeyin sığınağı, barınağıdır. İnsan susuzluk duyar. Ateş suyu onun boğazına çeker. Hatırla ki besin sudan filiz sürer. Bir kök olmadan bir filiz olabilir mi? Her şeyin kökü nedir? Sadece su mudur? Ateş, kök, su onun filizidir. O varlık kök, ateş onun filizidir. Bütün yaratıkların kökü o varlıktadır. O onların sığınağıdır, barınağıdır. Şimdiye kadar sana üç tanrının her birinin bedenle temas halinde üç tabakaya ayrıldıklarını anlattım. Bir insan ölürken o kişinin konuşma melekesi zihnine, zihni cana, canı ateşe, ateşi de o tek varlığa karışıp kaybolur. O varlık tohumdur. Diğer her şey sadece onun ifadesidir. Gerçek odur. Atman odur. otu. Sen osun. Oğlum. Arılar çeşitli çiçeklerden ve ağaçlardan tatlı suları toplayarak bal yaparlar. Nasıl bu balın içindeki tatlı sulardan bir tek çiçeğe ait olanı ayırt edilemezse, bütün yaratıklar da rüyasız uyku veya ölüm esnasında o tek varlığa karışıp kayboldukları zaman ne şimdiki ne de geçmişteki durumlarına ait hiçbir şey bilmezler. Cehalet içinde olduklarından dolayı kendisinden geldikleri ve sonunda yine kendisine döndükleri o varlığı tanımazlar. Lakin rüyasız uykudan uyandıkları veya tekrar hayata geldikleri zaman şahsi hayatlarının tekrar farkında olurlar. Doğudaki ırmaklar doğuya doğru, batıdaki ırmaklar da batıya doğru akarlar ve sonunda hepsi denize ulaşırlar. Denizden gelirler, yine denize dönerler. Bulutlar onları buhar halinde gökyüzüne yükseltirler ve tekrar yağmur olarak yeryüzüne gönderirler. Bu yağmurlar birikerek ırmakları meydana getirirler. Bu ırmaklar tekrar denize birleştikleri zaman hüviyetlerini kaybederler. Onların bu veya şu ırmak oldukları ayırt edilemez. Aynı şekilde çeşitli isimler verdiğimiz bütün yaratıklar ulaştıkları ve tekrar geri geldikleri o varlığı tanımazlar. Bir ağacın gövdesine veya tepesine balta ile vurulduğunda ağaçtan su akar. Fakat hayatiyeti devam eder. Çünkü onun içinde yaşayan atman ona hayat verir. Kökleri vasıtasıyla onu besler. Şayet bu atman ağacın bir dalından ayrılacak olursa o dal kuruyacaktır. Bütün ağaçtan ayrılacak olursa bütün ağaç kuruyacaktır. Aynı şekilde bu gerçek ben bir bedeni terk ettiği zaman o beden ölür. Lakin atman ebediyen ölümsüzdür. Hatırla ki bu varlık tohumdur. Diğer her şey sadece onun ifadesidir. Gerçek odur. Atman odur. Svetaketu, sen osun. Svetaketu, bu varlığı biraz daha anlat baba. Uddalaka, bana bir tane banyan ağacının meyvesinden getir. İşte baba getirdim. Onu kır kırdım. Ne görüyorsun? İçinde çok küçük bazı tohumlar var. Onlardan birini de kır oğlum. Kırdım baba. Şimdi ne görüyorsun? Hiçbir şey efendim. Latif cevheri görmüyorsun oğlum. Şu koca banyan ağacı senin göremeyeceğin kadar küçük olan oradaki tohumdan zuhur etmiştir. Bütün varlıkların kaynağı işte o varlıktır. Gerçek odur. Oğlum, bu tuzu al, suyun içine koy ve yarın sabah benim yanıma koy. Svateketu babasının söylediğini yapar. Tuzu suya koyar ve ertesi sabah tekrar babasının yanına gider. Babası akşam suya koyduğu tuzu getirmesini ister. Fakat Svateketu tuzu getiremez çünkü tuz suda erimiştir. Öyleyse suyu yala ve bana tadını söyle oğlum. Su tuzu baba. İşte oğlum. Aynı şekilde sen bu bedenin içindeki Tanrı'yı göremediğin halde o gerçekten orada gizlidir. Her şeyin kaynağı odur. Gerçekte odur. Atman odur. Sen osun. Biraz daha izah et baba. Gözleri bağlanmış ve yabancı bir yerde yalnız bırakılmış bir adam düşün. Bu adam gideceği yönü görmediğinden olduğu yerde dönüp durur ve karşısına biri çıktığı zaman ona gözündeki bağları çözdürerek sonra sonra yolunu bulup evine ulaşır. Tıpkı bunun gibi kendi gerçek benini arayan bir kimse de Aydınlanmış bir öğreticiye rastladığı zaman ondan sorarak öğrenebileceği bilgiyle gerçeğe ulaşır. O varlık tohumdur. Diğer her şey sadece onun ifadesidir. Gerçek odur. Gerçek ben odur. Svetaketu. Sen osun. Hasta bir insanın ölüm vakti yaklaştığı zaman hısımları onun çevresine toplanarak beni tanıyor musun, beni tanıyor musun derler. O kişinin konuşma melekesi zihnine, zihni soluğuna, soluğu hayat ateşine, hayat ateşi de en yüce varlığa karışıp kayboluncaya kadar çevresindeki kişileri tanır. Fakat en yüce varlığa karışıp kendini kaybettiği zaman artık onları tanımaz. Bir zamanlar Narada isminde bir talebe Bilge Sanat Kumara'ya giderek ondan kendisini eğitmesini istedi. Sanat Kumara, "Şimdiye kadar ne öğrendin?" diye sordu. Narada, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atarveda metinlerini, gelenekleri, ayin törenlerini, tarih, gramer, matematik, astroloji, mineraloji, mantık, ekonomi, fizik, metafizik, zooloji, politika, astronomi, mekanik ve bütün güzel sanatlar bilimlerini öğrendim. Efendim bütün bunları öğrendim fakat huzuru bulamadım. Çünkü atmanı bilmiyorum. Bilge kişilerden daima Atman'ı tanıyan bir kimsenin her ıstırabın ötesine ulaştığını işittim. Büyük ıstırap içindeyim. Yalvarırım bana yardım et, bana yol göster. Oğlum, senin bütün bilgin sadece isimler bilgisidir. Bütün bunlar sadece bir isimdir. İsmi Tanrı olarak düşün. İsmi Tanrı olarak düşünen bir kimse isimlendirilen şeyin hudutları içinde hareket eder. Nadara, ismin ötesinde bir şey var mıdır?'' sanat kumara. Evet, ismin ötesinde konuşma melekesi vardır. Bu meleke sayesinde sadece vedalar, gramer ve törenler bilgisini değil, gökyüzünü, toprağı, havayı, suyu, ateşi, insanları, tanrıları, ağaçları, kuşları, kurtları, karıncaları, doğruyu, yanlışı, gerçeği, sahteyi, iyi, kötüyü, güzeli ve çirkini de anlarız. Bu meleke olmadan doğruyu yanlışı iyiyi kötüyü güzeli çirkini kim anlatabilir var olan her şeyi izah eden bu konuşma melekesidir bu melekeyi tanrı olarak düşün ancak konuşma melekesini tanrı olarak düşünen kişi konuşulan şeyin hudutları içinde hareket eder nadara bu konuşma melekesinin ötesinde bir şey var mıdır evet zihin konuşma melekesinin ötesindedir İki meşe palamudu meyvesi veya iki kola cevizi nasıl kapalı bir yumruk gibi birbirine yapışmış bir şekilde ise zihin de ismi ve konuşma melekesini bu şekilde avucunda tutar. İnsan bir şey okumayı düşündüğü zaman o şeyi okur. Bir şey yapmayı düşündüğü zaman o şeyi yapar. Çocuk veya eşyalar düşündüğü zaman onları ister. Bu dünyayı veya öteki dünyayı düşündüğü zaman onları ister. Zihin atmandır. Zihin dünyadır. Zihin tanrıdır. Zihni tanrı olarak düşün. Ancak zihni tanrı olarak düşünen kişi düşünülen şeyin hudutları içinde hareket eder. Narada, zihnin ötesinde bir şey var mıdır? Evet, irade gücü zihnin ötesindedir. Zira insan bir şey istediği zaman zihninde düşünür. Düşündüğü zaman konuşma melekesini uyandırır ve konuştuğu zamanda konuşmasını kelime elbiseleriyle giydirir. Cümleler kelimelerden, faaliyetler de düşüncelerden yapılmıştır. Bu nedenle bütün bunlar irade gücünde toplanırlar. İradeden ibarettirler, iradeye tabidirler. İrade gücünü Tanrı olarak düşün. İrade gücünü Tanrı olarak düşünen kişi istediği dünyayı elde eder. Ebediyeti isteyerek ebediyete ulaşır şöhret isteyerek şöhrete ulaşır. Isırabın ötesine gitmek isteyerek ısrapsızlığa ulaşır. Ancak irade gücünü Tanrı olarak düşünen kişi, istediği şeyin hudutları içinde hareket edebilir. İrade gücünün ötesinde tefrik etme melekesi vardır. Çünkü bir insan bu meleke sayesinde geçmişteki tecrübelerini analiz eder. Onların temeli üzerinde düşünerek geleceğini tayin eder. Ve şimdiki hareketlerini ona göre düzenler o halde tefrik etme melekesini de tanrı olarak düşün ancak tefrik etme melekesini tanrı olarak düşünen bir kimse tefrik edilen şeylerin hudutları içinde hareket edebilir tefekkür meditasyon derin düşünme kabiliyeti bu melekenin ötesindedir bu melekeden mahrum kişiler ömürlerini gevezelik ve çekişmelerle geçirirler bu melekeye sahip kişiler dünya üzerinde büyüklüğe ulaşırlar. O halde tefekkür melekesini Tanrı olarak düşün. Ancak bu melekeyi Tanrı olarak kabul eden kişiler, düşünce hedefinin hudutları içinde hareket edebilirler. Hikmet bu melekenin ötesindedir. Biz insanlar, bütün elimleri, doğruyu, yanlışı, gerçeği, yalanı, güzeli, çirkini, iyiyi ve kötüyü ancak bu kabiliyet sayesinde anlayabiliriz bu dünyayı ve diğer dünyaları da hikmet sayesinde anlayabiliriz. Hikmeti Tanrı olarak düşün. Hikmeti Tanrı olarak düşünen kişi her bilgiye ve tecrübeye ulaşır. Ancak onun hedefinin hudutları içinde hareket edebilir. Hikmetin ötesinde kudret vardır. Kudretli bir insan yüz bilgiye bile korku verir. Kişi kudretli olduğu zaman yükselir. Yükseldikçe hizmet eder hizmet ettikçe bilge kişilerle arkadaş olur ve bu arkadaşlık sayesinde bilgeliğe ulaşır. Her şeyi görür, işitir, düşünür, bilir ve o şekilde davranır. Biz insanlar kudret sayesinde yeryüzünün, dağların, insanların, hayvanların, tanrıların, bitkilerin ve bütün diğer şeylerin efendisiyiz. O halde kudreti tanrı olarak düşün. Ancak Yine kudreti tanrı olarak düşünen kişi sahip olduğu kudretin hudutları içerisinde hareket edebilir. Narada, Aziz Efendim, kudretin ötesinde bir şey var mıdır? Evet Narada, besin kudretin ötesindedir. Bir insan 10 gün yemek yemese yaşayabilir, fakat göremez, işitemez, düşünemez, tefrik edemez, bilemez ve faaliyet gösteremez. Yemek yediği zaman tekrar görür, işitir, düşünür, tefrik eder, bilir ve faaliyette bulunabilir. Besini tanrı olarak düşünen kişi istediği kadar yesin içsin. Ancak yediği şeylerin hudutları içerisinde hareket edebilir. Su besinin ötesindedir. Yağmur yağmazsa yaratıklar beslenemez ve hasta düşerler. Ancak yeterli derecede yağmur yağdığı zaman yeterli besin vardır. Bütün her şey Toprak, gök, dağlar, insanlar, tanrılar, bitkiler, kurtlar, karıncalar ve bütün diğer yaratıklar sudan yapılmış şekillerdir. Suyu tanrı olarak düşün. Suyu tanrı olarak düşünen kişi istediği her şeyi elde eder, memnun olur. Ancak içtiği şeylerin hudutları içerisinde hareket edebilir. Ateş suyun ötesindedir. Ateş rüzgarı yatıştırdığı, havayı ısıttığı zaman insanlar Hava çok sıcak, yağmur yağacak derler. Önce ateş, sonra su. Ateş yıldırımın düşmesine neden olur. İnsanlar şimşek çakıyor, yağmur yağacak derler. Ateşi tanrı olarak düşünen kişilerin yüzleri aydınlık olur. O kimse karanlıklardan kurtulmuştur. Ancak sadece aydınlık olan şeylerin hudutları içerisinde hareket edebilir. Ateşin ötesinde hava vardır. Güneş, ay, yıldızlar, aydınlık ve ateş havanın içinde yaşarlar. Hava sayesinde konuşuruz, işitiriz. Hava sayesinde yaşarız. Havayı Tanrı olarak düşün. Onu Tanrı olarak düşünen kişi aydınlığa ulaşır. Üzüntülerden, bağlardan kurtulur. Ancak yine havanın hudutları içerisinde hareket edebilir. Havanın ötesinde hafıza vardır. Hafızayı insanlardan kaldırsanız işitemezler, düşünemezler ve anlayamazlar. Bizler çocuklarımızı ve hayvanlarımızı hafıza sayesinde tanıyabiliriz. Hafızayı tanrı olarak düşünen kişi ancak hafızasının hudutları içerisinde hareket edebilir. Hafızanın ötesinde de ümit vardır. Ümit, insana yaşama gücü veren bir unsurdur. Ümitle yanan bir insan, kutsal görevlerini yerine getirir. Bunu veya şunu yapar, çocuk ister, zenginlik ister. Bu dünyanın ve öte dünyanın hayatını ister. Ümidini Tanrı olarak düşün. Ümidi Tanrı olarak düşünen kişi istediği her şeyi elde eder. Ancak ümidinin hudutları içerisinde hareket edebilir. Narada, ümidin ötesinde bir şey var mıdır efendim? Sanat kumar, evet, ümidin ötesinde hayat kuvveti can vardır. Bir tekerleğin çubukları nasıl bir poyrada, merkezde birleşirlerse, aynı şekilde var olan her şeyde hayatta birleşirler. Hayat yaşamaktır, kudrettir, candır. Hayat babadır, anadır, kardeştir, öğreticidir, rehberdir. O her şeydir. Bunu hisseden ve bilen bir insan onu reddedemez. Narada, aziz efendim ben gerçek bir ilim adamı olmak istiyorum. Oğlum, o halde o sonsuz gerçeği tanımaya çalış. Gerçeği tanımayan bir insan ondan nasıl bahsedebilir? İnsan ancak bildiği bir şeyi anlatabilir. Öyleyse onu tanı. İnsan düşünerek bilir, düşünmeden bilemez. O halde düşün, inanç olmadan düşünülemez. O halde inanç sahibi olmalıdır. İnanca da ibadet olmadan ulaşılamaz. O halde ibadet et. Yine bir insan faaliyet gösterdiği zaman ibadet eder. Faal olmayan bir insanın hiçbir şeyi yoktur. Faal ol. Yine insan mutlu olduğu zaman faal olur. Mutluluk olmadan hiçbir şey yapamaz. Mutluluğu bul. Narada Mutluluk nerededir efendim? Mutluluğun kaynağı sonsuzluktur. Sonluda mutluluk yoktur. Bunun için sonsuzluğu bul. İnsan bir şey bulduğu yerde başka bir şey görmez, işitmez ve bilmezse sonsuzluk vardır. Fakat bir şey bulduğu yerde başka bir şey de görür, işitir ve bilirse orada sonlu vardır. Sonsuzluk ölümsüzlük, sonluluk da ölümlülüktür. Narada. Sonsuzluk neye bağlıdır? Kendi büyüklüğüne. Hatta ona bile değil. Birçok hayvana, evlere, Hizmetkarlara, kadınlara, mücevherlere sahip olmak bu dünyadaki büyüklüktür. Bir şey başka bir şeye bağlı olduğu zaman ben buna büyüklük demem. Sonsuzluk hiçbir şeye bağlı değildir. Sonsuzluk Tanrı'nın kendisidir. O her yerdedir. Sağda, solda, yukarıda, aşağıda, önde, arkada olan hep odur. Ben oyum. Her şey odur. Atman odur. Gerçek odur. Onu tanıyan, düşünen ve idrak eden kişi onun mutluluğunu duyar, sevinir. Kendisinin ve bütün dünyaların efendisi olur. Bu gerçeği tanımayan kişilerse başka kimselerin hakimiyeti altındadırlar. Bu gerçeği bilen, düşünen ve idrak eden kişi her şeyi, iptidai enerjiyi, eteri, havayı, suyu ve bütün diğer elementleri, zihni, iradeyi, bütün kutsal metinleri bilir. Her şey ondan zuhur eder. Derler ki ebedi gerçeği idrak eden kişi ısrap duymaz, hasta olmaz, ölmez. Her şeye Tanrı'nın gözüyle bakar ve istediği her şeyi elde eder. Bu gerçek binlerce şekil halinde görünse dahi tek bir varlıktır. Duyular arındığı zaman kalp arınır. Kalp arındığı zaman devamlı olarak gerçeğin hatırlanması vardır.'' ve gerçeğin devamlı olarak bu hatırlanması olduğu zaman bütün cehalet bağları kopar. Böylelikle özgürlüğe ve ölümsüzlüğe ulaşılır. Böylece bilge sanat kumara kalp safiyetine ulaşmış olan Narada'ya karanlıktan aydınlığa nasıl çıkacağını öğretti. Tanrının şehri olan bu bedende kalp, kalbin içinde de küçük bir ev vardır. Bu ev lotus şeklindedir ve bilinmesi gereken şey oradadır. Orada ne vardır? Bu şeyin için o kadar önemlidir? Herkesin daima aradığı bu varlık nedir? Kalbin lotusu içindeki evren dışarıdaki evren kadar büyüktür. Gökyüzü, yeryüzü, güneş, ay, yıldızlar ve bütün her şey onun içindedir. Dış alemde var olan her şey bu iç alemde de vardır. İnsan bedeninde olan bütün şeyler, bütün arzular, bütün varlıklar beden yaşlandığı ve öldüğü zaman ne olurlar? Kalbin lotusu Tanrı'nın evidir. Her arzu oradadır. Her ısrabın, günahın, açlığın, susuzluğun, ölümün ötesindeki atman oradadır. Gerçek oradadır. Amaç orasıdır. Her yerde aranan Tanrı'nın mekanı kalbin bu lotusudur. Kişinin dünya üzerinde kazandığı bütün zenginlikler, bütün zevkler geçici olduğu gibi, dini törenlerin yerine getirilmesiyle kazanılan semavi zevkler de geçicidirler. Kişi kalbin lotusu içindeki varlığı ve onun gerçek arzularını idrak etmediği müddetçe daimi mutluluğu bulamaz. Arzularına göre hareket edemez. Ancak kişi gerçeği tanıdıktan, bu varlığı bulduktan sonra gerçek mutluluğa ulaşır ve arzularına göre hareket edebilir. Böyle bir insan her ne arzu ederse ruh dünyasına göçmüş yakınlarını görmek, bir koku duymak, bir müzik dinlemek, bir şey, bir yer, yiyecek veya içecek her ne arzu ederse arzusuna anında ulaşır. Bütün dilekleri dilediği anda yerine gelir.'' o varlığa ulaşmış bir kişi bütün diğer varlıklardan üstün bir kimsedir. Gerçek arzuların tatminine herkes ulaşabilir. Ancak aldatıcı bir hayal örtüsü cahil kişilere engel olur. Bu nedenle cahil kimseler ruh dünyasındaki yakınlarını göremezler ve arzularına çok güçlükle ulaşırlar. Yaşayanlar veya ölüler arasındaki sevdiklerini görmeyi, bir yere ulaşmayı veya bir şeye sahip olmayı isteyip de Elde edemiyor muyuz? İşte şayet o varlığın mekanı olan kalp lotusuna, kendi iç derinliklerimize dalabilirsek hepsi bizim olacaktır. Evet, her gerçek arzun esnesi görünmese de bir hayal örtüsüyle sarılmış olsa da bizim iç gizlidir. Bütün bu istekler yerine gelir. Lakin şahsi menfaat tarafından bastırılmış ve meydana çıkmaktan alıkonmuşlardır. Böyle bastırılmış olmalarından dolayıdır ki cahil bir kimse ölmüşlerini göremez. Bilge bir insan yaşayan veya ölmüş bütün yakınlarını kendi özünde atmanda görür. Bu dünyanın dahi veremeyeceği şeyleri elde eder. Ayağının altında bir hazine gömülü olduğunu bilmeyen cahil bir kimse ise o hazinenin üzerinden tekrar tekrar geçtiği halde onu bulamaz. Aynı şekilde insanlar da içinde yaşadıkları bu tanrı şehri bedenin derinliklerinde gizli olan tanrıyı bulamazlar. Uyku esnasında ona ulaşıyoruz fakat onu bilmiyoruz. Tanrı kalbin lotusu içindedir. Bunu bilen bilge kişi her gün bu kutsal mabede girer. Atman'da kendi özüne ulaşan bilge kişi bedenle hüviyetlenmekten kurtulmuştur ve o kişi mutluluk şuurluluğunda yaşar. Atman ölümsüzdür, korkusuzdur. Bu varlık Tanrı'nın kendisidir. O ebedi gerçektir. Atman bütün pisliklerin ötesindedir. Ne yaşlılık, ne ölüm, ne ıstırap, ne zevk, ne iyi, ne de kötü işler ona ulaşamaz. Atman bir köprüdür. İnsan bu köprüyü geçti, bu varlığı idrak ettiği zaman kör ise görecek, hasta ise iyileşecek, mutsuz ise mutlu olacaktır. Bu köprüyü geçtiği zaman karanlık varsa aydınlık olacaktır. Çünkü Tanrı'nın mekanı olan cennet daima aydınlıktır. Tanrı'nın mekanı kendilerine hakim olan kişiler içindir. Çünkü ebedi gerçeği bilen kişiler onu bu hakimiyet sayesinde tanıyabilirler. İbadetin amacı kendine hakimiyet içindir. Çünkü bilge kişi Tanrı'yı ancak bu şekilde tanıyabilir. Kurtuluş adı verilen durum kendine hakimiyettir. Çünkü kendine hakim bir insan cehaletten kurtulmuştur. Yeminler, adaklar kendine hakimiyettir. Çünkü kişi bu hakimiyet vasıtasıyla Tanrı'nın himayesine ulaşır. Sükûnet adı verilen şey kendine hakimiyettir. Çünkü kişi bu hakimiyet sayesinde Tanrı'yı tefekkür durumuna ulaşır. Oruç tutmak da kendine hakimiyettir. Çünkü kişi bu hakimiyet sayesinde Tanrı'nın ebediliğini paylaşır. Bir müzevinin hayatı böyle bir hakimiyettir. Cennette suyu ab hayat olan bir göl ve meyvesi ölümsüzlük olan bir ağaç vardır. Bunları tadan kişi sevinçle dolar ve ölümsüz olur. Bu mekana ancak kendilerine hakim olan kişiler ulaşabilirler. Turuncu, mavi, sarı, kırmızı, güneşte mevcut bütün renkler İnsanın damarlarında da mevcuttur. İki şehir arasından geçen ve birini diğerine bağlayan uzun bir yol gibi güneşin ışınları da bu dünya ile öteki dünya arasından geçer. Güneşten akan bu ışınlar damarlara girerler ve yine damarlardan geri akarak güneşe giderler. İnsan düş görmeden uyuduğu zaman o kişinin ruhu damarlarda uyumaktadır. Hiçbir kötülük ona erişemez çünkü o insan nur ile doludur. Kişi ölürken çevresine toplanan kişiler ona kendilerini tanıyıp tanımadığını sorarlar. Şayet ruh bedeni terk etmemişse kişi onları tanır. Fakat ruh bedeni terk ettiği zaman artık kişi çevresindekileri tanımaz. Şayet o insan ölüm sırasında om hecesini tefekkür ederse düşünce suretiyle yükselerek güneşe gider. Güneş ancak bilge kişilerin geçebileceği cennet kapısıdır. Kalbe giden 101 tane damar vardır ve bu damarlardan biri başın tepesine gider. Şayet ölüm sırasında kişinin ruhu bu damarın içinden geçerek yukarıya doğru giderse o insan ebediliğe ulaşır. Fakat o damardan geçmezse o insan tekrar dünyaya gelir. Yaşlılar derler ki, Atman bütün pisliklerden, üzüntüden, günahtan, ölümden, açlık ve susuzluktan ağrıdır. Onu bul ve tanı, onu bulan ve idrak eden kişi istediği her şeyi elde eder, istediği her yere gidebilir. Tanrılar ve şeytanlar bu gerçeği işittiler ve sayesinde istediğimiz her şeyi elde edebileceğimiz ve istediğimiz her yere gidebileceğimiz bu varlığı arayalım ve idrak edelim diye düşündüler. Bunun üzerine tanrıların içinden Indra ve şeytanların arasından Viroşana birbirlerinden habersiz olarak Bilge Parajapati'ye gittiler. 32 yıl talebe olarak ona hizmet ettiler. Sonunda Parajapati onların için bu kadar zaman kendisiyle beraber yaşadıklarını sordu. Biz atmanı idrak eden kişinin bütün isteklerine ve bütün dünyalara ulaştığını işittik. Bu varlığı tanımak istediğimiz için buradayız. Parajapati gözle görülen varlık atmandır. O ölümsüzdür, korkusuzdur, tanrının kendisidir. Efendimiz Atman suyun içinde akseden varlık mıdır yoksa bir aynanın içinde akseden varlık mıdır? Her ikisinde de aksetmiş görünen varlık atmandır. Her yerde akseden varlık da atmandır. Gidin suyun içinde kendinize bakın. Gördüğünüz şeyden her ne anlarsanız gelin bana anlatın. İndra ve Viroşon'a gittiler ve sudaki akislerine baktılar. Sonra Bilge'nin yanına gelerek. Efendimiz, Suyun içinde saçlı sakallı kendimizi gördük dediler. Prajapati, tıraş olun, güzel giysiler giyin, mücevherler takın ve tekrar suya bakın. Emredileni aynen yaparlar ve tekrar bilgenin huzuruna çıkarlar. Ne gördünüz? Tıraş olmuş, güzel giyinmiş ve süslenmiş kendimizi gördük efendimiz. İşte gördüğünüz o varlık atmandır, ölümsüz tanrının kendisidir.'' İndra ve Viroşana bu söz üzerine çok sevindiler ve öğreticilerine şükrederek evlerine dönmek üzere yola çıktılar. Bilge Parajapati onların arkasından bakarak Atman'ı bulmadan tanımadan gidiyorlar. Dindar veya dinsiz olsun onların felsefelerini takip eden insanlar mahvolacaklar diye düşünür. Viroşana Atman'ı bulmuş olduğu zannıyla memnuniyet duygusu içinde dinsizlerin arasına döndü ve onlara sevilecek, tapılacak ve hizmet edilecek varlığın sadece beden olduğunu ve bedene tapan kimselerin bütün dünyalara, bütün isteklerine ulaşacaklarını öğretmeye başladı. Dinsizlerin felsefesi budur. Bugün dahi inançtan, ibadetten ve şefkatten mahrum bir insana dinsiz adı verilir. Böyle insanlar hiçbir gerçek değeri olmayan bu bedeni beslerler, giydirirler, süslerler, bu şekilde cennete ulaşacaklarını zannederler. İndra ise dindarların arasına dönmeden önce tuzağı gördü. Kendi kendine, şayet bedene tapıldığı zaman atmana tapılıyor ve beden süslendiği zaman atman süslü olacaksa, beden gözü kör olduğu zaman atman da kör olacaktır. Beden topal olduğu zaman atman da topal. Beden sakat olduğu zaman atman da sakat olacaktır. Beden öldüğü zaman ise Atman'da ölecektir. Ben bu bilgide fayda görmüyorum diye düşünerek geriye döndü ve tekrar bilge Prajapati'nin huzuruna çıktı. Prajapati, Indra, sen Viroşana ile beraber memnuniyet içinde gitmiştin. Seni geri getiren sebep nedir? Aziz efendim, beden tıraş edildiği, süslendiği zaman sudaki aksi de tıraşlı olarak görünüyor. Fakat şayet beden kör, topal veya sakat ise... Atman da kör, topal veya sakat olarak görünecektir. Beden ölürse Atman da ölecektir. Ben böyle bir bilgide herhangi bir fayda görmüyorum. Prajapati, Indra, 32 yıl daha burada benimle kal. Atman'ı sana bir kere daha açıklayacağım. Indra 32 yıl daha Bilge Prajapati'ye hizmet etti. Bu müddetin sonunda Bilge şöyle dedi. Rüyalarda hareket eden ve hissi zevkleri hisseden varlık atmandır. Atman ölümsüzdür, korkusuzdur ve tanrının kendisidir. Indra bu öğretiden memnun oldu ve evine dönmek üzere yola koyuldu. Fakat dindarların yanına varmadan önce bu öğretinin de tuzak olduğunu idrak etti ve kendi kendine: Madem ki atman rüyalarda hareket eden, gören, duyan varlıktır, o halde beden kör olsa da o kör değildir beden sakat olsa da o sakat değildir. Bedenin kusurları ona etki edemez diye düşündü. Geri döndü, Bilge sordu. İndra, öğretiden tatmin olmuştun. Neden geri geldin? Efendim, beden kör, topal, kusurlu olsa da atman kusurlu değildir. Fakat o düşlerde dahi birçok ısrabın şuurundadır. Bu nedenle ben bu felsefede de bir fayda görmüyorum. Haklısın, 32 yıl daha benimle kal. Sana atmanı bir kere daha açıklayacağım. Indra 32 yıl daha bu bilge kişiye hizmet etti. Sonunda bilge şöyle dedi: "İnsan derin uykuda olduğu zaman rüyalardan kurtulmuştur. Derin bir rahatlık ve huzur içindedir. İşte bu varlık atmandır." Indra tatmin olarak tekrar yola çıkar. Fakat yolda tekrar gerçeği idrak eder ve bir kere daha geri döner. Bilgeye Uyan bir insan ne kendisinin atman olduğunu ne de başka herhangi bir varlığı bilemez. Böyle bir insan kendini kaybetmiştir. O halde bu öğretide de bir fayda yok dedi. Beş yıl daha bilgiye hizmet ettikten sonra en yüksek gerçeği öğrendi. Bu beden ölümlüdür ve daima ölümün pençesi altındadır. Fakat onun içinde ikamet eden atman ölümsüzdür. Bu atman şuurumuzda bedenle münasebette olduğu müddetçe zevke ve ıstıraba hedeftir. Bu münasebet devam ettiği müddetçe kişi zevk ve ıstıraplardan kurtulamaz. Ancak bu münasebet kesildiği zaman zevk ve ıstırap da kesilir. Atmanın duyulardan ve zihinden ayrı bir varlık olduğunu bilerek fiziki şuurun üstüne yükselen kişi kurtulmuş bir insandır. Rüzgarın bedeni yoktur. Bulutun, aydınlığın, şimşeğin de bedeni yoktur. Bunlar ancak ışık ile birleştikleri zaman kendi şekillerinde görünürler. Aynı şekilde atman da ışıkla birleşerek bedenden yükselir. Kendisini kendi şekliyle gösterir. Gören, işiten, koku alan, konuşan, düşünen varlık atmandır. Göz, kulak, burun, dil ve bütün uzuvlar sadece onun birer vasıtasıdır bu atmanı bulan, tefekkür eden tanrılar, aydın kişiler bütün isteklerine ulaştılar. Aynı şekilde faniler arasında her kim onu bulur, idrak ederse bütün dünyalara ve bütün isteklerine ulaşacaktır. 10. Biri Upanishad. Atman her şeyden daha azizdir. Her şey onun sayesinde azizdir. Atman her fani mutluluğun menşeidir. Kendisi ise saf mutluluktur. İyi veya kötü hiçbir faaliyet ona tesir edemez. O duyunun ve bilginin ötesindedir. Lakin bilge kişinin düşüncesinin ötesinde değildir. Om. Gördüğümüz her şey Tanrı ile doludur. Görmediğimiz şeyler de Tanrı ile doludur. Var olan her şey Tanrı'nın tecellisidir. Her şey ondandır. Ancak o daima aynıdır. Om. Huzur, huzur, huzur. Beni hayalden gerçeğe, karanlıktan aydınlığa, fanilikten ebediliğe götür. Başlangıçta sadece atman vardı. Etrafına bakındı, lakin kendisinden başka hiçbir şey görmedi. Ben varım dedi. Bundan dolayı onun adı ben oldu. Bu nedenle şimdi dahi bir adama kim olduğunu sorarsanız, o adam önce ben der, sonra da sahip olduğu diğer ismini söyler. O her şeyin en eskisidir. Bu yüzden ona ilk fert adı verilmiştir. Bu gerçeği bilen kişi her kötülüğü yok eder ve insanlar arasında ilk sırayı alır. Korku duydu. Çünkü yalnızlık korku yaratır. Benden başka hiçbir şey yoksa niçin korkayım diye düşündü. O zaman korkusu geçti. Korkacak hiçbir şey yoktu. Çünkü korku ikinci bir varlık olduğu zaman gelir. Bu yalnızlıktan dolayı mutsuzdu. Kendisine bir arkadaş istedi. Kendisini ikiye böldü. Böylelikle erkek ve kadın doğdu. Erkek sadece bir bütünün yarısıdır. Onun karısı da diğer yarısı. Onlar birleştiler ve bu şekilde insanlık doğdu. Varlık düşündü. O beni kendisinden yarattı. Beni tekrar ele geçiremeyecek. Kendimi gizleyeceğim. O zaman dişi bir inek, erkek bir boğa oldu. Birleştiler ve böylece davarlar doğdu. Kişi bir kısrak, erkekte bir aygır oldu. Dişi bir aslan, erkekte bir aslan oldu. Dişi bir kuzu, erkekte bir koç oldu. Bunlar birleştiler ve böylece bütün hayvanlar doğdu. Bu şekilde Tanrı, erkek ve dişi olmak üzere bütün yaratıkları yarattı. İnsanlar, bu veya şu tanrı adakta bulun dedikleri zaman ayrı ayrı tanrılardan bahsederler. Fakat aslında bütün tanrıları o yaratmıştır ve bütün tanrılar odur. Bütün fanileri, bütün ölümsüzleri o yarattı. Bundan dolayı bu yaratılış bir mucizedir. Bu gerçeği bilen kişi bu mucizenin sevincine ulaşır. Bu dünya isimler ve şekiller meydana çıkıncaya kadar her yerde aynıydı sonra bir insan ortaya çıkarak şunun böyle bir ismi ve böyle bir şekli vardır dedi. Bugün dahi insanlar her şeyi farklı isim ve şekillerle ayırmaktadırlar. Tanrı her şeyi yarattı ve yarattığı bütün varlıkların içlerine girerek gizlendi. Çeşit çeşit isimler ve şekillere büründü. O kılıfı içindeki bir ustura gibidir. Ancak onu hiç kimse göremez. Çünkü o şekillerin ve isimlerin arkasına gizlenmiştir.'' Bir kimse nefes aldığı zaman soluk, gördüğü zaman göz, işittiği zaman kulak, düşündüğü zaman da zihin adını verirler. Bütün bu isimler sadece onun faaliyetlerine verilen isimlerdir. Bunlardan herhangi birini tanrı olarak kabul eden bir kimse gerçekte onu tanımamaktadır. O halde onu sadece atman olarak düşünün. Atman bütün varlıkların amacıdır. Çünkü onu tanıyan kişi her şeyi bilir. Atmanı tanıyan kişi bütün insanlardan saygı görür ve mutluluğa ulaşır. Bu atman bize her şeyden daha yakındır. Evladımızdan, servetten ve diğer bütün şeylerden daha azizdir. Şayet kişi başka herhangi bir şeyi atmandan daha aziz tutarsa, değer verdiği şeyi kaybedecektir. Çünkü Tanrı'nın kendisidir. Bu nedenle Atmanı sevgi olarak düşünen ve ona sevgi olarak ibadet eden kişinin sevgisi asla kaybolmayacaktır. Kendisini atmandan ayrı bir varlık olarak düşünen ve atmandan başka bir varlığa ibadet eden kişi cahil bir insandır. Böyle bir kimse tanrılar için bir adak hayvanıdır. Nasıl birçok hayvan insana hizmet ederse insanlar da tanrılara hizmet ederler. Nasıl ki bir insana ait bir hayvan onun elinden alındığı zaman o kişi üzülürse aynı şekilde tanrılar da bu bilgiye ulaşmayan insanlardan hoşlanmazlar. İnsanlar ve tanrılar arasındaki rahipleri, savaşçıları, ticaret adamlarını ve hizmetkarları yarattı. Sonra iyilik kanununu yarattı. Kanun kudrettir. Ondan daha üstün hiçbir şey yoktur. Zayıf bir insan dahi kanun yardımıyla kuvvetli bir insanı yönetebilir. Kanun gerçeğin kendisidir. Bundan dolayı her kim gerçekten bahsederse kanundan bahseder. Yine her kim kanundan bahsederse gerçeği konuşur. Kanun ve gerçek birdir. İnsandaki atman ile güneşteki atman bir ve aynı varlıktır. Şayet bir insan kendi özünde gizli olan bu varlığı tanımadan bu hayatı terk ederse bu cehaleti nedeniyle kurtuluşun mutluluğuna ulaşamaz.'' Böyle bir insan amacına ulaşmadan ölür. Hatta cahil bir insan dünyadayken hayırlı işler dahi yapmış olsa bu işler sayesinde ölümsüz hayatı ulaşamaz. Çünkü bu işlerinin neticeleri sonunda kuvvetini kaybedecektir. Bu nedenle kişi sadece atmanı tanımaya çalışmalıdır. Onun bu çabası asla boşa gitmez. Çünkü istediği her şeyi kendisinde bulur. Bu atman bütün yaratıkların amacıdır. Bir insan adaklarda bulunduğu müddetçe tanrıları memnun eder. Kutsal metinleri tetkik ettiği müddetçe bilge kişileri memnun eder. Ölülerini hatırladığı ve çocuk istediği müddetçe atalarını memnun eder. Besin yetiştirdiği müddetçe insanları memnun eder. Evinde hayvan barındırdığı ve beslediği müddetçe onları memnun eder. Lakin tanrı bilgisini bilen bir insana her varlık iyilik yapmak ister. İyilik yapan bir insana herkes iyilik yapar. Yalnız bir insan bir kadına ve çocuklara, zenginliğe ve işe sahip olmayı düşünür. Bunlardan herhangi birine sahip olmadığı müddetçe bir bütün olamaz. Ancak o bu halde de bir bütündür. Zihni kendisi, konuşma kabiliyeti karısı, hayatı da onun evladıdır. Gözleri ve kulakları onun zenginliğidir. Çünkü zenginliği, gözleri ve kulakları sayesinde her şeyi elde eder. Bedeni de işidir. Çünkü bedeni sayesinde çalışır. Bu gerçeği bilen kişi her şeyi elde eder. Valaka'nın oğlu çok iyi bir hatip lakin fazlasıyla kibirli bir insandı. Bir gün Varanasi kralı Ajatasutru'nun huzuruna çıkarak onunla şiddetli bir tartışmaya girişti. Gargya sana tanrıyı öğreteceğim. Satru ''Gerçekten mi? Şimdiye kadar bana bu bilgiyi öğretmek için birçok kimse geldi. Fakat hiçbiri beni tatmin edemedi. Şayet bunu sen başarırsan vaatte bulunduğum gibi sana bin tane koyun vereceğim.'' Gargya, ''Güneşte olan varlıkla gözde bulunan varlık bir ve aynı varlıktır. Bu varlık kişinin gözünden bedenine girerek onun kalbine yerleşti. Yaratan ve tecrübe eden varlık odur. Ben, Ruhu tanrı olarak düşünüyorum. Ajatasatru: Hayır, hayır, tanrıdan bu şekilde bahsetme. Benim ibadet ettiğim bu varlık her şeyin ötesindedir, her şeyin hükümdarıdır. Onu bu şekilde düşünen kişi her şeyin ötesine gider ve her şeyin hükümdarı olur. Gargya: Aydaki varlıkla zihindeki varlık bir ve aynı varlıktır. Ben bu ruhu tanrı olarak düşünüyorum. Ajatasatru: Hayır, Tanrı'dan bu şekilde bahsetme. Benim ibadet ettiğim Tanrı sonsuzdur, ağrıdır, mutludur ve nurludur. Tanrıyı bu şekilde düşünen kişi hiçbir şeyden mahrum olmaz ve ebediyen mutlu olur. Gargia Ben Tanrıyı ışıktaki varlık olarak düşünüyorum. Ajatasatru Hayır, ben onu ışığın kendisi olarak düşünüyorum. Kim onu ışık olarak düşünürse o insan aydınlanır. Hatta o insanın çocukları da aydınlanır. Garkya Tanrı'yı havanın içindeki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru Hayır. Ben onu her şeyi içten içe kuşatan ve değişmeyen bir varlık olarak düşünüyorum. Onu bu şekilde düşünen kişi dünyanın bütün zenginliklerine sahip olur. İnsanın soyu asla kaybolmaz. Garkya Tanrı'yı rüzgardaki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru Hayır. Benim ibadet ettiğim ruh yenilmez ve zapt edilemez varlıktır. Onu bu şekilde tanıyan kişi yenilmez ve zapt edilemez bir insan olur. Gargya Tanrı'yı ateşteki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru Hayır, bu da doğru değil. Ben onu affedici olarak düşünüyorum. Çünkü ateş iyiliği ve kötülüğü kızıştırır. Tanrı'yı affedici olarak düşünen kişi hem kendisi hem de çocukları affedici olur. Gargya, Tanrı'yı suyun içindeki varlık olarak düşünüyorum. Ajatasatru, hayır ben onu ahenk olarak düşünüyorum ve onu bu şekilde düşünen kişi istediği her şeyi elde eder. Hiç kimse o kişiye karşı gelemez. O insan huzur içinde yaşar. Gargya, o halde Tanrı aynada görünen ruhtur. Ajatasatru, hayır ondan bu şekilde bahsetmek doğru değildir. Ben onu güzellik olarak düşünürüm. Onu bu şekilde düşünen kişi güzel olur. O insanın çocukları güzel olur ve o insanı herkes sever. Gargya o halde Tanrı bir insan yürürken çıkan sestir. Acata Satru, Hayır, ondan bu şekilde bahsetme. Ben onu hayat kuvveti olarak düşünürüm. Bu şekilde düşünen kişi hayatını tamamıyla yaşar. Gargya Tanrı'yı dört yöndeki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru: Hayır. Ondan bu şekilde bahsetmek doğru değildir. Ben onu ikinci bir kendim olarak düşünüyorum. Böyle düşünen kimse asla yalnız kalmaz. Garkya: Tanrı'yı gölgedeki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru: Yine hayır. Ben onu ölüm olarak düşünüyorum. Onu ölüm olarak düşünen bir insan kısa zamanda ölmez. Garkya: Tanrıyı bedendeki ruh olarak düşünüyorum. Ajatasatru: Hayır, hayır. Tanrıdan bu şekilde bahsetme. Ben onu bir insan olarak düşünürüm. Onu bir insan olarak düşünen kişi istediği bedene elde eder. Garkya sustu. Ajatasatru ona sordu. Hepsi bu kadar mı? Garkya: Evet. Tanrı hakkında bildiğim her şey bu kadar. Ajatasatru: Bu kadarcık bir bilgiyle Tanrıyı tanımak imkansızdır. Gargia, Aziz Efendim, beni bir talebe olarak kabul et ve bana Tanrıyı öğret. Acatasatru, bir rahibin Tanrıyı tanımak için bir krala başvurması çok ender bir şeydir. Bununla beraber sana bu bilgiyi öğreteceğim. Acatasatru böyle diyerek Gargia'yı elinden tuttu, kaldırdı ve beraberce yürümeye başladılar. Yolda uyan bir adama rastladılar ajatasatru uyuyan adama Ey sen, beyaz elbiseler içindeki saf insan, ey cennet sarhoşu, uyan. Uyan adam önce uyanmadı. Ajatasatru eliyle dokunduğu zaman uyandı. Ajatasatru Gargya'ya, şuurlu ve akıllı olan bu insan böyle uykudayken neredeydi? Bu uykudan nasıl uyandı? Gargya sessizdi. Şuurlu ve akıllı olan bir insan derin uykudayken Zihnini ve duyularını kendi içine çekerek kalbin lotusu içindeki atmana dalar. Zihnini ve duyuları bu şekilde içe çekildiği zaman o kişinin uyuduğu söylenir. Ancak insan uyuduğu zaman rüyada görebilir. Rüyalarında bir çocuk, bir kral, bir bilge, aşağı veya yüksek seviyeden bir kişi olur. Kendi dünyasında yaşar. izlenimlerinin ve arzularını yönettiği rüyalar görür. Fakat insan derin uykudayken hiçbir şey bilmez. Çünkü ruh kalpten bedenin içine yayılan ve hit adı verilen 72 bin damar içinde dağılmıştır. Böyle derin uykudaki bir insan istihrak halindeki bir rahibin sükun ve rahatlığı içindedir. Nasıl ki örümcek ağları bir örümcekten küçük kıvılcımlar da ateşten çıkarsa bütün duyular, bütün durumlar, bütün tanrılar ve bütün varlıklar da bu atmandan zuhur ederler. O bütün gerçeklerin gerçeği olarak bilinir. O her şeyin gerçeğidir. Bu varlığın iki görünüşü vardır. Ölçülür, ölçülmez. Ölümlü, ölümsüz. Sabit, değişken. Kavranır, kavranamaz. Rüzgar ve gökyüzü hariç bu dünya üzerindeki her şey ölçülür. Sabit, kavranır ve ölümlüdür. Bu şeyler gökyüzünde parlayan, kavranır cevher güneşten gelirler. Bunlar Tanrı'nın maddi görünüşüdür. Rüzgar ve gökyüzü ölçülemez, kavranamaz, değişken ve ölümsüzdürler. Bunlar güneşin içindeki kavranamaz cevher Tanrı'dan gelirler. Bunlar da Tanrı'nın ilahi görünüşüdür. Can ve kalp hariç bedenin içindeki her şey ölçülür, sabit, kavranır, ölümlüdür. Bunlar kavranır cevher gözden gelirler. Can ve kalp ölçülemez, kavranamaz, değişken ve ölümsüzdürler. Bunlar da gözde parlayan kavranamaz cevher tanrıdan gelirler. Bunlar da tanrının ilahi görünüşüdür. Bu tanrının şekli nedir? O safran renkli bir elbise, beyaz yünlü bir elbise, bir ateşin alevi, bir lotus çiçeğinin beyazı, ani bir ışık parıltısı gibidir. Onu bu şekilde tanıyan kişinin ihtişamı ışık gibi parlar. Bilge kişiler onu ne bu ne şu olarak izah ederler. Önceki Tanrı'dan başka hiçbir şey yoktur manasındadır. İkincisi de onun ötesinde hiçbir şey yoktur manasındadır. Bilge kişiler Tanrı'ya bütün gerçeklerin gerçeği adını verdiler. Duyular gerçektir. Lakin Tanrı onların da gerçeğidir. Yagnavalka bir gün karısı Maitreyi'ye şöyle dedi. Maitreyi, ben dünya hayatını terk edip terk ve feragat hayatına başlayacağım. Bu nedenle servetimi seninle diğer karım Katya yani arasında paylaştırmak istiyorum. Maitreyi, efendim şayet bu dünyanın bütün zenginlikleri benim olsa, bunlar beni ölümsüzlüğe ulaştırabilir mi? Yagnavalkya, hayır, hayatın sadece zengin bir insanın hayatı gibi olur. Bir kimsenin zenginlik sayesinde ölümsüzlüğe ulaşması imkansızdır. Maitreyi, öyleyse ben bu zenginliği ne yapayım?'' Efendim, sen bana ölümsüzlüğe giden yolu anlat. Yagnavalkya, iyi konuştun Maitreyi. Sen benim için aziz bir insandın. Bu sözlerinden sonra daha da aziz oldun. Gel, yanıma otur. Sana ölümsüzlüğü izah edeceğim. Söyleyeceklerim üzerinde derin derin düşün. Bir kadın kocasını kocası olduğu için değil, onu kendisi için sever. Bir koca karısını karısı olduğu için değil ancak kendisi için sever. Bir baba çocuklarını çocukları olduğu için değil ancak kendisi için sever. Yine bir zengin insan zenginliğin kendisini değil ancak onu kendisi için sever. Rahiplerin kendilerini değil ancak onları kendisi için sever. Yöneticilerin kendilerini değil ancak kendisi için onları sever. Toplumun kendisini değil ancak onu kendisi için sever. Tanrıların kendilerini değil onları ancak kendisi için sever. Yaratıkların kendilerini değil ancak onları kendisi için sever. Yine bir insan herhangi bir şeyin kendisini değil lakin onu sadece kendisi için sever. Maitreyi, sevilmesi, görülmesi, işitilmesi ve düşünülmesi gereken varlık bu atmandır. Kişi bu atmanı gördüğü, işittiği, düşündüğü ve tanıdığı zaman işte o zaman her şey bilir. Rahipler sınıfı bir rahibe atmandan ayrı bir varlık olarak düşünen kişiyi kabul etmezler. Yöneticiler sınıfı bir yöneticiyi atmandan ayrı bir kişi olarak düşünen insanı kabul etmezler. Toplum toplumu atmandan ayrı bir şey olarak düşünen insanı kabul etmez. Tanrılar kendilerini atmandan ayrı olarak düşünen insanı kabul etmezler. Yaratıklar kendilerini atmandan ayrı şeyler olarak düşünen insanı kabul etmezler. Her şey kendisini atmandan ayrı bir şey olarak düşünen insanı reddeder. Bundan dolayı bir rahip, bir yönetici, bir yaratık hepsi bu atmandır. Bütün tanrılar, bütün yaratıklar, var olan her şey odur. Nasıl bir davulu ve davulcuyu bilmedikçe bir davulun sesini anlayamazsak Flütü ve flüt çalanı bilmedikçe flütün seslerini anlayamazsak, trompeti ve trompetçiyi bilmedikçe bir trompetin seslerini anlayamazsak, aynı şekilde atmanı tanımadıkça evrendeki her şeyi bilemeyiz. Ancak bu saf akıl olan atmanın bilgisi sayesinde her şeyi, her varlığı bilmek mümkündür. Atmandan ayrı bir mevcudiyet yoktur. Maitreyi. Duman ve kıvılcımlar nasıl ki yanan bir ateşten çıkarsa her bilgi ve her hikmette Tanrı'dan zuhur eder. Bütün ilimler ve bütün hikmetler Tanrı'nın soluğudur. Nasıl ki bütün sular denize, bütün temaslar deriye, bütün kokular burna, bütün tatlar dile, bütün güzellikler göze, bütün sözler kulağa, bütün düşünceler zihne, her bilgi akla, her iş ellere, ve her yolculuk ayaklara ait şeylerse aynı şekilde var olan her şey de Tanrı'ya aittir. Suyun içine bir miktar tuz atıldığında tuz erir ve suya karışır. Bu tuzun tekrar geri alınması imkansızdır. Suyu tattığımız zaman her yerinin tuzlu olduğunu görürüz. Aynı şekilde sonsuz, tabiatüstü ve saf şuur olan Tanrı her şahsi varlığın içine yayılmıştır. Cehalet nedeniyle atmanın elementlerle hüviyetlendirilmesinden şahsiyet meydana çıkar. Ve ilahi aydınlanma durumunda çokluk şuurunun kaybolmasıyla şahsiyette kaybolur. Atmanın şuuruna ulaşıldığı zaman artık şahsiyet ortadan kaybolmuştur. Sana anlatmak istediğim budur ey sevgilim. Maitreyi, efendim, atmanın şuuruna ulaşıldığı zaman artık şahsiyet yoktur dedin. Bu dediğin zihnimi karıştırdı. Yagnamalkya Maitreyi. Seni şaşırtacak hiçbir şey söylemedim. Ancak söylediğim gerçeği derin derin iyice düşün. İkilik olduğu müddetçe kişi başkasını görür, başkasını işitir, başkasını koklar, başkasını düşünür, başkasını bilir. Fakat her şey tek bir varlık olduğu zaman kişi başka bir şey görebilir, işitebilir, koklayabilir, düşünebilir ve bilebilir mi? Sevgili Maitreyi, her şeyi açığa çıkaran akıl ne ile açığa çıkarılabilir? Bilen varlığın kendisi nasıl bilinebilir? Atman ne bu ne şu olarak izah edilmiştir. O idrak edilemez. Çünkü idrak edilmemiştir. Sana öğrettiğim budur. Ölümsüzlüğün gerçeği budur ey Maitreyi. Yagnavalkya, karısı Maitreyi'ye bunları anlattıktan sonra feragat yoluna girdi dünyadan elini ayağını çekti. Bu dünya bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da bu dünya için baldır. Bu dünya ki ebedi atmanla bu bedende yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O ölümsüzdür. O Tanrı'nın kendisidir. O her şeydir. Rüzgar bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da rüzgar için baldır. Rüzgarın içindeki ebedi atmanla, soluğun içindeki ebedi atman bir ve aynı varlıktır. O ölümsüzdür. O gerçekten Tanrı'nın kendisidir. O her şeydir. Su bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da su için baldır. Suyun içindeki atman ile insan tohumu içindeki atman bir ve aynı varlıktır. Her biri diğeri için baldır. Atman tanrının kendisidir, ölümsüzdür, her şeydir. Ateş bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da ateş için baldır. Ateşin içindeki atman ile sözdeki atman bir ve aynı varlıktır. Bu atman tanrının kendisidir, ölümsüzdür, her şeydir. Güneş bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da güneş için baldır. Güneşteki atman ile gözdeki atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Yönler bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da yönler için baldır. Yönlerde yaşayan atman ile kulaklarda yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Ay bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da ay için baldır. Ayda yaşayan atman ile zihinde yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Şimşek bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da şimşek için baldır. Şimşeğin içindeki atman ile bedenin ışığı içinde yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Gök gürültüsü bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da gök gürültüsü için baldır. Gök gürültüsü içindeki atman ile sesin içindeki atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Hava bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da hava için baldır. Havanın içindeki atmanla kalpte yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O Tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, ebedidir, nuranidir, her şeydir. Kanun bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da kanun için baldır. Kanundaki atman ile bedenin içindeki kanun olarak yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O Tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, her şeydir. Gerçek bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da gerçek için baldır. Gerçeğin içindeki atman ile insanda kanun olarak yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O tanrının kendisidir. Ölümsüzdür, ebedidir, nuranidir, her şeydir. İnsanlık bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da insanlık için baldır. İnsanlıkta yaşayan atman ile bir insan içinde yaşayan atman bir ve aynı varlıktır. O Tanrının kendisidir, ölümsüzdür, nuranidir, her şeydir. Atman bütün varlıklar için baldır. Bütün varlıklar da atman için baldır. Her yerde olan atman ile bir insanda yaşayan atman bir ve aynı varlıktır bu atman bütün varlıkların hükümdarıdır, bütün varlıkların tanrısıdır. Bir tekerleğin çubukları nasıl tek bir poyrada toplanır, birbirlerine bağlanırlarsa, aynı şekilde bütün insanlar, bütün şeyler, bütün tanrılar, bütün canlar, bütün yaratıklar, bütün dünyalar atmanda birleşir, bir arada toplanırlar. Tanrı iki ayaklı ve dört ayaklı bedenler yarattı yarattığı bütün bedenlerin içlerine girerek onların özlerine, kalplerinin derinliklerine gizlendi ve ona atman ismini verdiler. Bu sebeple her bedenin içindeki atman Tanrı'nın kendisidir. Onun içine almadığı ve içinde olmadığı hiçbir şey yoktur. Tanrı kendisini göstermeyi diledi. Bu sebeple yüzlerce, binlerce milyonlarca şekil yaratarak o şekillere büründü. Var olan her şey O'dur. O ruhtur. Sayısızdır. Ezeli ve ebedidir. Ne içi ne de dışı vardır. Her yerdedir. Her şeyi bilir. Bir zamanlar Videha kralı Janaka bir tören düzenledi. Bu törene kuru ve pançala kasabalarından birçok bilge kişi katılmıştı. Kral Janaka Misafirlerine birçok hediyeler sunduktan sonra bu rahiplerin içinde en bilge kişi olanını bulmak istedi. Mükafat olarak her birinin boynuzları arasında on altın para bulunan bir tane koyunu ortaya getirdi. Ey kutsal kişiler aranızda en bilge olan bu koyunları alsın dedi. Hiç kimse kımıldamaya cesaret edemedi. Yalnız Yagnavalkya adında bir bilge kişi ortaya çıkarak yanındaki talebesine ''Oğlum, koyunlarımı al, eve götür.'' dedi. Genç delikanlı hurra diye bağırarak öğreticisinin emrini yerine getirmek için harekete geçti. Diğer rahipler bu duruma çok öfkelendiler. Bu adam kendisini en bilge kişi addetmeye nasıl cüret edebilir diye bağırdılar. Sonunda Kral Canaka'nın rahibi Aswala, Yagnavalka'ya hitap ederek, ''Yagnavalkya, aramızdaki en bilge kişinin sen olduğundan iyice emin misin diye sordu. Yagnavalkya, en bilge kişinin önünde eğilirim fakat ben bu koyunları istiyorum diye karşılık verdi. Ondan sonra Asvala ona soru sormaya başladı. Asvala, Yagnavalkya, dini törenlerle ilişkisi olan her şey ölüm tehdidi altındadır, ölüme hedeftir. O halde ibadet eden kişi ölümü hangi ile yenebilir?'' Yagnavalkya, ibadet eden kişiyle törende kullanılan duaların aynı varlık olduğu bilgisiyle insan ölümü yenebilir. Gerçekten dualar ibadet eden kişinin kendisidir. Söz ateş, ateş de Tanrı ile bir ev aynı varlıktır. Öyleyse ibadet eden kişi Tanrı'nın kendisidir. Bu bilgi kişiyi kurtuluşa, ölümün ötesine götürür. Bu cevap üzerine Asvala sustu. Lakin bu kez Artabag'a sordu. Yagnavalkya, ölüm her şeye yer tutar. Ölümü yiyip yok eden herhangi bir kuvvet var mıdır? Yagnavalkya, evet ateş her şeye yutar yok eder. Yine ateş suyun besinidir. Çünkü su ateşi yutar yok eder. Aynı şekilde ölüm içinde bir ölüm vardır. Tanrı gerçeğini bilen kişi ölümü yener. Artabag'a, Böyle bir kişi bedeni terk ettiği zaman o kişinin duyuları da zihniyle beraber bedeni terk eder mi etmez mi? Yagnavalkya: Hayır. Zihin ve duyular bedeni terk etmezler. Son sebep atmanın içine karışıp kaybolurlar. Beden cansız, hava ile şişmiş ve ölü olarak kalır. Arsapaka bu cevabı alınca sustu. O zaman bilge Ushastha sordu. Yagnavalkya: her şeyin içindeki atman olarak düşünülen varlık hangi atmandır? Tanrı'nın kendisi midir? Yagnavalkya kalbini işaret ederek, senin içindeki atman, her şeyin içindeki atmanla aynı varlıktır. Uşas da, her şeyin içindeki atman hangi atmandır? Yagnavalkya, her şeyin içindeki atman, senin içinde soluk alan atmandır. Prana'nın yardımıyla soluk alan varlık, her şeyin içindeki senin atmanındır. Apana'nın yardımıyla soluyan varlık, her şeyin içindeki senin atmanındır. Vyana'nın yardımıyla soluğu bedenin içinde dağıtan varlık, her şeyin içindeki senin atmanındır. Udana'nın yardımıyla da soluğu dışarı veren varlık, her şeyin içindeki senin atmanındır. Tekrar söylüyorum, her şeyin özünde yaşayan atman, senin kendi atmanındır.'' Uşasta, bir atı bir inekten ayırt edebilen bir insan, ineğin yavaş yürüyen bir hayvan, atın da hızlı koşan bir hayvan olduğunu söyleyebilir. Hey bilge kişi, senin Tanrı hakkındaki öğrettiklerinde aynı bu derece açık ve basit, tekrar ediyorum. Bana her şeyin içinde ikamet eden Atman'ın kim olduğunu anlat. Yaknavalkya, her şeyin içindeki Atman senin Atman'ınla aynı varlıktır.'' Uşasta, her şeyin içindeki atman hangi atmandır ey Yagnavalkya? Yagnavalkya, sen görünen şeyi göreni göremezsin, sesi işiteni işitemezsin, düşünceyi düşüneni düşünemezsin, bilinen şeyi bileni bilemezsin. Tekrar ediyorum, her şeyin içindeki atman senin atmanındır. Atman olmayan her şey fanidir. Uşata sustu. Bu defa da Kahola sordu. Yagnavalkya, her şeyin içinde yaşayan Atman olarak idrak edilen yüce varlık kimdir? Yagnavalkya, her şeyin içinde yaşayan Atman senin içindeki Atmandır. Kahola, her şeyin içindeki hangi Atmandır ey Yagnavalkya? Yagnavalkya, Atman, açlığın, susuzluğun, öfkenin, aldanmanın, zeval ve ölümün ötesindedir. Bu Atman'ı idrak eden bilge kişiler bütün isteklerini, evlat, zenginlik, arkadaş, öte dünyada rahatlık ve bütün tutkularını terk ederler. Her bir istek yeni bir isteği doğurur. Bu nedenle bilge kişi dünya isteklerini terk ederek atmanın bilgisine tamamıyla ulaştığı zaman yegane sığınağı olarak bu bilgiyle yaşamak ister. Kişi bu bilgiye ulaştı, bu bilgiyi yegane sığınağı olarak idrak ettiği zaman kendisini atmanın istikrakına verecektir ancak zihnini atmana doğru yönelten ve diğer şaşırtıcı düşüncelerden kaçınan kişi gerçekten tanrıyı bilen bir kimsedir. Böyle bir kimse bütün kitap bilgilerini aşıp bir çocuğun safiyetine ulaştığı zaman bir aziz olur. Böyle bir kimse her ne yaparsa yapsın, nasıl hareket ederse etsin bütün ihtiraslardan uzaktır. Atmandan başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Kahola sustu bu defa Bilge Udalak'a konuştu. Yagnavalkya, biz Madra şehrinde yaşayan Batanjala Kapya'nın evinde talebeydik. Bir keresinde bu öğreticinin karısının bedenine bir semavi varlık girdi. Bu semavi varlığa kim olduğunu sorduk. Atarvana soyundan Kabanka olduğunu söyledi. Bilge Kapya'ya şu soruyu sordu. Bu hayatın, öteki hayatın ve bütün varlıkların üzerinde bir araya toplandıkları hayat tipliğini biliyor musun?'' Kapya bu sorunun cevabını bilemedi. Gandharva bir soru daha sordu. Bu hayatı, öteki hayatı ve bütün varlıkları içten kontrol eden o manevi yöneticiyi biliyor musun? Kapya bu sorunun cevabını da bilemedi. O zaman Gandharva bu hayat ipliğini ve o manevi yöneticiyi bilen kişinin tanrıyı, bütün dünyaları, bütün tanrıları, bütün kutsal metinleri, yaratıkları atmanı ve her şeyi bileceğini söyledi. Ben Gatarvan'ın öğrettiği bu şeyleri biliyorum, Yaknavalkya. Şayet sen bu hayat ipliğini ve bu manevi yöneticiyi bilmeden en bilge kişiye ait olan bu koyunları alıyorsan melun bir kimse olacaksın. Yaknavalkya, ben bu hayat ipliğini ve bu manevi yöneticiyi biliyorum. Uddalaka, herkes ben biliyorum diyebilir. Şayet sen gerçekten biliyorsan bildiklerini bize anlat. Yagnavalkiya Bu hayatın, ötedeki hayatın ve bütün varlıkların üzerinde bir araya toplandıkları hayat ipliği Latif Hayat prensibidir. Bu nedenle bir insan öldüğü zaman o kimsenin uzuvlarının dağılacağını söylerler. Çünkü insan yaşadığı müddetçe onun uzuvlarını bir arada tutan kuvvet bu hayat ipliğidir. Uddalaka Yagnavalkiya Söylediğim bu şeyler gerçek. Şimdi de o manevi yöneticiden bahset. Yagnavalkya, dünya üzerinde yaşayan, fakat dünyadan ayrı olan, dünyanın kendisini tanımadığı, bedeni dünya olan ve dünyayı içten kontrol eden manevi yönetici ölümsüz atmandır. Suyun içinde yaşayan, fakat sudan ayrı olan, suyun kendisini tanımadığı, bedeni su olan ve suyu içten kontrol eden varlık, manevi yönetici Ölümsüz atmandır. Ateşin içinde yaşayan fakat ateşten ayrı olan, ateşin kendisini tanımadığı, bedeni ateş olan ve ateşi içten kontrol eden varlık manevi yönetici ölümsüz atmandır. Gökyüzünde, havada, uzayda, dört yönde, güneşte, ayda, yıldızlarda, karanlıkta, aydınlıkta yaşayan fakat onlardan ayrı olan, hiçbirinin kendisini tanımadığı, her biri onun bedenlerinden biri olan ve her birini içten kontrol eden bu varlık manevi yönetici ölümsüz atmandır. Bütün varlıkların içinde yaşayan fakat onlardan ayrı olan, hiçbir varlığın kendisini tanımadığı, her biri onun bedenlerinden biri olan ve bütün varlıkların içlerinden kontrol eden bu manevi yönetici ölümsüz atmandır. Kokunun, sözün, görüşün, işitmenin, dokunmanın bütün bu algıların içinde yaşayan fakat onlardan ayrı olan, bu algılardan hiçbirinin kendisini tanımadığı, bedeni koku, söz, görüş, işitme ve temas olan, onları içten kontrol eden varlık manevi yönetici ölümsüz atmandır. İçinde yaşayan fakat ondan ayrı olan, zihnin kendisini tanımadığı, bedeni zihin olan, zihni içten kontrol eden manevi yönetici ölümsüz atmandır. Aklın içinde yaşayan fakat akıldan ayrı olan, aklın kendisini tanıyamadığı, bedeni akıl olan ve aklı içten kontrol eden manevi yönetici ölümsüz atmandır. İnsan tohumunda yaşayan fakat ondan ayrı olan, insan tohumunun kendisini tanımadığı, bedeni tohum olan ve onu içten kontrol eden manevi yönetici ölümsüz atmandır. Ondan başka gören, işiten, düşünen, bilen yoktur. O görünmez görür, işitilmez işitir, düşünülmez düşünür, bilinmez bilir. Bu manevi yönetici senin kendi özünde gizli olan gerçek bendir, senin atmanındır. Şunu iyice bil ki her varlığın içindeki atman senin içindeki atman ile bir ve aynı varlıktır. Atman Tanrı'nın kendisidir. Bu cevap üzerine Uddalaka da sustu. O zaman Başak Nun'un kızı Gargi yerinden kalktı ve bilgelere şöyle hitap etti. ''Saygıdeğer rahipler, ben Yagnavalkya'ya iki soru soracağım. Şayet bu sorulara cevap verebilirse aranızdan hiç kimse onu mağlup edemez. Bu durum onun Tanrı gerçeğini açıklayan büyük bir kişi olduğunu gösterecektir.'' Yagnavalkya, ''Ey Gargi, azizler ona değişmeyen gerçek adını verirler. O ne kaba ne de latiftir.'' Ne kısa ne uzun, ne sıcak ne soğuk, ne aydınlık ne karanlık. Ne havanın ne de eterin mizacındadır. Onun ne herhangi bir şeye bağı, ne tadı, ne kokusu, ne gözleri ne kulakları, ne soluğu, ne zihni, ne ağzı ne ölçüsü, ne içi ne de dışı vardır. Onu geceler, gündüzler, saatler, dakikalar düzenlerini muhafaza ederler. Irmaklar onun emriyle akarlar. Çiçekler onun emriyle açarlar. Kişi binlerce yıl ibadette bulunsa, dini törenleri yerine getirse, iyiliklerde bulunsa dahi bu değişmeyen gerçeği tanımadığı müddetçe hiçbir şey elde edemez. Çünkü bütün bu çalışmaları geçici şeylerdir. Onu tanımadan bu hayatı terk eden kişi acınacak bir kimsedir. Onu tanıyan kişi ise bilge kişidir. Ey Gargi, bu değişmeyen gerçek, görünmeyen, işitilmeyen, düşünülmeyen ve bilinmeyen fakat kendisi gören, işiten, düşünen ve bilen varlıktır. Gören, işiten, düşünen ve bilen ondan başka hiçbir varlık yoktur. Gargi sustu. Bu kez Bilge şakala sordu. Yaknavalkya, kaç tane tanrı vardır? Tanrılara ait ilahilerde bahsedildiği gibi 303 ve 3003 tane. Doğru, fakat gerçekte kaç tane? 33. Doğru, fakat gerçekte kaç tane? 6. Doğru. Fakat gerçekte kaç tane? 3. Doğru. Fakat gerçekte kaç tane? 2. Doğru. Fakat gerçekte kaç tane? Bir buçuk. Bu da doğru. Fakat gerçekte kaç tanedir? Sadece bir tanedir. O halde bu 300 ve 3003 tane olan nedir? Bunlar ilahi kuvvetlerdir. En mühim olanı 33 tanedir. Bu 33 tane olan hangileridir? 8 tane Vasu, 11 tane Rudra, 12 tane Aditya, Indra ve Parajapati. Vasular nelerdir? Ateş, toprak, rüzgar, gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar ve uzay. 11 tane Rudra nelerdir? 5 hayat kuvveti, prana, apana, samana, vyana, udana, 5 duyu ve şahsi atman. Adityalar nelerdir? senenin 12 ayı. Indra kimdir? Prajapati kimdir? Indra şimşektir, Prajapati adaktır. Şimşeğin sembolü nedir? Yıldırım. Adağın sembolü nedir? Adak hayvanı. Altı tane tanrı hangileridir? Ateş, toprak, rüzgar, hava, güneş, gökyüzü. Üç tanrı hangileridir? Bütün tanrıların yaşadığı üç dünya, gökyüzü, yeryüzü, yeraltı dünyalarıdır. İki tanrı nelerdir? Besin ve soluk. Bir buçuk olan tanrı hangisidir? Rüzgar tanrısı. Rüzgar bir tanedir. Niçin ona bir buçuk adı verilmiştir? Çünkü her şey rüzgarın esmesiyle gelişir. Tek tanrı kimdir? Tek tanrı hayat kuvvetidir. O ruhtur. Yagnavalkya'nın cevabından sonra şakala sustu. Bu defa hitap eden Yagnavalkya'nın kendisi oldu. Muhterem rahipler. İçinizden biri veya hepiniz bana dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Veya dilerseniz ben size soru sorayım. Ancak rahiplerden hiçbir ses çıkmadı. Bunun üzerine Yaknavalkya onlara sordu. İnsan büyük bir ağaç gibidir. Saçları ağacın yaprakları, cildi ağacın kabuğu, kanı ağacın özü, eti ağacın tahtası, adeleleri ağacın lifleri, kemikleri ağacın sert kısımları, İliği de ağacın özü gibidir. Bir ağaç kesildiği zaman kökünden tekrar büyür. Acaba insan ölümle hayat bağlarından kesildiği zaman hangi kökten tekrar hayata gelir? İnsanın da ağaç gibi kendi tohumundan hayata geldiğini söylemeyin. Çünkü insanın tohumu da onunla birlikte ölür. Bir ağaç kendi tohumundan tekrar hayata gelebilir. Çünkü onun tohumu ağaçla birlikte ölmez şayet ağaç köküyle ve bütünüyle birlikte imha edilirse tekrar hayata dönmeyecektir. Lakin bir insan ölümle hayattan koparıldığı zaman hangi kökten veya tohumdan tekrar hayata gelir? İnsan hayata tekrar kendi tohumundan gelmez. Öyleyse onu tekrar yaratan kimdir? Yagnavalkya bu sorusunu yine kendisi cevaplandırdı. İnsanın kökü tohumu ruhtur. İnsanı tekrar hayata getiren onu tekrar bedenleştiren ruhtur. Ruh, kendisini bilen kişi için nüfuz edilemeyen bir sığınaktır, bilgidir, sevinçtir. Bu sözlerden sonra Kral Janaka yerinden kalkarak Bilge'ye şöyle hitap etti. Yagnavalkya, seni buraya getiren sebep nedir? Buraya koyun almak için mi yoksa felsefe yapmak için mi geldin? Yagnavalkya, her ikisi için majeste. Bunun yanı sıra Öğreticilerinizin size neler öğrettiklerini bilmek isterim. Janaka, Bilge Citva bana sözün tanrı olduğunu öğretti. Yagnavalkya, kişi vardır, çocukluğu müddetince önce annesinden sonra babasından öğrenim görmüş. Daha sonra da bir bilge kişi tarafından kutsal sırlara mahrem kılınmıştır. Citva böyle bir kişidir. Sözün tanrı olduğunu söylediği zaman size öğrettiği gerçek kendi özünde bulduğu bir gerçek değil, başka bir bilgeden öğrendiği gerçektir. Size bu Tanrı sözünün yeri ve desteği hakkında herhangi bir şey anlattı mı? Janaka, hayır anlatmadı. Yagnavalkya, öyleyse bir dereceye kadar öğrenim görmüşsünüz. Janaka, o zaman sen öğretir misin Yagnavalkya? Yagnavalkya, konuşma organı onun yeri, evrenin ilk sebebi Eter'de onun ebedi desteğidir. Sözü bilgiyle aynı şey olarak düşünün. Janaka, bilgi nedir Yagnavalkya? Yagnavalkya, majeste, söz bilgidir. Çünkü dünyevi olsun, semavi olsun her şey, her bilgi söz sayesinde bilinir. Bu dünyanın ve öte dünyanın bilgisi söz sayesinde elde edilmiştir. Bütün yaratıkların bilgisi söz sayesinde elde edilmiştir. Majeste. Söz yüce tanrıdır. Janaka Sana bin koyun daha veririm. Bana her şeyi öğret. Yagnavalkya Benim babam kişinin bir talebeyi tamamıyla eğitmeden herhangi bir hediye almaması fikrindeydi. Başka kişilerden neler öğrendiğinizi bilmek isterim. Janaka Bilge Udanka bana enerjinin tanrı olduğunu öğretti. Fakat onun yerini ve desteğini anlatmadı. Yagnavalkya Soluk onun yeri ve eter de onun desteğidir. O aziz olarak düşünülmelidir. Çünkü hayat gerçekten azizdir. İlk enerji Tanrı'dır. Daha başka neler öğrendiniz? Canaka Bilge Barku'dan görüşün Tanrı olduğunu öğrendim. Fakat onun yerini ve desteğini öğretmedi. Yagnavalkya Göz onun yeri, eter de desteğidir. Görüş gerçek olarak düşünülmelidir. Çünkü bütün nesneler görüş sayesinde bilinir. Görüş Tanrı'dır. Başka ne öğrendiniz? Janaka, Garda Hibibati, işitmenin Tanrı olduğunu öğretti. Yagnavalkya, işitmenin yeri kulaktır, desteği de eterdir. İşitme, hudutsuz olarak düşünülmelidir. Çünkü uzay hudutsuzdur ve sesi taşıyan uzaydır. İşitme Tanrı'dır. Janaka, Bilge Satyakama, zihnin Tanrı olduğunu öğretti. Yagnavalkya, onun yeri zihin, desteği de eterdir. O mutluluk olarak düşünülmelidir. Çünkü mutluluk sadece zihin tarafından tecrübe edilebilir. Zihin tanrıdır. Janaka, Bilge Vidaka'dan da kalbin tanrı olduğunu öğrendim. Yagnavalkya, Onun yeri kalp, desteği de yine eterdir. Kalp, konak yeri olarak düşünülmelidir. Çünkü bütün varlıklar kalbin içinde sükun bulurlar. Kalp tanrıdır. Janaka tahtından aşağı inerek hürmetkar bir şekilde Bilge'ye hitap etti. Yagnavalkiya, senin önünde saygıyla eğilirim. Lütfen bana her şeyi öğret. Yagnavalkiya, Majeste, uzun bir yolculuk yapmak isteyen bir insan kendisine bir araba ve herhangi bir vasıta temin eder. Siz de aynı bu şekilde zihninizi kutsal bilgilerle doldurmuşsunuz. Zengin ve şerefli bir insansınız. Kutsal metinleri tetkik etmiş ve upanişatları öğrenmişsiniz. Fakat bu bedeni terk ettiğiniz zaman nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Janaka, nereye gideceğimi bilmiyorum. Aziz efendim, lütfen bana anlat. Yagnavalkya, inha fiziki örtüyle hüvvetlenmiş Atman'dır. Onun zevcesi virajda, onun zevk nesnesi olan fiziki dünyadır. Atman rüya aleminde kendisini latif bedeniyle veya zihin ile hüviyetlendirdiği zaman zevcesiyle birleştiği yer kalptir. Atman rüyasız uykuda hayat kuvvetiyle hüviyetlenir. Ne bu ne şu olarak izah edilen en yüce Atman bu durumun da ötesindedir. O kavranamaz. Çünkü hiç kimse onu kavrayamaz. O ölümsüzdür. Asla ölmez. Bağsızdır. Kendisini hiçbir şeye bağlamaz. Bağlı değildir çünkü hiçbir şey onu bağlayamaz.'' o asla yok olamaz. Sen ey Janaka, korkudan uzak olan o varlığa ulaştın ve böylece ölümden ve yeniden doğuştan kurtuldun. Janaka, korkusuzluk bize korkusuzluğu öğreten sana ulaşsın. Senin önünde boyun eğiyoruz. İşte bundan sonra ben ve benim bütün krallığım senin hizmetindeyiz. Yagnavalkya, insanın aydınlanmasına hizmet eden nedir? Yagnavalkya, güneşin ışığı majeste. Çünkü insan güneşin ışığı sayesinde oturur kalkar. Çalışır hareket eder. Janaka Gerçekten böyle. Yagnavalkya Fakat güneş battığı zaman insan aydınlatan nedir? Yagnavalkya o zaman onu aydınlatan ışık aydır. Janaka, güneş battığı ve ay da kaybolduğu zaman insanın aydınlanmasına hizmet eden nedir? Yagnavalkya, o zaman insan ışığı ateştir. Janaka Güneş battığı, ay kaybolduğu ve ateş de söndüğü zaman insana hizmet eden ışık nedir? Yagnavalkya O zaman insanın ışığı sestir. Çünkü insan kendi elini dahi göremese bir ses işittiği zaman o sese göre hareket edebilir. Ses sayesinde oturup kalkar, her işini yapar. Janaka Bu da gerçek ey Yagnavalkya. Fakat güneş battı, ay kayboldu, ateş söndü ve ses de işitilmediği zaman insanın aydınlanmasına hizmet eden nedir? Yaknavalkya. İnsanın gerçek ışığı atmandır. Çünkü atmanın ışığı sayesinde insan her hareketi yapabilir. Diğer ışıkların hiçbir olmasa dahi atmanın ışığı ebedidir. Hiçbir zaman kaybolmaz. Janaka. Bu atman kimdir? Yagnavalkiya. Bu atman, kalbin lotusu içindeki kendiliğinden nurani varlıktır. Duyular ve duyu organlarıyla kuşatılmıştır ve aklın ışığıdır. Atman, akıl ile hüviyetlenerek ölüm ve yeniden doğuş yoluyla bu ve öteki dünya arasında gider gelir. Yine akıl ile hüviyetlenerek düşünen ve hareket eden varlık olarak görünür. Zihin rüya görürken atman da rüya gören varlık olarak görünür. İnsan şahsi ruh doğduğu zaman bedenin ve duyu organlarının zayıflıkları ile hüviyetlenerek dünyanın kötülükleri ile münasebet kurar. Ancak ölüm bedenini terk ederken bütün kötülükleri geride bırakır. İnsan için iki durum vardır. Bu dünyadaki durum ve öteki dünyadaki durum. Bu iki durum arasında rüya alemine benzetilen üçüncü bir ara durum daha vardır. Kişi bu ara durumdayken bu dünyadaki ve öteki dünyadaki her iki durumu da yaşar. Şöyle ki, kişi öldüğü veya uyuduğu zaman bu dünyadayken yaptığı işlerin hatıralarını saklayan latif beden içinde yaşar ve atmanın saf ışığıyla aydınlanan bu hatıraların farkındadır. Böylece bu ara durumda ilk durumu, yani bu dünyadaki hayat durumunu yaşar yine bu ara durumda bu dünyada yaptığı iyi ve kötü işlerinin ve bu işlerden edindiği karakterinin tayin ettiği iyilik ve kötülüklerden kendi başına gelecek olanları önceden görür. Böylece bu ara durumda ikinci durumu yani gelecek dünyadaki hayat durumunu yaşar. Bu ara durum olan rüyalar aleminde gerçek arabalar, yollar, atlar, göller, köprüler, ırmaklar yoktur. Gerçek sevinçler, zevkler, ısıraplar yoktur. Lakin bütün bunları kendi ışığı ve kudretiyle Atman yaratır. Bütün düşlerin yaratıcısı, yapımcısı Atman'dır. Eskiler şöyle demişlerdir. Kişi rüya alemindeyken varlığının özündeki kendiliğinden nurani varlık bedeni uykuya sokar. Bununla beraber kendisi daima uyanık kalır ve kendi ışığı ile zihnin üzerinde bırakılmış olan izlenimleri seyreder. Ondan sonra Atman kendisini tekrar duyu organlarının şuuruyla hüviyetlendirerek bedenin uyanmasına sebep olur. Kişi rüyalar alemindeyken içteki kendiliğinden nurani ölümsüz varlık hayat kuvveti vasıtasıyla bedenin canlılığını muhafaza eder. Lakin aynı zamanda kendisi bedenin dışına gider. Tanrı istediği her yere gider. Bu kendiliğinden nurani varlık rüyalar aleminde aşağı ve yüksek derecede birçok şekillere bürünür. Bir kadınla sevişen, arkadaşlar arasında gülen veya korkunç durumlarla karşılaşan kişi olarak görünür. Herkes bütün bu olayların farkındadır. Ancak bu olayları yaşayan varlığı hiç kimse göremez. Bazı kimseler rüya görme durumunun, uyanıklık halinin sadece bir başka şekli olduğunu söylerler. Çünkü insan rüyalar aleminde uyanıklık alemindeyken yaşadığı olayları tekrar yaşar. Atman, rüyalar aleminde her ne şekilde görünürse görünsün, daima kendi ışığıyla görür, işitir, hareket eder. Janaka Aziz efendim, sana bin tane daha koyun veriyorum. Kurtuluşum için bana daha fazla şey öğret. Yagnamalkya Atman rüyalar aleminde şuraya buraya gider. İyi ve kötü zevkleri yaşar rüyasız uyku durumuna ulaşır. Sonra tekrar geriye rüyalar alemine gelir. Rüyalar aleminde her ne durum yaşanırsa yaşansın hiçbir şey ona tesir edemez. Çünkü atman asla hiçbir şeyin tesiri altında kalmaz. Rüyalar aleminde yaşadıktan sonra tekrar geriye uyanıklık haline döner. Fakat hiçbir şey ona tesir edemez asla. Atman bu uyanıklık durumunda da şuraya buraya gider. Duyu zevklerini tadar. İyi ve kötü durumları yaşar. Sonra tekrar rüyalar alemine döner. Tıpkı büyük bir balığın bir ırmağın bir kıyısından diğer kıyısına hareket edip durması gibi, atmanda düş görme ve uyanıklık durumları arasında hareket eder. Tıpkı gökyüzünde uçan bir kartalın yorulması, kanatlarının bükülmesi ve dinlenmek için yuvasına dönmesi gibi, atmanda derin uyku durumuna döner, artık arzu duymaz, artık rüya görmez. Gerçekte atman, gerçek mahiyeti itibariyle bütün ihtiraslardan, bütün kötülüklerden ve bütün korkulardan uzaktır. Yine sevgili zevcesinin kucağında uyuyan bir erkeğin, içeride ve dışarıda olan her şeyi unutması gibi. Atman ile birliğe ulaşan bir insan da içte ve dışta olan hiçbir şey bilmez. Çünkü bu durumdayken bütün arzular hedefleri olan Atman'a ulaşmış ve tatmin olmuşlardır. Kişi bütün ihtiraslardan kurtulmuş ve bütün ıstırapların ötesine gitmiştir. Böyle bir durumda baba artık baba değildir, anne artık anne değildir. Bütün dünyalar, bütün tanrılar, bütün sınıflar, bütün kutsal metinler, bütün iyilikler ve bütün kötülükler kaybolmuştur. Kalpteki bütün üzüntüler sevince dönmüştür. Böyle bir durumda kişi artık görmez, işitmez, koku duymaz, tad almaz, temas duymaz konuşmaz, düşünmez ve bilmez. Çünkü kendisinden ayrı hiçbir şey yoktur. Herhangi bir ikinci varlık yoktur. Lakin yine görür, işitir, koku alır, tad alır, temas duyar, konuşur, düşünür ve bilir. Çünkü görüş, işitme, koku, tat, temas, söz, düşünme ve bilme, bütün bu kabiliyetler Atman ile bir ve aynı varlıktır. Atman, Tanrı'nın kendisidir, şuur ışığıdır. İkinci bir varlık olmadığı zaman kişi başka bir şey görmez, işitmez, başka bir koku duymaz, tad almaz, temas duymaz, başka bir şeyden bahsetmez, başka bir şeyi düşünmez, bilmez. İkincisi olmayan tek varlık Atman kristal bir su gibi saftır. O insanın en büyük başarısı, en büyük zenginliği, en son amacı, en büyük sevincidir, en büyük mutluluğudur. Cehalet hudutları içinde yaşayan yaratıklar bu sonsuz varlığın sadece küçük bir kısmını görebilirler. Atman rüyalar aleminde duyuların zevklerini duyar, şuraya buraya gider, iyi ve kötü olayları yaşar ve sonunda yine uyanıklık durumuna döner. Kişinin ölüm anında bu hayattan öteki hayata geçmesi tıpkı rüyalar aleminden uyanıklık durumuna geçmesi gibidir. İnsan ölmek üzereyken Akla atmanın yükü altındaki latif beden, yükü altında inleyen ağır yüklü bir araba gibi inler. Yaşlılık veya hastalık nedeniyle beden zayıflamaya başladığı zaman, atman bir incir, bir mango, bir banyan meyvesinin sapından ayrılması gibi bedenin uzuvlarından ayrılır ve yeni bir yaşantıya başlamak için başka bir bedene girmek üzere yeniden doğuşa gider. İnsanın bedeni zayıf düştü ve kişi açıkça gayri şuuri bir duruma geldiği zaman ölüm anında duyuların kalbine inen kudretlerini tamamıyla geri çekerek onları kendi çevresinde toplar. Artık dış dünyadaki renk ve şekilleri görmez. Ne görür, ne işitir, ne koku alır, ne tat alır, ne konuşur, ne düşünür ne de bilir. Çünkü bütün duyular onun fiziki bedeninden ayrılarak latif bedeniyle birleşirler. O zaman damarların birleştiği kalp atmanın ışığıyla aydınlanır ve kişi bu ışık vasıtasıyla gözden veya kafatası kapısından veya bedenin başka bir menfezinden bedeni terk eder. Bu şekilde bedeni terk ettiği zaman hayat kuvveti de bedeni terk eder. Ve hayat kuvveti bedeni terk ettiği zaman hayat prensibinin bütün fonksiyonları da bedeni terk eder. Kişinin hayattayken yaptığı bütün işler ve edindiği bütün intibalar öldükten sonra da onu takip eder. Nasıl ki bir tırtıl üzerinde bulunduğu otun ucuna geldiği zaman başka bir otu tutarak bedenini ona çekerse, Atman da aynı şekilde bu bedenin sonsuza ulaştığı zaman onu gayri şuuri bir durumda bırakarak başka bir bedeni tutar ve kendisini o bedene çeker. Yine tıpkı bir kuyumcunun eski bir mücevheri alarak onu daha yeni ve daha güzel bir kalıba sokması gibi atmanda bedeni terk ederek onu gayri şuuri bir durumda bırakır ve atalarınkine benzeyen ya da diğer varlıklara benzeyen dünyevi veya semavi daha yeni, daha mükemmel bir şekle bürünür. Atman gerçekten Tanrı'nın kendisidir. O bilgidir, zihindir, hayattır, görüştür. Toprak, hava, su, aydınlık, karanlık, arzu, öfke, Doğru yanlış hep odur. O her şeydir. O hem bu hem de şudur. Kişinin bu hayattaki karakteri ve tavırları nasılsa ötedeki hayatta da aynı karakterlere ve tavırlara sahip olacaktır. Şayet kişi bu hayatta bir marangoz ise ötedeki hayatta da marangoz olacaktır. Kişinin davranışları iyi ise o kimse iyi olacaktır. Kişinin arzusu o kimsenin kaderidir. Çünkü kişi arzularına göre irade gösterir, iradesine göre davranır, iyi veya kötü ektiğini biçer. Arzularına göre davranan bir insan ölümden sonra öte dünyaya, bu dünyadayken yapmış olduğu işlerin latif intibalarını zihinde taşıyarak gider. Orada bu işlerinin iyi veya kötü semerelerini aldıktan sonra tekrar bu faaliyet dünyasına döner. Böylece ölüm ve yeniden doğuş neticelerine hedef olur. Arzusu olmayan kişi arzusuna ulaşmıştır. Atmana ulaşmış bir kimse bütün arzularından kurtulmuştur. Böyle bir insanın ölümü başkalarınınki gibi olmaz. Çünkü o kişi atman olmuştur. Kalbin bütün arzuları ilahi bilgiyle yok olduğu zaman ölümlü insan bu hayattayken dahi ölümsüz olur, ruh olur bir karınca yuvası üzerine bırakılan bir yılanın geride sadece derisinin kalması gibi. Bir insan öldüğü zaman geride sadece beden kalır. Bedenden kurtulan şahsi ruh ise ölümsüz ruh Tanrı ile birleşir. Janaka Aziz efendim, bütün her şeyimi sana veriyorum. Beni kurtar. Yagnavalkya Kurtuluş yolu ince, uzun ve geçilmesi zor bir yoldur. Ben bu yolda yürümekteyim. Hayır, yolun sonuna ulaşmadım. Ancak Tanrı'yı bilen bilge kişi bu yol vasıtasıyla hayattayken Tanrı'ya ulaşır ve son kurtuluşu ölüm anında başarır. Karanlıklarla çevrili başka dünyalar vardır. Atmanı tanımayan ahmak kişiler ölümden sonra bu dünyalara giderler. Kişi safa ve ölümsüz olan Atman'ı idrak ettiği zaman o insanda ıstırap dolu başka bir bedene sahip olma itirası kalmaz.'' aydınlanmaya engel teşkil eden bu geçici bedenin içindeki atmanın ihtişamını gören kişi atmanın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Tanrı ile bir ve aynı varlık olduğunu bilir. Onu idrak etmeyi başaramamak cehalet içinde yaşamak ve bu nedenle ölüme ve yeniden doğuşa hedef olmaktır. Tanrıyı bilen kişiler ölümsüz olurlar. Ruh gözüyle her zaman her şeyin sahibi olan nurani varlık Atmanı idrak eden kişi bütün korkulardan kurtulur. Hayatın hayatı, gözün gözü, kulağın kulağı, zihnin zihni olan Tanrı'yı tanıyan kişi gerçekten bütün sebeplerin sebebini tamamıyla anlar. Tanrı'yı ancak arınmış bir zihin kavrayabilir. Tanrı'da çeşitlilik yoktur. Evreni çeşit çeşit, farklı farklı varlıklardan müteşekkil olarak gören kişi ölüm ve yeniden doğuş çarkında dönüp durur. Tanrı ancak bilginin kendisi olarak idrak edilebilir. Bilgi gerçekle birdir. Ondan ayrı olamaz. Çünkü o her tecrübenin, her düşünce vasıtasının ötesindedir. Tanrı doğmamıştır. En latif olandan daha latiftir. En büyük olandan daha büyüktür. Bu nedenle Tanrı'yı en son amaç olarak bilen bilge kişi hayatını ve davranışlarını ona ulaşabileceği şekilde tanzim etsin onu tartışmalar yoluyla bulmaya çalışmasın. Çünkü tartışmalar asılsız ve faydasızdırlar. Gerçekten Tanrı duyularla çevrilmiş kalbin lotusu içindedir. O aklın aklıdır. Her şeyin koruyucusudur. Her şeyin sahibi, her şeyin hükümdarıdır. Her şeyin hükümdarı olan Tanrı, üç dünyanın da ötesindedir. Din adamları onu eğitim, ibadet, zahitlik, kendine hakimiyet ve feragat gibi çeşitli yollarla bulmaya çalışırlar. Onu bulmak bir aziz olmaktır. Onu bulmak isteyen rahipler dünyadan feragat ederler. Atmanın ihtişamını idrak eden bilge kişiler biz atmanı bulduk, varlığın en son amacına ulaştık, zenginliği, evladı ve başka şeyleri ne yapalım derler. Tam bir feragat yolunda artık ne zenginlik ne evlat ne de başka bir dünya arzusu vardır. Evlat ihtirası zenginlik ihtirasını, zenginlik ihtirası da başka dünyalarda yaşama ihtirasını getirir. İki ihtiras vardır. Birincisi bu dünyada zevk içinde bir yaşama, ikincisi de başka dünyalarda daha büyük bir zevk içinde yaşama. Atman ne bu ne de şu olarak izah edilebilir o kavranamaz, kavranamamıştır. Ölmez, ölümsüzdür. Atman'ı tanıyan kişiye ne iyi ne de kötü hiçbir şey tesir etmez. Atman'ı tanıyan kişinin hiçbir zaman kötü bir şey yaptım veya iyi bir şey yaptım gibi düşünceleri olmaz. Böyle bir insan iyiliğin ve kötülüğün ötesindedir. Ve bu nedenle ne kendi yaptığı ne de kendisine yapılan hiçbir şey ona tesir etmez. İlahi bilgiyle meydana çıkan, Başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı'yı bilen kişinin ihtişamı, kişinin yaptığı işlerle ne artar ne de eksilir. Bu nedenle insan ona ulaşmaya çalışmalıdır. Atmanı bulan kişi, kendini kontrol eden, sakin, dengeli ve bütün ihtiraslardan kurtulmuş bir insandır. Atmanı tefekküre dalarak kendi ruhunda onu ve onda var olan bütün varlıkları görür hiçbir kötülük, hiçbir ıstırap böyle bir insana ulaşamaz. Çünkü her kötülük ilahi bilgi ateşinde yanar, yok olur. Tanrı'yı tanıyan kişi bütün kötülüklerden, bütün arzulardan, bütün şüphelerden kurtulmuştur. Tanrı'yı bulan kişi Tanrı olur. Bunlar Yüce Bilge Yagnavalkya'nın söylediği son sözler oldu. Kral Canakay'ı ve orada bulunan diğer bilgeleri selamladıktan sonra evine dönmek üzere yola koyuldu ve yavaş yavaş gözler kayboldu. Bütün bilgeler derin bir sevgi ve saygıyla onun arkasından baktılar, baktılar. Bir zamanlar Brahmanoğlu Siveta Ketu, Bançola kasabasındaki bilge kişilerin toplantısına gitti. Ve orada Kral Pravahana Jaivali'nin dal kabuklarıyla beraber oturduğunu gördü. Kral da onu görerek seslendi. Hoş geldin genç adam. Svataketu, Emredin Majeste. Baban sana ders verdi mi? Evet. İnsanların öldükten sonra başka başka istikametlere gittiklerini biliyor musun? Hayır. Bu ölmüş insanların nasıl tekrar dünyaya geldiklerini biliyor musun? Hayır. Öte dünyanın niçin kalabalık olmadığını biliyor musun? Hayır. Suyun bir insan şekli alıp konuşmaya başladığı zamanı biliyor musun? Hayır. Tanrı'ya giden ve ataların yanına giden yolun nerede olduklarını biliyor musun? Şimdiye kadar bir bilge kişiden, ben Tanrı'ya ve ataların yanına giden yolları biliyorum dediğini hiç işitmedin mi? Hayır, bu yollardan hiçbirini işitmedim. O zaman kral ona yiyecek, içecek ve bir yatak sundu. Fakat genç adam bunları reddederek evine döndü ve derhal babasının huzuruna çıktı. Baba, beni neden iyice yetiştirmedin? Bilge kişi mevzu nedir? Kral Jayvali bana beş tane soru sordu ve ben bunlardan hiçbirine cevap veremedim. Bu sorular nelerdir? Tu, Kral Jayvali'nin kendisine sormuş olduğu soruları tek tek babasına anlattı. Oğlum, bildiğim ne varsa sana öğrettim. Bu soruların cevaplarını ben de bilmiyorum. Haydi, gel. Beraberce krala gidelim ve onun talebesi olalım. Sen yalnız gidebilirsin baba. Bunun üzerine Baba Gautama yalnız başına krala gitti ral onu sevgiyle karşıladı ona bir yer verdi yiyecek ve içecek verdi dileğin nedir dedi guatama oğluma sorduğun soruların cevaplarını öğrenmek istiyorum niçin daha kıymetli bir şey istemiyorsun çok iyi biliyorsunuz ki ben zenginliklerden mahrum bir kimse değilim bana zaten sahip olduğum şeyleri vermeyi teklif etmeyin öyleyse dileğini uygun bir şekilde iste talebeniz olmak istiyorum Kral Gautama'yı bir talebe olarak kabul etti ve öğrenimine başladı. Gautama, gökyüzü kutsal ateştir. Güneş onun yakıtı, güneş ışınları dumanı, gün alevi, dört gün yön kömürü. Ara yönlerde onun kıvılcımlarıdır. Tanrılar bir adak olarak inancı verirler ve ay dünyasını yaratırlar. Yağmur bulutu kutsal ateştir. Sene onun yakıtı, gazlar dumanı, şimşek ateşi, gök gürültüsü kömürü, yıldırım da kıvılcımdır. Tanrılar bir adak olarak ay dünyasını verirler ve yağmuru yaratırlar. Dünya kutsal ateştir. Toprak onun yakıtı, ateş dumanı, gece alevi, ay dünyası kömürü. Yıldızlar da kıvılcımlardır. Tanrılar bir adak olarak yağmuru verirler ve besini yaratırlar. İnsan kutsal ateştir. Açık ağız onun yakıtı, soluk dumanı, dil alevi, gözler kömürü, kulaklar da kıvılcımlarıdır. Tanrılar bir adak olarak besini verirler ve tohumu yaratırlar. Kadın kutsal ateştir. Tanrılar bir adak olarak tohumu verirler ve insanı yaratırlar. Kişi ömrü müddetince yaşar ve ölür. O zaman ölüyü bir odun yığınının üzerinde yakarlar. Bu törendeki ateş kutsal ateştir. Bu ateşin yakıtı yakıttır. Dumanı dumandır. Alevi alevdir. Kömürü kömür, kıvılcımı da kıvılcımdır. Tanrılar bir adak olarak insanı verirler ve nur saçan bir varlık yaratırlar. Kutsal ateşi inanç ve gerçek olarak düşünen aile reisleri ve din adamları öldükten sonra ateşe, ateşten gün ışığına, gün ışığından dolunaya, dolunaydan güneşin kuzey yarım kürede bulunduğu altı aya, bu aylardan tanrıların ülkesine, oradan güneşe, güneşten de ışığa geçerler. Ruh onları oradan alır ve cennete götürür. O kişiler ebediyen cennette yaşarlar. Bir daha yeryüzüne dönmezler. Fakat kurban adama, sadaka verme ve oruç tutma gibi faaliyetlerle aşağı seviyede kalmış kişiler öldükten sonra dumana, dumandan geceye, geceden güneşin güney yarım kürede bulunduğu altı aya, bu aylardan atalarının dünyasına, oradan da ay dünyasına geçerler. Orada dünyada hayattayken yaptıkları işlerin mükafatlarını veya cezalarını gördükten sonra ay dünyasından havaya, havadan rüzgara, rüzgardan yağmura, yağmurdan da yeryüzüne geri dönerler. Yeryüzünde besin alırlar. Besin olarak erkeğe ve dişiye geçerler ve tekrar doğarlar. Böylece doğum, ölüm ve yeniden doğuş şarkında dönüp dururlar. Bu yollardan hiçbirini bilmeyen kişilerse hayvan ve böcek olarak tekrar hayata gelirler. 11. Kayıvalya Upanishad. İnanç, ibadet ve tefekkür yoluyla kendi gerçek benini idrak eden bilge kişi, yeniden doğuş ve ölüm çarkından, ısrap çarkından kurtulmuştur. Tanrı bizi korusun, bize doğru yol göstersin, bize kuvvet ve doğru anlayış versin, sevgi ve ahenk daima bizimle olsun. Om. Huzur, huzur, huzur. Talebe: Efendim, bana Tanrı bilgisini öğret. Çünkü bu bilginin akıllı kişilerin aradığı gizli, kutsal ve en yüksek derecedeki bilgi olduğunu. Bu bilgiye ulaşan kişinin bütün kusurlardan arındığını ve en yüksek varlığa ulaştığını işittim. Öğretici: Tanrıyı tanımak için önce kutsal metinleri tetkik et ve sonra kendine bir guru bul daima Tanrı'yı düşün. Bütün kalbinle ona bağlan. Ölümsüzlüğe ne çalışmayla, ne çoluk çocuk sahibi olmakla, ne de zenginlikle ulaşılır. Ancak dünya itirazlarından kurtularak Tanrı'ya ibadet etme yoluyla ulaşılır. Cennet, insan kalbinin derinliklerindedir. Oysa ancak mücadele ederek ruhunu yücelten kişiler ulaşabilir. Böyle kişiler, Kutsal metinlerdeki bilgilerin ruhunu anlamış ve dünya ile ilişkilerini kesmiş kimselerdir. Sık sık yalnız kalabileceğin temiz bir yere çekil. Baş ve boyun düz bir hat teşkil edecek şekilde dimdik vaziyette otur. Dünya ile bütün ilişkilerini kes. Bütün duyularını kontrol et. Tam bir bağlılıkla guruna başey. Sonra kalbinin kendi özünün derinliklerine dal ve orada gizli bulunan saf ve mutlu varlığı Tanrı'yı tefekkür et. Tanrı bütün duyuların ve düşüncelerin ötesindedir. Şekil içine gizlendiği halde hudutsuzdur. Birdir, ölümsüzdür. Başlangıcı ve sonu yoktur. Ebedi bir huzur ve mutluluk içindedir. Var olan her şeyin içine yayılmıştır. O her şeyin ötesindedir ve her şeyin kaynağıdır. Brahman, Shiva, Indra, Vishnu ve diğer bütün tanrılar odur. O her şeydir. Hiçbir zaman değişmeyen en ulu gerçektir. Olmuş ve olacak her şeydir. Onu tanıyan kişi ölümü yener. Özgürlüğe ulaşmak için onu tanımaktan başka hiçbir yol yoktur. Atman da kendi özünde her varlığı, her varlıkta da atmanı. Kendini gören kişi ona ulaşır, yegane yol budur.'' Zihin ve Om hecesi iki ayrı ateş çubuğuna benzetilebilir. Devamlı olarak Tanrı'yı düşünerek ve kutsal Om hecesini tekrarlayarak bu iki ateş çubuğunu birbirine sürterek kalbindeki bilgi ateşini yak. Bu şekilde kalbindeki bütün pislikler yanıp yok olacaktır. Tanrı her varlığın içindeki atmandır. Fakat bu varlık cehalet örtüsüyle örtülmüştür. O sonsuzdur. Bölünmez. Şuurun mutluluğun kendisidir. Şuurun üç halide şuurluluk, şuur altı ve gayri şuuri onun varlığı içindedir. Zihin hayat ve duyular, toprak, hava, su, ateş ve eter bütün bu şeyleri o yaratmıştır. Fakat o her şeyin ötesindedir. O her şeyin içindedir. Her şeyin temelidir. Ebedidir. En latif olandan daha latiftir. Sen osun, osun. İnsanın uyanıklık, rüya görme ve rüyasız uyku durumlarını yaratan varlık benim. Ben Tanrıyım. Bunu bil ve bütün dünya bağlarını kopar. Ben şuurun üç halinde, içinde görünen her şeyin ötesindeyim. Ben saf şuurum. Ben kişiyi dünya ihtiraslarından kurtaran Tanrıyım. Var olan her şey benden zuhur eder, bendedir ve sonunda yine bana dönecektir.'' İkincisi olmayan varlık benim. Tanrı benim. Ben en latif olandan daha latifim. En büyük olandan daha büyüğüm. Ebedi varlık benim. Görünen bütün bu evren benim. Nurun sahibi benim. Kişiyi dünya bağlarından kurtaran Tanrı benim. Benim ilahi kudretlerimi hiçbir varlık anlayamaz. Benim elim ve ayağım yoktur. Ben göz olmadan görür, kulak olmadan işitirim var olan her şeyi bilirim. Ben doğmadım. Benim ne bir bedenim, ne bir zihnim, ne de duyularım vardır. Kutsal metinlerde tanıtılan, eşi ve benzeri olmayan o saf varlık benim. Benim yerim kulumun kalbidir. Om. Huzur, huzur, huzur. 12. Sivatasvatara Upanishad. Tefekkür sanatı öğrenilebilir ancak gerekli nizamlara göre çalışılmalıdır. Maya ile birleşerek bu evreni yaratan, idame ettiren ve yok eden varlığın bütün şekillerinin ötesinde sıfat ve faaliyetten münezze evrensel tanrı ile aynı varlık olan şahsi tanrıyı idrak etmek sadece bu yolla mümkündür. Om. Kulaklarımızla iyi olanı işitelim. Gözlerimizle senin adaletini görelim bedenimizde senin ilahi huzurunu bulalım. Om, huzur, huzur, huzur. Om, selam sana ey ulatman. İnsanlar kendi kendilerine daima şu soruları sormuşlardır. Bu evrenin sebebi nedir? Tanrı mıdır? Bizler nereden geldik, niçin yaşıyoruz? Sonunda nereye gideceğiz? Kimin emriyle mutluluk ve sefalet kanununa tabiyiz? zaman, mekan, kanun, şans, madde, ilk enerji, akıl, ne bunlardan herhangi biri ne de bunların hepsi evrenin varlığının sebebi olamaz. Çünkü bütün bunlar sebep değil, neticelerdir. Ruha hizmet etmek için mevcutturlar. Kişinin kendisi de sebep olamaz. Çünkü kişi mutluluk ve sefalet kanununa tabi bir varlıktır. Bağımsız değildir. İstihraka, kontemplasyona dalmış olan azizler, her yaratığın içinde kendini bilme kudreti olarak bulunan nurani varlık Tanrıyı kendi içlerinde gördüler. O ikincisi olmayan tek varlıktır. Gunalar adı verilen örtülerle görüşten gizlenerek bütün varlıkların iç derinliklerine yerleşmiştir. O zamanın, mekanın ve görünen bütün sebeplerin ötesindedir. Bu geniş evren bir çarktır. Üzerindeki bütün yaratıklar doğum, ölüm ve yeniden doğuş neticelerine hedeftirler. Bu çark daima döner ve hiçbir zaman durmaz. Bu çark Tanrı'nın çarkıdır. Kişi onun Tanrı'dan ayrı bir varlık olduğunu düşündüğü müddetçe doğum, ölüm ve yeniden doğuş kanunlarına tabi olan bu çark üzerinde dönüp durur. Fakat Tanrı'nın lütfu ile bu çarkın Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak eden kişi artık bu çarkın üzerinde dönmez, ölümsüzlüğe ulaşır. Sebep ve netice dünyasının aşılmasıyla derin istirah hali içinde idrak edilen varlık, kutsal metinlerde yüce tanrı olarak ifade edilmiştir. O bir cevher, diğer her şey de onun gölgesidir. O yok olmaz. Tanrı'yı tanıyan kişi, onu görünen her şeyin ardındaki tek gerçek olarak bilir. Bu nedenle ona bağlanmış ve onunla meşgul kişiler doğum, ölüm ve yeniden doğuş çarkından kurtulurlar. Yok olan ve olmayan, görünmeyen şeylerden oluşan evreni idame ettiren varlık Tanrı'dır. Tanrı'yı unutan şahsi ruh kendisini zevklere verir ve böylece dünyaya bağlanır. Ancak Tanrı'ya ulaştığı zaman bütün bağlarından kurtulmuştur. Zihin ve madde, efendi ve hizmetkar her ikisi de başlangıçsız zamandan beri mevcuttur. Onları birleştiren maya da başlangıçsız zamandan beri mevcuttur. Bunların üçü de zihin, madde ve maya tanrı ile bir ve aynı varlık olarak bilindiği zaman atmanın sonsuz olduğu idrak edilmiştir. O zaman atmanın her şey olduğu ortaya çıkmıştır. Madde yok olucudur. Cehaleti yok edici tanrı ölümsüzdür. Tanrı birdir. Yok olucu her şeyin ve bütün ruhların hükümdarıdır. Kişi onun üzerinde tefekkür ederek, kendisini onunla birleştirerek, kendisini onunla hüviyetlendirerek cehaletten kurtulur. Tanrıyı bil. Böylece cehalet kaybolacak ve dünyaya olan bütün bağlar kopacaktır. Onun üzerine derin derin düşün ve fiziki şuuru aş. Bu şekilde evrenin sahibi ile birliğe ulaşacaksın. İkincisi olmayan tek varlıkla hüviyetleneceksin bütün arzuların onda son bulacaktır. Tanrı ile daima bir olduğun bir gerçektir. Lakin bunu bilmelisin. Bilinmesi gereken başka hiçbir şey yoktur. Derin derin düşün. Zihin, madde ve mayanın tek gerçek Tanrının sadece üç görünüşünden başka hiçbir şey olmadığını idrak edeceksin. Bir odun içindeki ateş o odun bir kibritle tutuşturuluncaya kadar anlaşılmaz. Atman da bu ateş gibidir. Bedenin içinde gizlidir ve kutsal om hecesiyle tutuşturulur. Bedenini om hecesiyle tutuştur. Böylece bir odunun içindeki gizli ateş gibi bedenin içine gizlenmiş olan Tanrı'yı idrak edeceksin. Atman ruhun içinde ikamet eder. Tıpkı susam tohumları içindeki yağ, yakacak içindeki ateş, ırmak yatağındaki su gibi. Doğruluk ve tefekkür yoluyla onu bul. Atman her şeyin içindedir. Onun bilgisi tefekkür yoluyla kazanılır. Atman tanrıdır. Tanrı sayesinde her cehalet yok olur. Tanrıyı idrak etmek için önce dışa dönük duyularını kontrol et ve zihnin dizginlerini ele geçir. Sonra alalade şuurdan ayrı olan saf şuur üzerinde derin derin düşün böylece fiziki manzaranın ardındaki manevi gerçeği görebilirsin. Zihnini bu şekilde kontrol et ki en yüce gerçek Tanrı meydana çıksın. Samimi olarak ebedi mutluluğa ulaşmaya çalış. Zihnin ve aklın yardımıyla duyuların zevk nesnelerine bağlanmasına engel ol. O zaman duyuların manevi gerçekliğin ışığıyla arınacak ve o ışık meydana çıkacak. Bilge kişi zihnini kontrol eder ve kalbini her yerde mevcut, her şeyi içten kuşatan sonsuz Tanrı ile birleştirir. Ancak tefrik etme melekesine sahip ruhlar ruhi disiplinlerini tatbik ederler. Kendiliğinden nurani varlık manevi gerçeğin ihtişamı çok büyüktür. Ey ölümsüz mutluluğun çocukları, dinleyin. Ey göklerdeki tanrılar, sizler de dinleyin. Yalnız aydın kişilerin peşinden gidin ve devamlı tefekkür yoluyla zihninizi ve aklınızı ebedi Tanrı'ya verin. O zaman bu yüce varlık size görünecektir. Hayat kuvvetini kontrol edin. Tefekkür yoluyla içteki atmanı tutuşturun. İlahi aşk şarabıyla sarhoş olun. Böylece mükemmelliğe ulaşacaksınız. Ebedi varlık olan Tanrı'ya ibadet edin. İçinizdeki nuru Tanrı'nın nuru ile birleştirin.'' Böylece cehalet kaynağı yok olacak ve sizler karma'nın ötesine yükseleceksiniz. Boyun, gırtlak ve başı düz tutarak dik bir şekilde oturun. Duyuları ve zihni içe, kalbin lotusuna doğru çevirin. Om hecesinin yardımıyla Tanrı üzerinde tefekkür edin. Tanrı'nın kutsal Om hecesiyle dünya okyanusunun korkulu dağlarını aşın samimi bir gayretle duyuları kontrol altında tutun. Soluğu kontrol ederek hayat faaliyetlerini düzene sokun. Bir sürücünün huysuz atlarını zapt etmesi gibi siz de zihninizi zapt edin. Bir mağara veya kutsal bir mevki gibi tenha bir yere çekilin. Bu yer rüzgar ve yağmurdan emin, zemini temiz, tozsuz topraksız, rutubetsiz ve rahatsız edici gürültülerden uzak bir yer olmalıdır.'' Göze hoş görünen ve huzur veren bir yer olmalıdır. Böyle bir yerde oturun, tefekkür ve diğer ruhi çalışmalara başlayın. Tefekkür kabiliyetimizi geliştirdikçe kar kristallerine, dumana, ateşe, ateş böceklerine, güneşe ve aya benzer şekiller görebilirsiniz. Bütün bunlar Tanrı'ya doğru yol almakta olduğunuzun işaretleridir. Tefekkür düşüncenin derinliklerine daldıkça atmanın bedenden ayrı olduğunu ve bu nedenle hastalığın yaşlılığın veya ölümün ona tesir edemeyeceğini idrak edeceksiniz. Yoga yolunda ilerlemenin ilk işaretleri şunlardır. Sıhhat, fiziki bir hafiflik duygusu, çehrinin temizliği, güzel bir ses, tatlı bir koku ve ihtirasların kayboluşu. Kirlenmiş bir metal parçası nasıl temizlendiği zaman pırıl pırıl parlarsa Aynı şekilde kişi bedenin içinde ikamet eden atmanın gerçeğini idrak ettiği zaman üzüntüleri kaybolur ve çevresine mutluluk yayan bir insan olur. Yogi içteki atmanı idrak etmeyle Tanrı'nın gerçeğini doğrudan doğruya tecrübe eder. O artık bütün kötülüklerden arınmıştır, saftır. Tanrı yaratıcıdır. O kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıdadır. O bütün rahimlere girer şimdi doğan ve gelecekte doğacak bütün varlıklar odur. O yüzü her yöne dönük manevi ben olarak bütün kişilerin içindedir. Ateşin, suyun, bitkilerin ve ağaçların içinde olan, bütün evrenin içine yayılan bu nurani varlık Rabbi her şeyden çok sevelim, ona tapalım. Tek ve mutlak evrensel varlık esrarengiz maya kudretiyle beraber çeşit çeşit izzetlere sahip ilahi hükümdar şahsi tanrı olarak görünür. Bu ilahi kudretiyle bütün dünyalar üzerinde hakimiyeti elinde tutar. Evreni yaratılış ve zeval devrelerinde yalnız o mevcuttur. Onu idrak eden kişiler ölümsüz olurlar. Rab ikincisi olmayan bir varlıktır. İnsanın ve bütün varlıkların özüne gizlenmiştir. Evreni vücuda getiren, idame ettiren ve onu kendisine çeken odur. Onun gözleri her şeydedir. Yüzü, kolları, ayakları her yerdedir. Gökyüzünü ve yeryüzünü kendisinden yarattı ve kolları kanatlarıyla onları bir arada tutar. O bütün tanrıların menşei ve desteğidir. O her şeyin hükümdarıdır. Kendisine ibadet eden kişilere hikmet ve mutluluk ihsan eder o insanların günahlarını ve ıstıraplarını yok eder. Kanunlarını bozan kişileri cezalandırır. O her şeyi görür, her şeyi bilir. Bizlere iyi düşünceler ihsan etsin. Ya Rabbi, sükun ve mutluluk olan, her kötülüğü, her cehaleti yok eden, en kutsal şekli içine bürünmüş olan Sen, bizlere görün ve bizleri mutlu kıl. Ya Rabbi, sen seninle bir olan kutsal om hecesini gösterdin. O senin avuçlarının içindeki ve cehaleti yok etmek için kullanılan bir silahtır. Ey inananların koruyucusu! Müşfik şahsını bizlerden gizleme. Sen yüce tanrısın, sonsuzsun. İçlerine gizlenerek bütün yaratıkların şekillerine bürünen sensin. Her şeyin içine yayılan sensin. Sen evrenin tek tanrısısın. Seni idrak eden kişiler ölümsüz olurlar. Büyük Aziz Svetasvatara dedi ki: Ben her karanlığın ötesindeki büyük nurani varlığı buldum. Kişi ancak onu tanıdığı zaman ölümü yener. Doğum, ölüm ve yeniden doğuş çarkından kurtulmanın başka bir yolu yoktur. Ondan başka ondan üstün hiçbir şey yoktur. Ondan daha latif veya daha büyük hiçbir şey yoktur. Yalnız o bakidir, değişmeyendir, kendiliğinden nuranidir. Bütün bu evreni dolduran varlık odur. Bütün evreni dolduran varlık olduğu halde evrene ait hiçbir kötülük ona ulaşamaz. Onun şekli yoktur. Onu bulan kişiler ölümsüz olurlar. Bulamayan kişiler ise daima sefalet içinde kalırlar. Her şeyi içten kuşatan ve her yerde olan Tanrı bütün varlıkların özünde ikamet eder. Lütfu ile bütün varlıkların yüzlerini kendisine doğru döndürerek onları kurtuluşa ulaştırır. O en içteki atmandır. O bütün raptır. Ona ancak kendisini yarattığı kalp safiyeti sayesinde ulaşılabilir. Bütün evreni yöneten odur. Ebedi yan parlayan büyük ışık odur. Bir baş parmağı büyüklüğündeki bir şekle bürünen bu yüce varlık ebediyen en içteki atman olarak bütün yaratıkların özünde ikamet eder. O ruhsal tefrik etme istidadı sayesinde arınmış bir zihin vasıtasıyla doğrudan doğruya bilinebilir. Onu bilen insanlar ölümsüz olurlar. O büyük varlığın bin tane başı, bin tane gözü, bin tane ayağı vardır. O bütün evreni sarar o tabiatüstü varlık ise de göksel nahiyesinin on parmak yukarısındaki kalbin lotusu içinde bulunan varlık olarak düşünülecektir. Bütün evren odur. Olmuş ve olacak her şey odur. Ancak kendisi ebediyen değişmeden kalır ve ölümsüzlüğün sahibidir. Onun elleri ve ayakları her yerdedir. Gözleri ve ağızları her yerdedir. Kulakları her yerdedir. O evrendeki her şeyin içine yayılır. Onun duyu organları yoktur lakin duyu faaliyetlerini gösterir. O her şeyin sahibi ve yöneticisidir. O her şeyin dostu ve sığınağıdır. O dokuz kapılı bedenin içinde bulunur. Sayısız şekillere bürünerek dış dünyada görünür. Canlı ve cansız bütün alemin sahibi yöneticisidir ayakları olmadığı halde süratle hareket eder. Elleri olmadığı halde her şeyi kavrar. Gözleri olmadığı halde her şeyi görür. Kulakları olmadığı halde her şeyi işitir. Hiç kimse onu bilmediği halde o her şeyi bilir. Ona yüce varlık adı verilmiştir. En latif olandan daha latif, en büyük olandan daha büyük olan bu atman bütün yaratıkların kalplerinde gizlenmiştir. Onun lütfu ile kişi bütün ihtiraslarından kurtulur ve onu yüce Tanrı olarak idrak eder. Ey yüce Tanrı, sen şekilden münezzehsin. Bütün şekilleri yaratan sensin. Bütün her şeyi yaratan ve sonra onları kendisine çeken sensin. Biz kullarını senin düşüncelerinle doldur. Ateş sensin, güneş sensin, hava sensin, ay sensin, yıldızı sema sensin. Yüce Brahman sensin. Sular sensin, sen. Her şeyin yaratıcısısın. Kadın sensin, erkek sensin. Genç adam sensin, bakire kız sensin. Asasına dayanan yaşlı adam sensin. Senin yüzün her yere dönüktür. Gece kelebeği sensin. Kırmızı gözlü tavşan sensin. Yağmur bulutu, mevsimler, denizler sensin. Başlangıcı olmayan, zamanın ve mekanın ötesinde olan varlık sensin. Üç dünya da senden zuhur eder. Ağaçlar, çiçekler, güneş, ışık, aydınlık ve karanlık, görünen ve görünmeyen her şey sensin. Soluk, söz, mana, hep sensin. Tek olduğun halde çeşit çeşit görünen sensin. Bütün varlıkların, bütün kutsal metinlerin ve bütün faaliyetlerin, bütün dinlerin kaynağı sensin her şeyi yaratan, her şeyi içten kuşatan, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyi bilen sensin. Sen ölümlü gözlere görünmezsin. Ancak kalbi arınmış kişiler seni kalplerinde görebilirler. Bütün şekilleri rüyalar alemini yaratan sensin. Sen ikincisi olmayan tek varlıksın. Bütün yaratıkların özüne gizlenip onları seyreden sensin. Sen şuurun kendisisin. Evrenin beşiği ve mezarı sensin. İkincisi olmayan, değişmeyen, ölümsüz, saf ve her şeyin ötesinde olan o nurani gerçek sensin. Seni bulan kişi safiyete, huzura, bütün arzularına ve ölümsüzlüğe ulaşır. Bütün kötülüklerden ve ıstıraplardan arınır. Bütün evren senin görüntün. Bütün kutsal metinlerde senin soluğundur. Om. Huzur 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 son